akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Derin Futbol başladı. Derin Futbol Derbi'de etiketiyle bizlere yorumlarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Etiketimiz Derin Futbol Derbi'de. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda altın değerinde 3 puan kazandı ve lider duruma yükseldi. Beşiktaş'ın bir maçı eksik. 2-0 kazandı Salih Hacivertler. Goller Volkan Şen ve Luis Nani'den. Fenerbahçe 2, Beşiktaş 0. Birazdan Şükrü Saraçoğlu stadına gireceğiz. Hatta yardımcım, sevgili kardeşim Onur, Şükrü Saraçoğlu stadının görüntüleri birazdan ekranlara gelecek diyor. Ümraniye'ye gireceğiz, Samandıra'ya gireceğiz ve en önemlisi maçın geniş özeti birazdan Beyaz TV ekranlarında olacak. Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve gecenin kazananı Abdülkerim Durmaz'la beraberiz sevgili seyirciler. Ben Ertem Şener, hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Ne tebrik ediyoruz ki kardeşim? Cüneyt Çakır yönettiği maçla beraber büyük prim alacak Cüneyt çok Çakır. Çok büyük tepki aldı. Lakin biraz önce Volkan Demirel'in sağ ortasındaki Fenerbahçeli taraftarlara seslenmesi Kadıköy ayıları sıkıntıya sebep olmuş sevgili seyirciler. Ne demiş? Bunun da altını çizerek belirtelim. Uçan kuşlar martıları söylemişler ne hocam. Ne var? Ertem. İnleyen nameler bilmiyor musun? İnleyen nameler. Hocam yapmayın. Martılar. Gergin bir akşam yapmayın hocam. Şey uçan kuşlar martılar siyah beyaz nokta nokta biliyorsunuz. Onu bilmem yani, ben şarkıyı Volkan bilmiyorum. Volkan Demirel söyletiyor bunu tribünlere. Onu bilmiyorum. Normal onu misin bilmiyorum, hocam? Hayır, normal değil öyle bir şey demiyorum. İnleyen nameler. Hayır şarkıyı söylüyorum ben sana. Mesela Snyder biliyorsun geçen sene. Ağlama. Ama siz demiştiniz ki çok normal demiştiniz ona. Ne? Olabilir şampiyonluğu kazanırsa normal. İşte ben de diyeyim sen niye Volkan'ınkine normal değil diyorsun? Yani ben Snyder'ınki normal diyorum. Söylüyor, eğleniyor. Maçtan sonra insanlar kutlama yaparlar. Çok böyle şeyli söyledin. Çok böyle abartılı ağrına gitmiş gibisin. Gerçekten mi diyorsunuz bunu? Hayır köfür varsa kötü. Ben diyorum ki normal uçan bir... Uçan kuşlar martılar. Siyah beyaz. Yok, nokta 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 normal mi hocam? Volkan öyle bir demez. Onu bir görelim. Volkan öyle bir şey söylemez. Evet Beşiktaş puan eşitliği halinde ikili averajı Fenerbahçe'ye kaptırdı. Hemen onu da belirtelim sezon sonu için. Evet. Şampiyonluk yolunda. İki takım da inşallah aynı puanla bitirir. Şükrü Saraçoğlu stadında şu anda görüntüler ekrana geliyor. Sevgili seyirciler aynı puan da biterse eğer lig Fenerbahçe i̇nşallah, şampiyon olur. İnşallah. Hemen onun da altını çizelim sevgili seyirciler. İkisi. Emre Zabunoğlu, Devrim Zengi, Sezgin Gelmez şu anda Şükrü Saraçoğlu sarındalar. Evet Şükrü Saraçoğlu sarında Kadıköy'den şu anda görüntüler ekrana geliyor. Fenerbahçe 2-0 kazandı. Çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir sevinç var. İnanılmaz bir sevinç var Abdülkerim abi ekranda. Abdülkerim abiyle başlayalım. Evet teşekkür ederim. Kutlarız Abdülkerim abi. Rica ederim, çok teşekkür ederim. İlk yarıda süper bir Fenerbahçe, evet. İkinci yarıda süper bir Beşiktaş. Evet, nispeten evet. Yani nispeten evet. Doğru bir yorum. İki yorumun doğru. Bize pek ana hatlarıyla bir şey bırakmadın. Doğru. İlk yarıda çok üstün oynayan, çok baskılı oynayan, Beşiktaş'ı presle boğan, Beşiktaş'ın hiç alışıklı olmadığı bir ortam. Çünkü Beşiktaş lig boyunca hafif rakiplere karşı topu alıp istediği gibi top çevirebilen, klas oyuncularının zevk yaptığı, hatta maçları topuk paslarıyla falan süslediği Beşiktaş karşısında hiç beklenmedik sertlikte bir orta saha bulunca Mehmet Topal, Savuz Ağa gibi buna da Gökhan Gönüller kenardan Canerlerin presi katılınca o bildiğimiz Beşiktaş'ın yerinde yerler esiyordu. Hiç ayaklarında top dahi tutamadılar. İlk yarı 1-0 bitmesi Beşiktaş adına iyiydi. Eğer biraz becerikli olsaydı Fenerbahçe maçı 2'lik 3'lük daha ilk yarıda yapıp maçı koparabilirdi. Sonrası ise tamamen dediğin gibi oldu. Evet Beşiktaş ikinci yarı özellikle Gökhan Töre değişikliğiyle Olcay Şahan sahanın bana göre 45 dakikanın en kötüsü Olcay Şahan'dı. Olcay Şahan'ın yerinde Gökhan Töre'nin girmesiyle Beşiktaş ligin tamamında seyrettiğimiz etkili baskılı oynayan Beşiktaş'tı. Bu ara pozisyonlar da buldu. Volkan hocam bir dakika özür dilerim. Kafasına. Çok özür dilerim. Gerçekten söylüyorum. Bu tweet'i siz mi attınız? Hangisini? Ey Türk milleti sizden özür diliyorum. Cüneyt'in rezil taraflı yamcı yönetimini gördükten sonra ancak utanç duyabiliyorum. Evet. Ya biraz önce maç seyrederken. Ters kol bayağı ters hoca kol. Bravo. Çok özür diliyorum. Yok ben de şaşırdım çünkü hocam Ahmet Çakar bravo. Ahmet alkışlıyorum. Çakar bize ayakta alkışlıyorum. Atmosferi yüksek bir maçı olabildiğince iyi yönetiyor Cüneyt Cemiş'ti öyle demiştim bize. Öyle dedi numara yapmayız. Anlamadınız mı? Biz ters kolpacı istihbaratçı arkadaşlarım otururken aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Bak Cüneyt Çakır'la hayatımda hiç tanışmadım. Bir kere telefonla konuştum. Cüneyt benim için bu geceden sonra bitti mi hocam? Sen ağır bir soru işaretisin. Kesinlikle. Bak niye ağır bir soru?
Türkiye'de, Türkiye Ligi'nde iki defa kırılma noktası oldu. Aynen öyle. Birinci ikinci kırılma noktası buydu. Niye? Bugün Beşiktaş kazansaydı bana göre lig bitmişti. Kesin. Ligin bitmesi demek şu demektir. Action yok. Nasıl bitiyor bir hocam? Bir dakika abi bak. Güneyde yan çakar. Ya yani içecek şöyle düşünüyorsunuz. Beşiktaş 4 puan öne geçer. Nasılsa Trabzon çantadaki ilk Trabzon'da Trabzon'u yener. Müsaade sağlayacağım. Müsaade sağlayacağım. Lig nasıl bitiyor? Ben bir an için, kendimi futbolun baronu görüyorum. Bir an için. Zaten baron. Futbolda... Zaten baronsun. Aferin Rasim. Hayır öyle baron, baron değil. Gibisin yani. Hocayı bir dinleyelim. Bir dinleyeyim abi. Bakın artık bu geceden itibaren size açık net bir şey söyleyeyim. Bu lig Türkiye'de meşruiyeti kalmadı hocam. Hiç kimseye inancım kalmadı. Niye? Şimdi bugün hatalar yaptı, oraya yaptı, Fener'e yaptı, Beşiktaş'a yaptı, yenge şudur budur. Lakin siz içeride ciyak ciyak bağırırken, ben aferin Cüneyt derken düşüncem şuydu. Türk futbolunda iki defa kırılma noktası oldu. Biri sezonun ilk haftaları. Trabzon soykırımının başladığı gecedir. Trabzon Galatasaray. Eğer o gün Trabzon Galatasaray'ı yenseydi Galatasaray zaten ligden o zaman kopacaktı. İkincisi bu gece. Cüneyt bir şekilde. Allah. Bak Cüneyt sana bir şey söyleyeceğim. Söyle hocam. İkinci dakika çaldığın faulü faul olmadığını bile bile çaldın. Eğer o faul ise sahada onun gibi 15 tane ard arda pozisyonu. İki. Uçana kaçana sarı kart verirken Caner'e en az 3 defa daha, hadi 2 diyelim, 2 kesin de 1 artı 2 defa daha sarı kartla 2 defa daha oyundan atman lazım. Kesin. Caner'e atamadın. Sen bir sussana. Sonra ya, gittin Bekin kırmızı kart. Bekin topalım mı? Sırtına basması. %100 tartışma. Volkan Şen'in yanı. %100 onu da gördün. Atamadın. Artık film artık kopunca abi. İkinci yarı Volkan Şen'i de atamadın. Dedin çok ki yaşa. Hep beraber. Niye Volkan çok Şen'i yaşa. Falan? Niye atıyor hep Volkan Şen'i falan? 5 dakika içinde denge. Arka arkaya birbirine çok benzer. İttirdik aktırdık. Çok yaralayıcı olmasa da atakları bloke edecek. Faul dünyanın her yerinde. Bunu sarıdı. Köyde hakem kursları açıp köy çocuklarını tarladan hakem kursuna getirildi. Evet. İlk anlattıkları budur. Yani sence bu maç, bu derbi maçı İki tarafta 7'ye 7, 8'e 7 mi bitirmeliydi? Böyle bir böyle derbi oynanır mı hocam? Oraya dokundu, 3 faul yaptı. Bunu tekrar at, söylüyorum. 4 faul oldu. Müsaadenizle atacağım. Müsaadenizle at. Ona soru cevap geliyor. Böyle futbol olur mu? Böyle futbol oynanır mı ya? Bugün sahada 2-6-1, 3 adam atılmamışsa ben bütün hakemliğimi siliyorum. Caner, %99.9 değil. %100 atılması lazım. 1. Bek atılmadı mı? Kim? Bek. Yok. Ne? Yok. En fazla sarı kart görüyor. Adamın sırtına basması. Hocam topu adam taca attıktan sonra bir futbolcu ayağını öyle sallayıp bek topu taca attıktan sonra o ayak havada kısılıp geri çekilemez. O istem dışı adama basar. İstem dışı değil. En fazla hocam sarı. Hocam dişi. Bak o sarı. Benim görüşlerimi söyleyeyim. İşte sizin kalırsa herkes atılır hocam. Beyler. Bitirsin hocam. Eğer ben hasbelkader. Ben ama hocaya hemen bir şey soracağım. Bir dakika, çünkü ben laf bendeydi. Ben hocaya hemen bir şey soracağım. Hasbelkader hakemlik yapmışsam. Caner'i ve Bek'i atmayan hakeme ben hakem filan demem. Bravo! Kasıt ararım. 3. Volkan Şen %99.9 atılması lazım. 4. Maçın ilk birinci dakikasında, ikinci dakikasında verilen faul beyler. Faul ya falan hocam, değil. Hocam halı sahada verilmez o. Hocam bir maçta 60 tane yanlış faul verir sen de vermişsin. Gol oldu ama. Gol'e bağlarsa konuşuruz. Gol oldu ama. Hocam gol olursa olur. Ya Caner'e niye vermiyor? Şimdi bak hocam. Caner'e niye vermiyor? Bir kez ben Ahmet Hoca sözü verdim. Bir dakika. Sözü benden kaptılar. Tamam mı? Ben kibarlık yapıp konuşmuyorum ve susuyorum, dinliyorum. Beyefendi gibi. Şimdi Ahmet Çakar'a hemen bir soru soruyorum. Eğer Ahmet Çakar bu maçı, bu harbi maçı hakem Cüneyt Çakır'a bağlıyorsa kendisine şu sorum var. İlk Beşiktaş-Fener maçını nasıl izah edecek? Abi niye bağırıyorsunuz? Nasıl izah edecek? Çünkü sinirleniyorum. Ben hiçbir şey anlamadım. Çünkü sinirleniyorum. Ben de dinleyip bir şey anlamadım. Evet. Halis Özkaya Hanım Beşiktaş'ta ilk maçta ne söyledin? Ayyam diyorsun, tarih döndü diyorsun. Yapma hocam. Beyler. Fenerbahçe o gün maçı kazansaydı bu lig buralara da kalmayabilirdi. Ben daha ağır bir şey söyleyeyim. Onu niye söylemiyorsun? Peki, ben daha ağır bir şey söyleyeyim. Bu maçı hakeme bağlamak futbol adaletsizliğidir, insanlara saygısızlıktır. Fenerbahçelilere hatalıktır. Bugün televizyonları karşısında Ertem bu galibiyeti coşkuyla seyreden Fenerbahçelilere hatalıktır.
Ben görüş hakarettir. Ben İlhan Ekşioğlu'na bak. Hakarettir bu. Abi İlhan Ekşioğlu'na bak. Gör. Beyler ben İlhan Ekşioğlu'na konuş. Bir dakika hocam İlhan Ekşioğlu'na. Ben ne bileyim abi ne olduğunu. Abi bu ne olur senin adamın neyi biliyor. Ne oluyor abi bu Twitter'dan? Bir dakika hocam İlhan Ekşioğlu'na olmuş. Verin bakayım. Allah Allah. Küfür. İyi ve nazik davranmaya çalıştım ama rakip taraftarlardan gelen saygısız tweetlerden sonra sormam hocam, gerek. Acaba iyi mi? Bu yapılan suçtur. Suçtur bu. Tahriktir. Tahrik yani tek taş şey değil. Bu Beşiktaş camiasını ve Beşiktaş taraftarlarını kin ve düşmanlığa tahrik. İlhan Ekşioğlu mevcut yönetici mi? Tabii. Evet. Evet. Yönetici. Hocam Türk futbolunun haline bakın ya. Evet. Acaba iyi mi koyduk diyor hocam. Tövbe de oğlum ne biçim konuşuyorsun? Bak oku. İyi mi? Ben orada bundan sonra dediğin, hiçbir taraftar senin dediğin lafı göremiyorum. Hiçbir yönetici, hiçbir futbolcuya kimse bir şey demesin. Ya Volkan kapatılmasın bir saniye. Volkan ne yaptı? Tribünler falan kapatılmasın. Ne yaptı oğlum? Sen nasıl bir tribünler? Vallahi yazık bak. Tribün falan kapatılmasın yazık. Kim? Tribün falan kapatılmasın. Yıllardır demiyorum ben. Bunu Başkan Fikret Orman da yapsa, Dursun Özbek de yapsa, Muharrem Usta da yapsa aynı şeyi söylerim. Bu ne ya? Acaba iyi mi? Dıt dıt dıt. Yapma yapma milleti ne sen abi? Tahrik ediyorsun. Bu yapma. Ne abi? Yapma. Bu ne? Bunun yapma. Anlamı ne? Yapmayın. Yapma. Ben bir kere Ahmet Çakar'a sormak istiyorum. Ahmet Çakar'a sormak istiyorum. Normal mi bu? Bir dakika ben bir şey söyleyeyim mi? Bu normal falan değil. Kendisine ağır küfürlü tweetler evet, atılmış her neyse. Etkiler miyiz? Fakat bir yöneticinin cevap vermesi gerek. Vermemesi gerekir. Anlatabilir miyiz? Kına. Vermemesi gerekir. 5 dakika anlatabilir miyim? Evet Sinan. Sinan'ın bir konusunu dinliyoruz. Hani burada tek yöneticilik yapan futbol adamı sizsiniz. Siz böyle bir tweet atar mıydınız? İlhan Ekşioğlu benim arkadaşım ayıp etmiş. Ayıp bravo. Ayıp ne diyeyim ama ayıp etmiş abi. Siz arkadaşım benim. İki marşı dinlerken birbirine yapmış. Ayıp olmasın diyorsunuz. Ayıp etmiş abi. Rakibin evet. Kimsenin kimseye saygısı koskoca yok. Koskoca Beşiktaş'a arkadaşlar iyi dinleyin. Bakın bir. Instagram'a küfür yazanlar. Buraya koyduk mu muyduk mu falan kelimeler kullananlar var. Terbiyesizler var. Gereken karşılığı kim isti? Esen Nur Ezgi. Evet, kınıyoruz, kınıyoruz. Yazmayın öyle kardeşim. Şey olmaz, doğru. Adam bravo gibi bir şey yazdım. Ben beş ay hapis. Sizi tahrik edecek bir şey yazmıyorum oraya. Hak eden kazansın diye yazdım. Küfür ediyorsunuz buralara, görüyorum. Çocuklar içeriden şey yapıyorlar, yazıyorlar, not alıyorlar. Yazmayın kardeşim, benim sayfamdan gidin. Bir, Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum arkadaşım. Bravo kardeşim. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, 3 puan aldığı için. Bir. Her iki takımın futbolcularına tebrik ediyorum. Her iki takım futbolcularını kutluyorum. Adamsın. Harika bize bir maç seyrettirdiler. Nefis bir maç seyrettik. Adamsın. Hele ilk 45 dakika işte Apo, Altuğ ben bizim seyrediyoruz. Evet. Dedim ki hızlı çekim falan mı var evet. Dedim. Hakikaten yetişemiyoruz ya. Yani. İnanılmaz bir maç temposu tempo, var. Evet. Harika bir maç. Hakikaten öyleydi. Gentleman futbolcular vardı sahanın içinde. Müthiş bir temiz maç oldu. Harika bir maç. Bir derbi. Şampiyonluğu belirleyecek bir derbi olmasına rağmen. Kesin. Hiçbir türlü sahanın içinde çok önemli futbolun gerektirdiği şey, ufak tefek gerginlikler onun dışında harika bir derbi, harika ama, bir futbol gecesi. Ama iğrenç bir hakem. Harika bir futbol gecesi, harika bir maç seyrettik. Hakem? Bol pozisyon. Bakın arkadaşlar, Beşiktaş'ın 6 tane gol pozisyonu var. En az 6 veya 7 tane pozisyonu var. Yani. 2-0 iken bile var pozisyonları var. Giren, direkten dönen falan filan. Beşiktaş takımı... İlk devre oynadığı, kazandığı maçtan daha iyi oynadı. Ezilmeden daha iyi futbol oynadı. Hı. Ama Fenerbahçe takımı oynadı, müthiş mücadele etti. Daha çok ihtiyacı vardı. Sağ ve seyirci avantajıyla maçı kazanmayı bildi. Buralara kadar Fenerbahçe'yi kutluyorum. Müthiş futbol oynuyor. Moskova maçından itibaren harika oynuyor. Yani ben dün akşam buradaki yorumda ne demiştim? Ben bu Fenerbahçe'yi merak ediyorum. Evet. Beşiktaş'a karşı ben bu Beşiktaş'ta merak ediyorum. Fenerbahçe'ye karşı. Ben bu Beşiktaş'tan sonuna kadar da eminim. Canları sağ olsun futbolcuların sonuna kadar da son dakikaya kadar da bu şampiyonluğu yarışına devam edecekler. Olur veya olmaz olacak falan eksik demiyorum. Lider Beşiktaş eksik maçını kazandı mı? Tabii. Hayır. Ortada bir ben şey hiçbir zaman Beşiktaş'tan yani. Umudumu falan kesmiş şey değilim. Harika oynayan bugün bir Beşiktaş takım vardı. Kötü falan da değil. Bana göre çok oynadı. Tek kale oynadı ikinci yarı. Müthiş baskı da kurdu. Çok top pozisyonları vardı. Şimdi arkadaşlar. Cuma ben sana ne dedim Ertem? Cumartesiden beri. Maçın yıldızı Cüneyt Çakır olur dedim. Hocam çok özür dilerim. Gelsin. Tamam hemen Volkan Demirel. Ne olmuş? Bir öp bakalım babayı. Bugün mükemmel oynadı. Goller. Bir de en büyük Fener'de. Fener. En büyük kim? Fener. Aferin sana. Babayı öpecek misin? Bugün mükemmel oynadı. Goller attı. Öp babayı. Beni. Ama mikrofonu.
Hakikaten çok keyifli bir akşam. Evet. Sen de kızın da kutluyorsun maçı. Mükemmel bir akşamdı. Galip gelmemiz gerekiyordu. Galip geldik. Maç öncesi de söylemiştin sen. Bugün taraftarla kazanacağız diye ve öyle oldu. Ya biz taraftar olmadan gerçekten belki tamam kazanırız ama bu kadar tatlı ve güzel olmuyor. Onları her zaman yanımızda bekliyoruz. Artık son virajlara girdik. Daha gerçi 11 hafta var. Ama ben inanıyorum ki taraftarlarımızla beraber istediğimizi alacağız. Onların sadece bugünkü desteği olsun bizim yanımıza. Biz onları her zaman mutlu etmeye razıyız. Onlarla her zaman kucaklaşmaya razıyız. Yeter ki onlar yanımızda olsun, bizi desteklesinler. Bugüne gelirsek de gerçekten Beşiktaş'a bakalım da ligin en iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Ama bugün ilk yarıda neler yapabildiğimizi, bizim nasıl bir takım olduğu bildiğimizi gösterdik. Gerçi hem takım arkadaşlarım hem de takım olarak çok kaliteli bir takımız ama takım olma yolunda bazı zaaflarımız vardı. Bu maç düşünüyorum ki o zaafları da kapattı. İçeride çünkü çok güzel bir atmosfer vardı. Bugün takım olduk ve çünkü yeni oyuncuların olması Fenerbahçe'ye biraz da onları anlatmak zaman oluyor. Fenerbahçe'nin nasıl bir yer olduğunu herkes artık yavaş yavaş anlamaya, benimsemeye başladı. Bundan sonra da ben düşünüyorum ki ve inanıyorum ki yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz. O dediğin noktada zaten tecrübe öne çıkıyor ve burada da en önemli faktörlerden biri sensin. İkinci yarı çok kritik kurtarışların var. Şöyle de bir istatistiğim var. Senin kariyerinde burada derbi hiç kaybetmedin. Allah da göstermesin bundan sonra. İnşallah. Çünkü gerçekten bu benim için çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur. İnşallah bunu da futbol hayatım boyunca, belki futboldan sonra da inşallah bunları yaşarım. Ama çok mutluyuz. Gerçekten tüm Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Tüm Fenerbahçe taraftarına da armağan ediyorum. Soyunma odası dedi, neler yaşandı maçtan sonra? Valla soyunma odasından şimdi onlarda görüntüler vardır, biliyor gerçi de. Onları yayınlarlar herhalde. Gerçekten çok güzel bir birliktelik vardı. Ama bu maç bizim başlangıcımız. Fenerbahçe şimdi başlıyor. Şimdi başlıyor aslında bizim işimiz. Son 11 hafta yeni şekilde değerlendirip hep beraber sezon sonunda mutlu yaşayacağız. O zaman son sözü Yade'den alalım yine. Şampiyon Fenerbahçe'de Yade. Şampiyon Fenerbahçe'de kızım. Hadi de. De abi, bak bir şey verecek bir sana söyle. Şampiyon Fenerbahçe'de. Şampiyon Fener. Tamam, şampiyon. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrikler. Tekrar görüşmek üzere. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Dünyada en güzel müthiş şey çocuk. Kaleciliğine. Volkan'ın çocuğunda bütün kaleciliğine. Kaleciliğine söyleyecekler. İkinci bir çok kritik. Bir kalecinin bir takıma ne kadar skoresini bozmaya iyi biliyor taraftar. Bir takıma ne kadar katkısı olacağını gördük. Şimdi bakın, sakın yanlış anlaşma. Fenerbahçe'nin galibiyetine, Fenerbahçeli futbolcu hiç bakın Sinan Engin hakem falan demedi. Ama bu hakemin bunları söylemen... Sinan abicim yine özür diliyorum, Dani geldi bu sefer. Dani gelmesin zaten. Entramos muito forte. Nossos adeptos puxaram muito pela equipa e foi um dos factos que nos transmitiu mais força, que nos deu mais força para entrar logo com muita força no primeiro minuto e fazer logo um gol. E isso foi muito bom para o nosso jogo. E estou muito feliz por a equipa ter ganho este jogo, que era muito importante para a competição do título. Agora é continuar da mesma maneira, encarar os outros jogos todos até o final. Com a mesma mentalidade, com o mesmo apoio dos adeptos e acho que vamos longe assim. İyi bir karşılaşma çıkardığımızı düşünüyorum. Bu akşam Fenerbahçe Beşiktaş'tan çok daha üstün bir futbol oynadı bana göre. Çok iyi bir başlangıç yaptık maçı aslında. Daha ilk dakikadan geliyor bu galibiyetin kilit noktası. Taraftarlarımız gerçekten bize çok iyi bir destek verdi. Daha ilk dakikadan bizim için ne kadar itici güç olduklarını, bize ne kadar fazla güç verdiklerini gösterdiler bir kez daha. Maça bu şekilde girdik ve maçın ilk dakikasında da golü bulmayı başardık. Bu bizim için çok iyi oldu tabii ki, maçın başında bir gol bulabilmek. Çok mutluyum takımın aldığı galibiyetten dolayı. Çok önemli bir galibiyetti bizim için lig yarışı açısından. Artık aynı şekilde devam edip çalışmalarımızı aynı şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Aynı düşünceyle, aynı mantaliteyle ve taraftarlarımız da her zaman bu şekilde bu atmosferi oluştururlarsa, bizim yanımızda olurlarsa bizim için işlerin daha da güzel olacağını düşünüyorum. Bu galibiyetin hem puan olarak şimdi liderliğe yükseldik tekrar ama aynı zamanda psikolojik olarak da çok önemli bir etkisi olacak sezonun kalanı için. O sezonun kalanı için bu galibiyetin nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorum. Importância desta vitória para o resto da liga. É muito importante como eu vinha dizer, é muito importante para a equipa, para os nossos adeptos, sentirmos mais confiantes que podemos alcançar o nosso objetivo. Estamos a jogar bem, estamos mais fortes e psicologicamente é uma força extra que nos dá para que os próximos jogos estejamos mais fortes e estejamos a continuar com o mesmo futebol para que consigamos sempre alcançar as nossas vitórias no final do jogo.
Evet, çok önemli. Az önce de söylediğim gibi hem bizim için hem taraftarlarımız için, tüm takım için gerçekten çok önemliydi bu akşamki galibiyet. Kendimize güvenimizi bir kademe daha yukarıya taşıdık ve bu güveni kesinlikle hissediyoruz şu anda. Şu anda daha güçlüyüz, iyi bir futbol oynuyoruz ve psikolojik anlamda da bize fazlasıyla güç vereceğini düşünüyorum bu akşam aldığımız galibiyetin. Şimdi aynı şekilde artık dediğim gibi devam etmemiz gerekiyor. Kendi futbolumuzu oynayarak, iyi futbol oynayarak sezon sonunda hedeflerimize ulaşmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kariyerinde çok önemli maçlarda çok önemli golleri var. Böyle bir derbide gol atmak onu nasıl hissettiriyor? Tutaza sentir Bursa'yı gol. Não é mais pelo gol, é mais pela vitória, por ter o sentimento de contribuir para a equipa. Estou muito feliz porque hoje era muito importante a equipa ganhar e quando terminamos o jogo e sentes que deste tudo e participaste na vitória. É um sentimento muito bom e é isso que eu estou sentindo neste momento. Aslında burada golden ziyade ben takımımızın aldığı galibiyetten dolayı kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Aynı zamanda tabii ki takıma katkı vermemden dolayı da çok mutluyum. Çok önemli bir galibiyetti az önce söylediğim gibi. Ve her şeyimizi verdiğimiz hissiyle maçtan sonra soyunma odasına girebilmek bizim için çok önemliydi. Şu anda ben bu hissi yaşıyorum. Her şeyimi verdiğimi düşünüyorum. Takıma katkı yaptığımı düşünüyorum. Ve bu his gerçekten harika bir his. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Yasir Kaya sözü yeniden sende. Evet sevgili seyirciler, Kadıköy'de kutlamalar var. Fenerbahçe bir puan önde. Beşiktaş maç eksiği var. Sinan abinin sözü sürekli yarım kesildi. Yarıda kaldı. Buyurun. Asla Fenerbahçe'nin galibiyetiyle ilgili veya bu söyleyeceklerim ya Fenerbahçe'nin galibiyetine falan gölge düşmesin. Fenerbahçe takımı müthiş bir futbol oynamıştır. Bunun yanı sıra bana göre Beşiktaş sezonun en iyi toplarından, en çok pozisyona girdiği maçlardan bir tanesi. İkinci yarı ama. İkinci yarı ama hep top yüzdesi. Birinci yarıda top yüzdesi Beşiktaş'taydı. Hep bakıyorsun hep 58'e 42'ye böyle bir yüzdeyle oynadı. Beşiktaş top yüzdesi oynadı. Şimdi mesela Caner'in pozisyonuna bakıyorsun maçın başında. Bir, ha gol olacağı belli mi? Bilemezsin. Olmaz. Oradan gol olmaz. Faul mü? Kesinlikle faul değil. Andreas Beck bana göre atılmalı. Beşiktaş'ta oyuncunun atılması lazım. Caner'in, hoca da demin söylediği gibi 2-3 sarı kart en az arka arkaya oyundan atılması lazımdı Caner Erkin. Çok sevdiğim de bir çocuktur ayrıca da yani. Çok kesin. Ayrıca da kesin çok atılması lazım. Atılmalıydı. Çok da sevdim. Haftan 2-3 günde beraberim. Kesin atılmalıydı oyundan. Dönelim. Olcay Şahan'ın pozisyonu var arkadaşlar. Hiç kimse şey yapmıyor. Olcay Şahan'ın pozisyonu hatırlayın. %100 penaltı ya. Kesinlikle değil. %100 penaltı. Darbe var hocam. Ne alakası var? Ne penaltı? Görürsünüz. Olur. Hayır. Görecek pozisyon birazdan. Hayır, penaltı. Bak buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Pozisyon birazdan geldikten sonra hoca pozisyonu burada yine söyleyeceğiz. Yanlış anlamayayım. Top yüksek. Evet. Hayır efendim. Nasıl? Ne penaltı? Darbe var hocam. Hadi bırakın bu işleri. 10 tane. Ya hocam hadi bırakın işleri derken. Niye hadi bırakın bu işleri? Penaltı pişiren. O ceza sahasının içinde bir adama ittin mi? Faul değil mi? İtmiyor. İtmiyor mu? Vücut devası. Peki sen o zaman buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum. O pozisyonu burada seyredeceğiz hep beraber. Evet. Ve benle beraber aynı kanıya varacaksın. Yok abi. Evet Sinan diyeceksin, faul yapmış. Ben içeride 3 defa baktım. Bakacağız. Sana. Göreceğiz. Ben de buradan ilk ne? Ya Sinan olabilir, doğru söylüyor. Ama benim görüşüm senin, bu. Senin görüşün o. Olcay Şahan'ın pozisyonu. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. 18 içinde bu tip vücut vücuta temaslar abi, yok öyle bir şey. Eğer hepsine penaltı abi, değilsek biz Apo'cum, şunlara verilmedi mi? Her maçta 17 tane Apo, penaltı olur. Bir dakika dur. Başka Apo. Bir yere gider yani. Apo bunlara verilmedi ya mi? Onlardan bak bu dediğim pozisyondan sen kornerlerde dikkat edemiyoruz tabii. Hiçbiri mi? Sen de değil ben de kimseye demem. Şunlara vermedik. Bunların mi? Hepsi oluyor ya abi. Her birazdan. Kornerde penaltı vermek lazım. Apo'cum bak kimse gözünden kaçtı. Birazdan Sinan bu pozisyonu bir seyredeceğiz. Arkadaşlar. Ya Sinan böyle benim fikrim geldiği zaman pozisyon bakarsınız. Ya bana da fenerler diyor ki eline çattı diyor o Marcelo'nun penaltı değil mi? Ben diyorum değil. Yok, kesinlikle onu değil. Evet. Yok. Aa, işte ama bak insanlar arkadaş görünce her şey penaltı diyorlar. Birazdan bu pozisyon gelsin. Bakın herkesin gözünden kaçtı. Göreceksiniz pozisyona iyi bakın. Onun dışında maçın içindeki... De Souza'yla pozisyonu. De Souza'yla beraber. TRT'den rica ediyorum. Sinan Engin'in ısrarla söylediği ver pozisyonu. O pozisyon verildi de o pozisyonu vermezsen görüntü veriyorum. TRT yönetiminden Ertem. Israrla rica ediyorum. Görüntüleri makasadan vermezse zaten arkadaşlardan rica ediyorum. Görüntü yollamasın zaten. Israrla rica ediyorum. Olcay Şahan görüntüsünü vermezse geniş özetle zaten. Ben şey konuşuyor. Van Persie konuşuyor. Evet. Bağlanıyor musunuz? Yok. Zaten şey konuşuyor. Yani burada maçın içindeki vermiş olduğu kararlar, vermiş olduğu idare etmeler falan filan ya Cüneyt Hoca yapma. Allah aşkına yapma. Hem iki tarafın da lehine yanlış. İki tarafın da lehine yani böyle maç yönetmek zorunda değilsin. Yapma arkadaşlar. Böyle maç yönetilmez.
Ama Fenerbahçe'nin galibiyetini, Fenerbahçe'nin galibiyetini hiçbir zaman tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum. Kutluyoruz. Ama Beşiktaş'ın da çok gol pozisyonu var. Beşiktaşlar hiç karamsarlığa kapılmasınlar. Taş gibi takım Beşiktaş takımı. Ha! Yanlış. Alexis Delgado transferi yanlış. Yanlış bir transfer. Bat bir transfer. Yanlış bir transfer. Bravo. Alex ilk geldiği günde söyledik. Yanlış. Anadolu takımının stoperi bile zor olur. Burada da bugün acısını gördük. Marcelinho hadi fena değil. Yanlış. Kesinlikle Rodolfo, bir Rodolfo değil. Kesinlikle bir Ersan değil. Pedro Franco bile bundan iyiydi arkadaşlar. Bakın Pedro Franco. Vallahi ama onun dışında, oyun olarak fazla eleştirebileceğim hiçbir durum yok. Beşiktaş takımı pozisyonlarına da girdi. Taş gibi de oynadı. Müthiş pozisyonlar hazırlıkları var. Bunun yanı sıra Fenerbahçe takımında Volkan Şen, hep söylemiştim. Son transfer Fenerbahçe'nin yıldızı olur diye. Volkan Şen'i tebrik ediyorum. Bugün müthiş oynadı. Sahana yıldızıydı. Alper Potuk bölüm bölüm rakibi yıprattı. Van Persie her geçen gün daha iyi gidiyor. Hareketlenmiş. Mehmet Topal olsun, Joseph olsun görevlerini yaptı. Kayar. Yok. Fenerbahçe takımı Caner falan yok hani hepsi. Evet. Fenerbahçe takımı söyleyecek hiç lafım yok. Hak ettiler. Sahanın yıldızı kaleci Volkan'la öteki Volkan Şen'dir. Fenerbahçe takımı hak etmiştir ama Cüneyt Çakır'a da bunları söylemeden birazdan da görüntüler gelsin. Daha da net olarak Ertem, bütün Türkiye görecek. Ertem bak bir dakika. Ertem, ben bir şey dakika. Tamam da. Ben de Sinan'la bir dakika. Ben de dur karıştırmış ortalığı. Daha saatim var. Zamanım var daha. Çok karıştırmış ortalığı. Ya bırak ortalığı. Zaten. Tabii aldın. Sen şimdi Galatasaray derdine gitmişsin. Sen Galatasaray derdine gitmişsin. Maç alınmış kardeşim. Bu maç bağlanmış. Ertemciğim ben de eski bir Fenerbahçeli futbolcu olarak sağduyulu bir konuşma yapmak istiyorum. Fenerbahçe'yi de Beşiktaş'ı da bu güzel maçı bize izlettirdikleri için kutluyorum. Ayrıca sene sonuna kadar amansız bir mücadele içine sokacaklar bizi. Bu mücadele içinde iki takımı tebrik ediyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Harika bir maç olmuştur. Hiçbir hakem maçı sıfır hatayla falan yönetemez. Orada yanlış faul verdi. O top döndü. Oradan iki saniye sonra orta oldu. Dışarı kesti. Şut attı. Gol oldu. Bunlar futbol maçı için konuşulmayacak şeylerdir. Bu maçı Fenerbahçe'nin bu galibiyetine hakeme bağlamak. Beraber izliyorduk. Sen dürüst adamsın. Hakeme bağlamak. Yarasın Uzan Kütahyalı gibi ortalığı karıştırmak. Utanıyorum dedin. Yere attı kendini. Yere attı kendini. Yarasın Uzan gibi provokatörlük yapmaktır. Halkı takımları birbirine sokmaktır taraftarları. Ya grup ya budur ya da futboldan hiç anlamamaktır. Fenerbahçe Beşiktaş maçında hiçbir hakem dahil olmamıştır. İki takım iyi mücadele etmiştir. Fenerbahçe kazanmıştır. Kendi bu kadar basit. Son olarak da şunu söyleyeyim. İki takımın yedek kulübesine bakıyorum. Serdar Kurtuluş, Dusko Tosic, Tolgay Arslan, Necip, Cenk Tosun, Gökhan Töre hariç bunların hiçbiri Fener'de oynar mı? Allah için Beşiktaşlara soruyorum. Bir de Fener'in yedek kulübesine bakar mısınız? Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, Nani, Fernando, Mihail Kadlec. Bu yedeklerin tamamı Beşiktaş takımında oynarlar. Bir saniye. Açık net söylüyorum. Abdülkerim abi. Ne? Akif Emre diye bir beyefendi. Yaşını başına almış. Kelli perli. Kelli demiyorum. Türkçe'de kelli denmez. Akif Emre diye yazar kelli var kelli perli ya. Bir adam. 1443 takipçisi var. Demiş ki gül biraz gül. Yenildiğiniz Ermeni ya da Yunan takımı değil. Ya kardeşim Ermeni takımı Ermeni Yunan diye ne diye ırkçılık yaparsınız? Irkçı ya ırkçı. Hangi çağda yaşıyorsunuz? Irkçı. Ermeni takımı olsa ne olur? Yunan takımı olsa ne kim olur? Kim yenerse yensin. Bilmem ne takımı olsa Allah, ne olur? Bu ülkenin de Ermeni ya da Yunan Ermeniler takımı olsa ne olur ya? Böyle bir ırkçılık, böyle bir faşistlik, böyle bir faşizanlık olabilir bravo ya. Ertem. Kuzunun şuradan artık ya. Ahmet abi. Buyurun. Evet, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Skandal derin bir futbol yaşıyoruz. Size göre Cüneyt Çakır'ın yönetimi nasıldı? Derin futbol derbide etiketle %27 iyi, %21 kötü, %28 berbat, %24 vasat. Evet. Buyurun, sorunuz ne? Sizin buradan oyunuz nedir? Berbat. İyi, kötü, berbat. Berbat. Çünkü niye? Bazı hatalar vardır. Aksept, kabul edebilirsin. Ben maçı onunla beraber yaşıyorum. Bakın, her şey kilit noktası daha birinci dakikada çalınan faul. Öyle maç esnasında, öyle fauller en az 30 tane oldu. Hepsine haklı olarak devam derken, böylesine tehlikeli bir yerden bir faulü icat etmenin mantığı ne? Ha, her oradan ortalanan faul gol olacak diye bir kural yok. Ama gol oldu. Şimdi arkasından döndü.
Bravo. Caner'i niye atamadı? Şimdi ben onu soruyorum. Caner'e ilk sarı kartı vermese diyeceğim ki hani böyle yaptı. Hocam Caner'in dediğin gibi. Futbolun doğasında hakeme itirazlar var. Hani onu yalayıp yuttu diyeceğim. Hmm. O sarı kartı verdikten sonra sen aynı devre içinde 10-15 dakika içinde ard arda net iki sarı kartlık hareketten dolayı Caner'i sahada nasıl tutarsın? Hadi onu geçtim. Ondan sonra Caner atamadığı için o biliyor. Bek'i niye atmasın? Oysa ki benzeri pozisyonda geçen sene Alves'i Galatasaray maçına yine Cüneyt Çakır atmıştı. Sırtına bastığı için. Evet. Orada bana göre ayağını topa temas ediyor ama nasıl iteliyor. Çekmiyor, sakınmıyor. O da kırmızı kart. E şimdi bunları koyduktan sonra ben Cüneyt Çakır'ın yönetimine iyi diyemem. Fenerbahçe ilk yarı. Çok çok iyi. Hiçbir lafım yok. Öldüren bir tempo. Beşiktaş takımı ilk yarı sahada Beşiktaş takımı diye bir takım yok. Her ne kadar en bariz, en belirgin gol pozisyonu Koresma'nın karşı karşıya kaldığı pozisyon olsa bile ilk yarı Fenerbahçe. Aynen, Beşiktaş'ı öyle darmadağın etti, sürklase etti. Dönemedi. Ha, ikinci yarı buna rağmen Beşiktaş beraberliği bulur muydu? Kesinlikle bulurdu. Volkan çıktı tıpkı Galatasaray maçı gibi. Galatasaray maçında hatırlıyor musun? Yasin'in pozisyonunu kurtarmıştı. Doğru. Geçen sene. Evet. Burada da iki tane ard arda bir 30 saniye arayla iki tane kritik notu şutu kurtarıyor ve takımına galibiyeti getiriyor ve lig benim için ve hocam, Türkiye için yeniden tam başlıyor. Oraya geldiniz. Onur şu anda kulaklığıma diyor ki Şenol Güneş şu an basın toplantısını bitirmiş. Yenildik ama Beşiktaşlar rahat olsun, şampiyon olacağız. Şimdi bunu demek zorunda. Ayrıyeten de şu anda gizli lider Beşiktaş'tır. Evet. Tabii canım. Çünkü niye? Trabzon'u yendikleri an kesin bir puan öne geçiyorlar. Bu gece Beşiktaş'ın talihsizliği şu. Peki yenilebilir mi Trabzon'da? Futbol bu ya, yenilebilir. Yenilebilir. Yani, tamam da işte hani lig nasıl bitiyordu? Ona temin lig bitiyor dedin ya. Hayır. Ters de öyle. Mesela tam Fenerbahçe'yi yenseydi Beşiktaş lig bitiyor dedin benim ya. Benim için biterdi. Benim niye biterdi? Büyük oranda biterdi. Niye biterdi? 5 puan fark demek. Ne demek 4 ya? 4 puan fark olacak. Şu anda Beşiktaş yenseydi puan tablosunda Beşiktaş'la Fener arasında 4 puan. Evet. Yetmiyor ama 4 puan. Aslında 5 puan. Tabii. Çünkü ikili averaj da Beşiktaş'ta olacak. Tıpkı şimdi Fenerbahçe'de olduğu gibi. Aynen. 4 puan. Ya. Ortalama Trabzon'dan 1 puan alsa diyelim. Bu Trabzon'dan 3 puan alma ihtimali var. 1 puan alma ihtimalinden yüksektir ama 1 puan desen etti mi 5 puan? Evet. Bir de ikili averaj etti mi 6 puan? 5 puan. Bu, yani 2 maç kaybetmesi lazım. Yani 2 maç kaybetmesi lazım. Ya bitmişti maç ya. O zaman, o zaman 2 tane mağlubiyet lüksü olacak Beşiktaş'ın ki Fener hiç puan kaybetmeden demoru. Şimdi bakın Belir. Açık konuşayım. Şu anda kim mutlu biliyor musunuz? Fenerbahçeliler çok mutlu. Başka yok. Doğru mu? Mutlu değil. Türk futbolunun onlarla mutlu. Tepede rekabet olmasını isteyen basın, evet, yayın, yayıncı kuruluş, baron, para amca, baronları, teyze, dayılar çok mutlu. Tıpkı sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın ligden düşmesi çok işi değiştirebilecekken Trabzon'da hayata dönen Galatasaray'dan sonra bugün de hayata dönen bir Türkiye Ligi var. Bakın bugün Fenerbahçe hayatı... Hocam çok özür dilerim. Surdan gelen çocuklarımız hocam. Hocam Diyarbakır Sur'dan gelen çocuklarımız Fenerbahçe yönetimini tebrik ediyorum. Fenerbahçe yönetimi tebrik Fenerbahçe yönetimini yürekten tebrik ederim. Sur'dan getirmişler bu maça. Gerçekten ayakta alkışlanacak bir görüntü. Sağ olsunlar, var olsunlar. Diyarbakır Sur'dan gelen çocuklar da bu derbinin heyecanını birlikte yaşadılar. Hocanın söylediklerine iştirak ediyorum. Evet, Türk futbolu hakikaten bu akşam dedi ki Türkiye'de futbol varmış denildi. Hakikaten ilk yarıki oyun temposuna, ikinci yarıda oyunda bölüm bölüm. Ya çok derbiler gördük. Bir pozisyon, iki pozisyona biten derbiler gördük. Ya Beşiktaş'ın direkten ama dönen topu var. Direkten dönen Volkan'ın topu var. Volkan'ın kurtardığı var. Sağdan var, soldan üstten var. Üstten attıkları var. Yani Beşiktaş'a sanki Beşiktaş'a bir şey yapılmış gibi anlatılıyor yani. Bir şey yapılmış Allah Allah. Sen de mi hakemlik? Yani şimdi öyle bir yoldan çıkıyor. Bakın Fenerbahçe'nin galibiyetini hakeme bağlamıyoruz. Bakın bunlarla alakalı değil. Sadece pozisyonları anlatıyoruz. Fenerbahçe'nin lehine de kararlar var. Ama şimdi bak binlerce mesaj geliyor Fenerbahçelilerden. Bana da ya Fenerbahçe kazanınca mı böyle oluyor? Hayır abi Fenerbahçe takımı çok güçsüz. O zaman bu insanlar kimseyi yenemiyoruz öyle mi ya? O zaman bu insanların anlama kendime bir olay oluyor Sinan ya. Anlamalarında sıkıntı var. Burada diyoruz ki öyle Fenerbahçe'nin galibiyetinin hakemle alakası yok diyoruz.
Buradaki hakemle ilgili pozisyonları anlatıyoruz. Bir dakika, ben var bunu... diyorum. Ben var diyorum beyler. Ne o zaman var diyorsan, evet, o zaman pozisyona penaltı diyeceksin. Ben bir bu akşam, evet, Fenerbahçe özellikle ilk yarı Beşiktaş'tan hocam, korkunç farklı iyi oynamış olmasına rağmen, amen, ilk devre 2-3'ü bulma ihtimalinin yüksek olmasına rağmen, evet, ben Beşiktaş'ın mağlubiyetine kırılma noktalar açısından hakemin dahli var diyorum. Bak hocam, ben böyle düşünüyorum. Gitmiyorum. Sen farklı gidiyorsun. Ben yine nezaketen onu söylemek istemiyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ettiğimi söylüyorum. Ama arkadaş, bazı pozisyonlar var, bazı kritik fauller var, bazı dönenler var. Mesela Andreas Beck'i atmamak bir suçluluk duygusudur. Şener atmadığı için, doğru. Aynen öyle. Andreas Beck atılmaması tamamıyla bir eyyamdır. Atacağın, onu da atacaksın arkadaş. Onun için burada Fenerbahçe harika top oynadı. Müthiş Fenerbahçe hakikaten son 2-3 haftadır hayata dönmüş. Tempo. Bugün sana demedim mi? Van Persie nasıl gitti İsmail'in yanından? Evet. O yürüyemeyen Van Persie bugün hareketlendi. Kendine gelmiş. Dolayısıyla buradaki en önemli, bak en önemli şey, Fenerbahçe'nin oynadığı futbol iyi. Beşiktaş'ın 6 tane net pozisyonu var. Saydım. Net. Direkten tabii dönen ya, karşı karşıya ya, yandan vurulan Quaresma'nın ikisi. İşte Güneş Çakır'ın kestiği pozisyonlar var. O ayrı. O ayrı. Onun için burada 20 tane çok iyi maç seyrettik. Bakın, çok iyi bir maç seyrettik. İyi bir futbol seyrettik, evet, bu akşam biz. Yani Allah var. Çok iyi bir futbol seyrettik. Centilmen futbolcular vardı sahanın içinde. Hiçbir zaman futbolun şeyine, kötü yönlerine kaçmadılar. Hiçbir zaman birbirleriyle fazla dalaşmadılar. Ha, Beşiktaş'ta iyi oynaması gereken oyuncular iyi oynadılar mı? Oynamamalarına rağmen Beşiktaş yine pozisyonlara girdi. Gomez, Sosa, Oğuzhan ağırlığını koyabildiler mi? Oyuna fazla koyamadılar. Ama buna lakin yine oyunda pozisyonlar vardı. Ama bir gerçek var. Bir gerçek var. Cüneyt Çakır maalesef Türkiye'de maçı idare ediyor duruma göre. Maçı yönetmiyor. Hani o pozisyondan bu pozisyonu bağdırıyor. Burada yanlış faul verdim. Burada bunu buradan idare etmem lazım. Tamam, eyyam işte. Ya bunları ya, gerek yok. Sinancığım, bırak arkadaş. Ahmet Çakar da sen de şunu söyleyebilir misiniz? Bu maçı bugün Cüneyt Çakır'dan demiyorum. Daha iyi hangi demem. Türk hakemi yönetir? Cüneyt Çakır'da her insan yönetir diye. Abacığım. Ve maçı Hollanda basınından bir muhabir arkadaşımız fenalaşıyor. Van Persie'de röportaj yaparken fenalaşmış. Var mı bir görüntü? Ben de fenalaştım. Bir dakika arkadaşlar, bir şey söylüyorum. Yani ben bir şey aktarırken rica ediyorum ben sizden. De tamam, birbirinize yeter, laf söyleyin. Yorum yapın ama ne olursunuz. Van Persie fenalaşan bir gazeteciye su getiriyor, veriyor. Hollandalı bir gazeteciye. Aferin. Bu görüntüyü izleyelim. Veriyoruz şu anda canlı yayında. Kimsenin umurunda değil. Müsaade edin mi? Abi derbi, biz de heyecanlıyız Ertem ya. Ya adam fenalaşıyor. Belki... Neyse tamam. Buyurun. Gelmiş kendine. Ha gidiyor. Ertem. Çantayı aldı gidiyor. Ben mi fena? O adam fenalaşıyor, önemli de. Ben mi fenalaşıyorum? Ben önemli değil mi? Ben mi öyleyim? Ben mi öleyim? Biz Ertemciğim, keyfimiz biraz kaçık olabilir. Beşiktaş'ın mağlubiyeti. Ertem'e de beni... Ben çok mutsuzum. Süzülmüş olabilir. Ben de mutsuzum. Bak şimdi arkadaş. Ertem iyi profesyonel. Sen bana ne sordun? Ama ben öleceğim. Maçın hakemi düşünüyor. Maçın hakemi Cüneyt Çakır. Beşik, bir dakika. Fenerbahçe maçı Cüneyt Çakır'la kazandı. Demem. Ben demem. Prim. İlk yarıdaki nasıl Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla ilgili hakem demedim. Yine demem. Fenerbahçe'nin bu oyununa ben leke sürmüyorum arkadaş. Ben sadece hakemin yapmış olduğu hataları, eksisi, artısına ben bakarım, ona bakmam. Ben Fenerbahçe'nin birazdan maç özetleri gelecek. Ya da 3 dakikalık seyredeceğiz. Pozisyonlara biraz daha bakacağız. Ne kadar gelirse. Ama maalesef Cüneyt Çakır'a benim sistemim bu. Kardeşim bırak oynasınlar. Bedavadan. Yani şimdi hoca diyor ki bak, o pozisyonda diyor, Caner'in pozisyonuna faul veren Cüneyt Çakır Olcay'ın pozisyonuna kayıtsız kalıyor. Bunu affedemiyorum ben. Olcay'ın pozisyonunu göreceksiniz hep beraber. Haklı mısın diyeceksiniz bana. Cüneyt, ya kardeşim, ona faul çalan bir adam. Buna nasıl faul çalmazsın ya? Bir esasında birazdan bakacağız. Evet. Aynen. Ben buradan şimdi reklama giderken şunu söylemek istiyorum. Ben de seni kınıyorum Ertem. Reklama gitmek zorundayım. Nereye kınıyorsun? Buradan beni tam ekran verirsin. Ettim TRT be. Yönetiminden rica ediyorum. Yeter. Maçı lütfen bütün detaylarına kadar rica ediyoruz. Maçı birazdan zaten alacağız sizlerden. Reklamdan Ertem, sonra gelin çözet ekranlarınıza gelecek. Ama Ahmet Çakır'ın, Sinan Engin'in, Abdülkerim'in hocamın ve Rasim'in ısrarla istediği o pozisyonları lütfen özete koymanızı rica ediyorum. Seni kınıyorum Ertem. Böyle Türkiye'nin tam... Seni kınıyorum. Diyorum kardeşim, bu ne biçimlik ya. Ağzına beraberiz. Seni kınıyorum Ertem. Allah kahretsin. Hollandalı'nın hayatını düşünüyorsun. Derin futbol devam ediyor. Biraz... Dur ya. Demin bana söz vermediğiniz Daral geldi, kravatımı çıkardım. Artık benim konuşma vaktim. Eyvah. Beşiktaşlılar, 20 milyon Beşiktaş camiasına sesleniyorum.
güçlü adamlara ihtiyacınız var. Eğer bugün Fenerbahçe 2-0 yenilseydi, Aziz Yıldırım şu an ortalığı inletmişti. Mars'a bile adam gönderirdi. Cüneyt Çakır'ı doğramıştı. Şu an bütün futbol programları bunu konuşuyordu. Ya Beşiktaş yöneticileri siz neredesiniz ya? Siz neredesiniz? Siz Bostan Korkuluğu musunuz? Şu takımın hakkını savunun. Bu Beşiktaş'ın hakkını savunun. Yazıklar olsun ya. Yöneticiler bağlansın, ayaklansın. İlhan Ekşioğlu bütün Beşiktaş camiası dalga geçiyor. Nasıl bilmem ne ettik diyor. Rahatsız. Hiçbir Beşiktaş taraf, hiçbir Beşiktaş yürümeniz lazım ya. Kübraniye'ye yürümeniz lazım. Beşiktaş'ın bu gariban hali beni üzüyor kardeşim. Eskiden bak Sinan Enginler vardı. Daha geçmişte Süleyman Sebalar vardı. Hakkını yedirmezdi. Türkiye'nin iç barışını tehdit ediyor. Neredesin Fikret Orman, İlhan Ekşioğlu neler neler yazmış. Bütün Fener taraftarı neler diyor. Yazıklar olsun. Cüneyt Çakır sizi tabii yer. Sizi tabii bitirir. Cüneyt Çakır maçı tabii ki doğrar. Diyor ki bana bir şey olmaz ki diyor Cüneyt Çakır. Maliyeti yok ki bana diyor. Ben ne yaparsam yapayım bana maliyeti yok diyor. Ben ne yaparsam yapayım Beşiktaş bana bedel ödetemez diye düşünüyor Cüneyt Çakır. Ne yapıyor? O bizim Caner'i atamıyor. Rasim sen daha sevgili miydin? İnce ince bütün maç Beşiktaş'ı doğradı. Beşiktaş'ın gole giden pozisyonlarını durdurdu. Şenol Güneş'in Her seferinde Beşiktaş'ı mahvetti. Ona rağmen Beşiktaş yine pozisyonlar elde etti. Sen Galatasaraylı mısın Rasim? Olmaz. Galatasaraylı mısın sen? Önce adalet. Galatasaraylı mısın? Bugün Beşiktaş katledilmiştir. Katledilmiştir. Cüneyt Çakır, Ahmet Çakar gibi Cüneyt Çakır yandaşı bir hakem bile. İlhan Ekşioğlu tweet'i silmiş. Serdar Çakır ve Cüneyt Çakır'ı çok sevdiği için her zaman daha toleranslı olan Ahmet Çakar bile bugün ne dedi? Yeter. Bu rezil, bu eyyamcı, bu çirkin yönetimden utanıyor. İlhan Ekşioğlu tweetini silmiş. İlhan Ekşioğlu tabii tweetini siler ama o kayıtlara geçti. İstediği kadar silsin. İstediği kadar silsin. Neden silmiş? Ben de yazayım. Bilmem ne çocuğu Ertem Şener. Ona sil. Ne mertesin beni ya? Dostumsun diye. Ertem. Dostumun temeli mi diyorsun? Olmaz öyle şey. Kardeşin senin. Bir tane sanatçı ismini vermeyeyim. Kardeşin bir kere Cumhurbaşkanı ile ilgili çıktı yine dedi, tipini bilmem ne ettiğim dedi, yargılandı. Rasim bir saniye sonra. Emre Zabunoğlu şu anda Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu'nda Robin Van Persie ile konuşmuş eğer yanılmıyorsam. Tamam. Yanlış değilse Emre'cim iyi akşamlar. Hemen seni dinleyelim sevgili Emre. İyi akşamlar Ertem Şener. Van Persie ile konuştuk. Nani ile de çok kısa konuştuk. Şöyle söyleyelim, Van Persie kızıyla beraber Mixon'dan tam geçiyordu ki Hollandalı bir vatandaşını gördü. Meslektaşımız, bizi gazeteci, Van Persie ile röportaj yapmayı teklif etti. Flemenkçe Van Persie ile röportaj yapıyordu ki Hollandalı meslektaşımız bir fenalık geçirdi midesinden dolayı. Ve röportaj o anda durdu. Van Persie de vatandaşı ile ilgilendi. Sonra sağlık görevlileri geldikten sonra Van Persie beklerken biz de çok fazla Van Persie ile her zaman buluşma şansı yakalayamadığımız için hemen Van Persie'nin yanına gittik ve bazı sorular sorduk maçla ilgili. Bir sohbet toplantısı gibi oldu açıkçası. Van Persie şunları söyledi. Bugün çok iyi oynadıklarını söyledi. Beşiktaş'ın çünkü çok iyi bir takım olduğunu ve iyi oynamadan Beşiktaş gibi bir takımı yenemeyeceklerini söyledi. Her oyuncunun 90 dakika çok iyi mücadele ettiğini söyledi. Takım arkadaşlarını ayrıca tebrik etti. Hızlı hızlı hemen anlatalım. Van Persie'ye şunu da sorduk. 90 dakika oynadığı için zaman zaman yedek kalıyordu. Ben her zaman 90 dakika oynamak istiyorum. 90 dakika oynadığım için de mutluyum. Ve çünkü Fenerbahçe'ye her şeyimi vermek istiyorum dedi Van Persie. Atmosferi de sorduk çok kısa Van Persie'ye. Taraftar inanılmaz dedi. Zaten benim Türkiye'ye gelme nedenlerimden bir tanesi de bu muhteşem atmosfer, Türkiye'deki bu atmosferdi dedi. Ve Van Persie sonra tekrar vatandaşıyla ilgilenmeye başladı. Vatandaşını kucakladı. Mixon'dan uzaklaştılar birlikte. Sağlık görevlileri geldi. Muhabirle ilgilendi ve muhabirin şu an durumu iyi. Nani geldi sonra oğluyla beraber bu sefer. Nani'ye şunu sorduk oğluyla maç sonunda.
ilgilendi, sahaya getirdi, üşü çektirdi. Onun nedeni de şöyle açıkladı Portekizli Yıldız. Maçtan önce oğlum geldi bana, bugün gol atacaksın baba dedi. Ben de oğluma bir hediye vermek istedim. Maç sonunda sahaya indirdim. Onunla beraber coşkumu kutladım. Oğluma da teşekkür ediyorum dedi. Sonda da şunu sorduk. Yedek kaldığı için mutsuz musun dedi. Dedik sorun değil, maçı kazandık. Önemli olan bu dedi hani. Ertem Şener. Evet, orada da aslında Fenerbahçe TV'de de yaptığı açıklamalardan biri oydu herhalde. Evet, sen tercüme etmiştin. Aferin seni. Var, ha, teşekkür ediyorum. Sevgili Emre Sabunoğlu, çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Emre Sabunoğlu'na teşekkür ediyorum. Emreler takibe gidiyorlar. Fenerbahçe 2-0 kazandı. Şampiyonluk yolunda gerçekten altın değerinde 3 puan. Averaj konusunda da büyük bir avantaj sağladılar. Birazdan maçın özet görüntüsü, geniş özet ekranlarınıza gelecek. Sinan Engin ısrarla bir pozisyonu söyledi. Olcay'ın pozisyonu. Herkes Cüneyt Çakır hakkında konuşuyor. Neden Ahmet Hoca ile Sinan abi hiç bu konuda konuşmuyor dediler ama biz yayının başından beri söylüyoruz. Konuştuk abi. Sinan Engin yayının başından beri söyledi. Herhalde sonradan açtınız televizyonları. Volkan da yani Volkan da var da Volkan Şen. Yani yani olabilir. Volkan Şen de bak. Andreas Pek aynı şekilde. Caner'in pozisyonu faul değil. Goldeki pozisyon. Onun dışında aynı şekilde tekrar Alper Potuk. İkinci efendim? Alper Potuk. Hangi pozisyon? Alper Potuk'a faul yaldı ya. Golde. İşte o pozisyon yani. Caner'in kestiği topta evet. Alper Potuk'a faul onu söylüyorum. Caner'in kestiği topta. Tamam. O aynı şekilde. Onun dışında burayı yazdım ben not attım. Olcay'ın pozisyonu penaltı atılmalıydı. Caner aynı şekilde bedava faul. Caner de aynı şekilde atılmalıydı. Belki 2-3 sarı kart belki de. Yani öyle bir durum söz konusu. Sinan senin istediğin onun, pozisyondan aynısı Fener'de oldu ama. Alexis dışında, ilk yarı Van Persie arkadan 18 içinde onun dışında, o da yüklendi. Bakacağız pozisyonlar. Aynısı. Aynısı. Onun dışında hakemin o penaltısı hakemin, o da penaltı. Maçın alakası içindeki yok. Vermiş olduğu kararları biz anlarız. Ha, bu Fenerbahçe'nin galibiyetini biz gölge düşürmüyoruz. Fenerbahçe takımı hele 45 dakika müthiş bir tempo. Müthiş oynadı. Harika oynadı. Hiç yok. Yani söylenecek laf yok buna. Ama ikinci yarı Beşiktaş'ın net birinci yarı Quaresma ile beraber ikinci yarıda 5-6 tane net pozisyonu var Beşiktaş'ın. Girmedi. Bu futbol bu. Olur bir dahaki ne olur. Ama Beşiktaş'ın stoperleri çok kötü. İkisi birbirine uyumsuz. Kötü. İkisi de kötü stoper. Yani Marcelinho da o kadar üst düzey değil. Aynı Alexis Delgado da o kadar iyi stoper değil. İnşallah bu stoperlerle sezonu bitiririz. Çok zor gibi görünüyor ama ligde Beşiktaş'ı yani Fenerbahçe'nin dışında çok fazla zorlayacak takımlarında olduğunu düşünmüyorum. Bu bugün merak ettiğimiz maçta evet Fenerbahçe takımı haklı bir galibiyet almıştır. Hakemle kesinlikle üstüne basarak söylüyorum. Hakemle gölgeleme ama birazdan maçın pozisyonu geldiği zaman daha net bazı şeylere bakacağız. Gelelim Fenerbahçe bölümüne. Fenerbahçe takımı Volkan Şenani büyük risk yaptı. Kumar oynadı. Ve kazandı. Volkan Şen oynatarak müthiş iş yaptı. Nani çok kötü oynadığı bir oyunda. Ozan Tufan da belki o da çok iyi değildi. O da müthiş bir asist yaparak ikisi de birbirlerini kurtardılar. İkisi de birbirini kurtardı. Onun dışında orta sahada Josef ile Mehmet Topal'a söyleyecek bir laf yok. Zaten son derece dinamo gibiler. Çok iyi görevlerini yapıyorlar. Kayar olsun, Alves olsun. Caner topla oynadığı zaman her zaman çok etkili. Gökhan Gönül'e söyleyecek bir şey yok. Yani Fenerbahçe takımı sezon belki biraz geç forma girdi diyebiliriz ama sezonun yani bu bölümünde belki de sezonun en iyi futbolunu oynadı. Bakın Sinancığım, bu zamana kadar. Bence Vitor Pereira geç forma girdi. Bak sen Volkan Şen'i kaç aydır söylüyorsun? Söylüyoruz. Ben söylüyorum. Evet, 21. haftadan sonra ilk 11'e girmeye başladı. Zaten bak, 21 hafta Volkan Şen'i uyanamayan bir teknik direktörü var Fenerbahçe. Pereira ile ilgili zaten sıkıntı var. Vampirçi'yi uyanamıyor. Volkan Şen'i uyanamıyor. Pereira, 21 hafta sonra. Pereira ile ilgili zaten, olmaz Pereira ile ilgili zaten sıkıntı var. Yani onun oyuncu seçiminde oyun kurgusu zaten ama bugün Fenerbahçe sezonun ilk 45 dakika en iyi futbolunu oynadı. Sezon başından beri bu temposu. Çünkü Beşiktaş gibi takıma böyle bir tempo koymak, evet. Beşiktaş gibi çok koşan yani agresif bir takıma böyle tempo koymak müthiş bir iş. Onun yanı sıra Pereira'nın aynen Van Persie'yi sağda tutması belli iki hafta önce söyledik ki Aziz Selin lazım. Demek ki başkan oyarmış onu. Hani çıkaramıyordu 90 niye? Dakika. Hani ne oldu? 3 gün önce Rusya'da 90 dakika. Ya şimdi 90 işte. Dakika. Kayseri maçı 120 futbolcuyu dakika. Futbolcuyu oynata oynata havaya sokarsın. Tabii kardeşim oynatacaksın. Oynat, bu kadar oynat. Basit. Van Persie bugün ben baktım. Yani kımıldıyor gitti Sinan geldi. Sinan öbürlerini de oynatıyor abi. Müthiş. Top kontrolü var. Ferman'da top tutamıyor ki ayağında. Futbolcu yetenekli. Çok yetenekli futbolcu. Pas yapamıyor Ferman'da. Söyleyecek bir şey yok. Sahanın yıldızı kaleci Volkan'dı.
Ondan sonra küçük Volkan'dı. Maçın hakemiyle ilgili birazdan arkadaşlar anlatacağız. Fenerbahçe söylüyoruz. Maçın hakemiyle biraz. Onun için küçük Volkan hakemi eskiden de böyle. Ufaklık. Bizim ufak Volkan. Küçük Volkan. Büyük Volkan. Küçük Volkan abi. Abi öyle eskiden önderdi. Değil mi? Eskiden önderdi. Hatta Metin 3 vardı. Metin 3. Çok severim abi. Çok severim bir çocuktur. Çok küçük Volkan. Çok severim. Neyse. Pırlanta gibi bir oğlan. Yani müthiş ama bugün iyi oynadı. Onun için biraz ona sitem edebilirim yani. Çok iyi oynadığı için. Beşiktaş'a karşı harika oynadı diyebilirim. Çok tehlikeli, çok enteresan. Ben, her iki tarafa gidiyor. Ben, istediği gibi çalım atıyor kerata. Yani müthiş yetenekli. Ben de Gomez'e teşekkür ederim. Bugün Gomez neler kaçırdı. Evet, yani. İnanılır gibi değil. Yani Gomez'e teşekkür ederim. Yani Olcay Şahan'a teşekkür ederim. Olcay, çok güzel oynadı. Olcay böyle sürece devam. İşte mücadele etti. Olcay'ın kapasitesi belli. Quaresma iyi futbolcu Olcay. Quaresma fena değildi. Quaresma fena değildi. Quaresma şey yaptı. Kardeşim nerede maçın görüntüsü ya? Geliyor birazdan. TRT kardeşim gönderecek. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz ama bu Beşiktaş'ta taş gibi takım deyim yerindeyse. Sonuna kadar aile katılıyorum inşallah şampiyon olacak ama içinizde hainler olabilir. Ne demek o ya? Beşiktaşlı görünen hainler olabilir. Kim onlar? Ertem Şener. Ne oldu ya? Bırak Ertem Melan. Volkan Şener'in gol atacağını nereden bildin? Volkan Şener'in gol attığı vakti yok. Ertem. Uyuz uyuz dolanan bir adamdır. Ertem. Volkan Şener'in gol atacağını tweet attı kardeşim. Seni tebrik ediyorum. Attın mı? Gündüz. Attım. İçime doğdu. Maçtan önce attı. Maçtan önce yarım saat. Volkan Şener gol atacak dedi. Sen Ertem. Kur'an çaps. Ben sana söyleyeyim. Alper Pot'un da oynayacağını bildin cumartesi günü. Onda yazdı. Onda yazdı. Ertem. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bağla diyenler var. Şu tweetini koy. Bu Ertem. Şu tweetini koy. Bu Ertem. Çok iyi istihbarat alıyor. Beşiktaş'ın golün istihbaratı nasıl oluyor ya? Golün istihbaratı olur mu? Hayatı istihbarata bağlamış. Golün istihbaratı olur ya. Evet. Neyi vereceksiniz? Verin. Eğer Volkan Şen'e gol attırılma kararı alınmışsa... Ya isim ne alakası var ya? Ya hocam ne alakası var hocam? Nereden bildin? Ya içime doğamaz mı benim ya? Kardeşim sen şeyimsin evliya torunu falan mısın? İstikamlar hukuku. Anlamadığım bir şey var ya. Koy Twitter'i. O kolay. Ertem, Sinan, yüzünüzden düşen bin parça olması gerekken... En üzgün benim. Hıklıyorsunuz, mıklıyorsunuz, hakem diyorsunuz. Şunu söyleyebiliyor musunuz? Sinan Neşeli. Cüneyt Çakır. Hocam neredeydin sen? Yeni mi geldin? Bir dakika, bir dakika. Müsaade. Ben şimdi diyeyim, bak sessiz gel. Bu işte hocam. Hocam. Sinan abi bu. İçimden bir ses. Bak, saat kaç hocam. Normal bir tweet değil. Beyler bana hikaye anlatmayın. Söyle hocam. Dur hocam ne diyorsun? Hikaye anlatmayın hikaye. Ne diyorsun hikaye hocam ya? Hikayeyi hiç anlatmayın. Hocam sonra içinizde Beşiktaş'ın ekmeğini yemiş Sinan Ertem ve Beşiktaş'a gönül vermiş Ertem var. Buraya kadar vallahi doğru mu? Allah billah. Siz beyler bende dalga mı geçiyorsunuz? Ama en çok üzülen Rasim. Nasıl yani hangi maçın? Her maçın sonucunda. Nereye bağlayacaksın hocam ya? Abi beyler sözler sözümü keserseniz ben konuşamam. Ya çok abi bağlayamıyorsun ki daha anlatıyorsun. Sen de geçen de bağlayamıyorsun. Yatılı okul. Bizim milletlerini atıyorsun. Merak ediyorsun. Ne söyleyeceksin? Sinan dinleyelim. Sinan niye sinirleniyorsun? Ya da moralim bozuk hocam ya. Yakalandı. Akşam söyledin ne oldu maç beraber mi çıktı? Bitmez bitmez her dediğim çıkacak diye bir şey yok. Çaktı. Ne alakası var ya? Çaktı ne demek ya? Hocam söyle. Her dediğim çıkacak diye bir kural olsa benim burada işim hocam. Hocam maç beraber diye sana inanıp seyretmesek ne olacak? Ben bir ara seyretmemeyi düşünüyorum. Bir ara dedim ki maç. Hocam ben çok güzel. Hocam dedi ki Ahmet Çakar bir derse çıkar. Gezilere seyretmeme kararı aldım. Nasıl Ahmet Çakar beraber bitti dedi. Beyler. İkiniz de maçı seyretmemişsiniz. Niye? Niye? Sinan ve Abdülkerim. Niye seyretmenizi ispat edeyim mi? Et. Ben sana inandım. Berabere bir çek diye seyretmedim. Hakem çok başarılı olur böyle şeyler diyor. Sen diyorsun ki Fener hakemle kazanmadı. Ben de diyorum ki kazanmadı. Fener hakemle kazandı. Fener hakemle kazandı. İki senedir Fener hakemle kazandı. Niye diye sorsanız niye hocam? Konuşuyorsunuz. Anlaşılmıyor ya bir şey ya. Tamam. Aa yapmayın ya. Sen konuşunca bak ben susuyorum. Ben konuşunca sen niye susuyorsun? Biz sustuk Sinan. Hocam ben susturuyorum milleti. Sen konuş diye. Çok teşekkür özür dilerim. Fenerbahçe hakemle kazandı derken Fenerbahçe'nin kötü oynadığını söylemiyorum. Bilakis ilk yarı Fenerbahçe Beşiktaş'ı sağdan zildi. Lakin futbolda şöyle bir kural var mı? Ya da şöyle bir kural yoktur. Çok iyi oynarsın 90 dakika. Maça mutlaka hayır. Çok iyi oynarsın maçı kazanamazsın. Kırılma noktalarında söyledik onu. Cüneyt'in
Bak bravo. Şimdi genç bir hakem olsa derim ki ya çocuk tecrübesiz yedi. Alper attı yedi. Caner'i atamadı filan. Ya Cüneyt. Hocam söyledik onlara. Kırılma nok. Bak şu var. Bak, bu dakika bir İkinci dakikada faulü verme. Caner at bak bakayım başı veya başa başı kazanmış oluyor. Hocam, o zaman hakem hocam, sen onu söylersin. Niye? Ben ilk maçta nasıl Fenerbahçe... Sevmedim be. Hocam hakem çok iyi ben nasıl... Bu maç için hakem hiçbir şey yapmadı. Normal maç gitti. Normal, sen normal. Nasıl ilk bu maçı hakeme bağlamak ilk maçta bana sordun. Sinan, Beşiktaş maçı... Yok ben de oluyorum. Beşiktaş maçı hakemle mi kazandı diye bana sorduğunda hayır demiştim. Bugün de Fenerbahçe maçı hakemle kazandı demem. Bir. Sezonun ilk yarısı... Beşiktaş maçı hakemle kazandı. Bu hocam orada hakemin katkısı çok oldu. Ben hakemin 37 santim ofsayttan gol yedi. Ben hakemin hocam ben hakemin hatalarını söylerim. Hakemin hatalarını söylerim ama bir futbol takımının emeğiyle ilgili hakemle kazandı demem. Birazdan pozisyonlar gelecek. Bakacağız. Senin demin penaltı değildi dediğim pozisyonda ben sana penaltı olduğunu söyleyeceksin tamam. Burada. Göreceksin. Yani biz kimsenin emeği bu akşam Fenerbahçe'nin emeğini futbolcu Fenerbahçe'nin emeğini bir dakika Beşiktaş'ın emeği ne? Beşiktaş'ın emeği olabilir. Hocam Caner'i dünyada atmayan hakem ben hakemlik yap. Hocam Caner'i atmayan, Andreas atmayan, Volkan da belki atılmalıydı. Ve olacağı pozisyonda... Caner'i atsaydı 11-10, bek hareketi yapar mıydı? Şimdi bak tartışma konuları bunlar. Hocam olacağı... Hayır bir şey. Hocam adam atılsın diyor deminden. Hocam diyorum hocam. Bek atılsın, Caner atılsın, Volkan atılsın diyor. Ben futbolu vermeseydi. Hayır abi sizler Fenerbahçe'yi karşınıza almamak için keskin konuşamıyorsunuz. Kim ya? Ertem kesinlikle. Ben bir ortaya karışıksın. Hocam Ertem, Volkan, sen gol atacak demiş adam. Hocam. İçine dolmuş. Siz hem mıhına. Ya neyin var hocam? Ne diyorsun sen ya? Yorumcuları çok açık konuşuyorum. Köşeli konuşmak zorunda. Sen ne ara geçti? Eyyaman kralı birazdan sen yapacaksın. Penaltıymış diyeceksin. Bırakma işleri seyredeceğiz seni göreceksin. Bak, bir şey söyleyeceğim. Ha? Oylama yapacağız birazdan. Alakası ben yok. Türk milleti. Türkiye seyredecek. Bir dakika müsaade. Türk milleti aşk ile sev hürriyet. Hocam ben hocam, bir futbol. Türk milleti. Hocam ben bir futbol olayım. Müsaade. Kamuoyu. Ben güreşçiyim. Sen bir güreş takımısın. Sen bir güreş takımısın. Bir saniye özet geldi. İlk biz veriyoruz. İlk biz veriyoruz. Herkesi kesiyoruz. Özür dilerim. Fenerbahçe 2 Beşiktaş 0 Şükrü Saraçoğlu stadındayız. Eyvah. Ver. Önce bir defa yok. TRT Genel Müdürü. Bakın bırak Sayın Genel Müdürümüz. Sayın Genel Müdürümüz. Şenol Gökhan. Şenol Bey, siz Türkiye Radyo Televizyon Kurumusunuz ve bize ortak olarak sevk ediyorsunuz görüntüleri. Şu görüntülere baktığım vakit sosyal sorumluluk anlamında Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş. Çünkü Bekin tekmesi var. Necaner'in atılması gereken pozisyon. Kesinlikle. Senin Soza'nın pozisyonu ne var? Beşiktaş hakkı yenmiş. Beşiktaş hakkı yenmiş. Şimdi bakın şunu söyleyeyim. TRT bunu tabii ki kasten yapmadı ama bu özet hazırlayan adam da azıcık futbol bilmek zorunda. Evet evet. Bu kabul edilemez. Bu özeti hazırlayan kişiyi Şenol Gökhan'ın görevden alması zorunludur. Ben o zaman bir dakika kardeşim. Şenol Gökhan'a sadece Türk milleti sadece golleri, pozisyonları değil, canının yandığına inanan. Aynen. Canının yandığını görmek istemişti. Bak, yanmadığını görmek istedim. Bak, penaltının kralı bu. O penaltı Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir. Sayın Şenol Gökhan bizi duy. Bu ne biçim özet? Böyle özet mi olur? Bu resmen Fenerbahçe TV'de. Daha bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe TV'de özet yapılsa başka türlü olamaz. Ben hiç köşeli, yuvarlak falan konuşmam. TRT'den sorumlu Sayın Bakanımız Numan Kurtulmuş. Türk milleti adına konuşuyorum. Bu özetlerde şike olabilir. Müdahale edin. Bu kadar net konuşuyorum. Ya böyle özet olur mu? Hiç şey yok ya. O zaman bir dakika. Bir pozisyon yok ya. Fenerbahçe yandaşı bir özet. Şu anda evlerinde parası olmayan fakir fukara insanlık gibi çocuğunu da kahveye, meyhaneye göndermek istemeyen ana babalar mecburen bize ve diğer kanalda üçer beşer dakikalık görüntülere mahkum oluyorlar. Sayın Numan Kurtulmuş beyefendiyi çok severim kendisini. Tanışıklığımız vardır. Kendisini arz ediyorum. Bir Türk milleti vatandaşı olarak. Kesinlikle. Katılıyorum sana. Bu görüntülerde canı yandığını inanan ayıp var ya. Yani. Şike denmez de bu ayıp dedi. Buna 12 bin, baktığım vakit $12,000 para veriliyor. Bu paranın karşılığında Caner'in pozisyonunu istiyorum. Olcay Kağan'ın pozisyonunu rica ediyorum. Bak şimdi Sinan diyor ki Olcay'ın penaltı. Ben penaltı değil diyor. Hocam. Türk millet de bekliyor. Arkadaşlar. Sayın Şenol Gökhan'a sesleniyoruz. Senin arkadaşlar.
arkadaşların Şenol Gökhan hocaya, Sayın Şenol Gökhan pozisyonunu getirsin. Ben bu özeti kim çıkardıysa hesap. Ben burada kardeşim biz işledim koyalım. Türkiye'de bir şey yapalım. Sosyal medya söylüyorum arkadaşlar. Atın bize Olcay Şahan'ın pozisyonunu. Ben size söylüyorum abi. Net göreceksiniz pozisyonu ya. Bakma sen bizim Beşiktaş'ta kimse konuşmuyor etmiyor. Ha işte Beşiktaş'a geldin. Sinan bu pozisyona baktığın vakit. Beşiktaş resme şaşkın ördek bak, gibi sustu. Müsaade edin. Sayın Numan Kurtulmuş, Sayın Bakanım. Para verip alıyoruz. TRT sizin kontrolünüzde olan bir benim kurum. Vergilerimle öyle. Yaşayan bir Numan Bey ve sonra Şenol Bey. Kurumdur. İkisi şimdi bu görüntülere baktığım vakit Beşiktaş'ı seyretmeyin ya. Bu Ahmet ne konuşuyor ya? Tabii. Hakem Beşiktaş'ı kollamış bilek ister. Çünkü niye? Bek'in tekmesini koymuşsunuz. Ne? Barcelona'nın eline çarpan. Penaltıdır değil. Onu biraz arttır. Onu koymuşsunuz. Ama diğer iki tane net kırmızı kartlık veya Sinan'a göre penaltılık pozisyonu koymamışsınız. Hocam, ben şimdi hocam, ne yapacağım? O pozisyonun penaltıyla alakası yok. Onun hiç önemsememişlerdir. Ama ben buradan bir kez daha rica ediyorum. O diye bir TRT'nin değerli yöneticilerinden Sayın Genel Müdürümüz Şenol Gökhan Beyefendi'den rica ediyorum. Ama lütfen Sayın Şenol Gökhan'dan rica ediyorum. Görüntüleri ben bir kez daha özet olarak rica ediyorum. Özetini Caner'in pozisyonları ve diğer pozisyonları sınırların dışına çıkmak istemiyoruz. 3 dakika. Tabii ki 3 dakikanın üzerinde bize görüntü verin demiyoruz. Bu A-Spor için de geçerli. Bu diğer NTV Spor için de geçerli. Herkese bu mu gitti? Herkese giden bu görüntü. Ama Ahmet Çakar'ın dediğine katılıyorum. Sinan abinin dediğine katılıyorum. TRT'de böyle değil. Ama TRT'de böyle değil. Geniş özet veriyorsunuz. Ben Caner'in pozisyonunu rica ediyorum. Kesinlikle. Buradan TRT'nin çok kıymetli yöneticilerinden rica ediyorum. Lütfen gözünüzden kaçmış olabilir. Şimdi zannediyorum spor yayınları Yaşar Taşkın Koç geldi. Maçı hazırlayan, özetleri hazırlayan arkadaşlarımız yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Biliyorum yetiştirme adına. Onların gözünden kaçmış olabilir. Art niyet tabii ki olmaz. Ama rica ediyorum sizlerden. Sevgili Hüseyin abi, Hüseyin Yılmaz şu anda arayacak TRT yönetimini. Ve bir kez daha biz görüntüyü rica ediyoruz. Şimdilik bununla idare ediyorum. Ama sizlerden bir şey yok artık bundan anlatacak bir şey yok. Caner'in pozisyonu ve diğer görüntüleri rica ediyorum. Ben TRT'nin gönderdiği görüntüye mahkumum. Hiçbir lafım yok. Ben böyle kanunlara, nizamlara da saygılıyım. Öyle bitirimlik, ittik falan yapacak halim yok. Hocam burada bitirimlik yapmıyorsun. Ama sen hakem yorumcusun Türkiye'de. Ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de futbol sosyal bir olaydır. Kesinlikle. Çok büyük olaydır. Türkiye'de futbol zaten adaleti sarsılmış. Çok büyük olaydır. Tuhaf bir durumda. Hiç değilse TRT 3 dakika 10 saniye verin de beyefendi. Biz de gösterelim. Hocam, şimdi bu futbol uzmanı değil ki adamlar o pozisyonu çok önemsememişti. Ben de olsam ilk o pozisyonu vallahi kararı alıp göstermem ya. Ya sen, sen demedin mi hocam? Sen bir dakika doğru söyle. Sen ne dedin o pozisyona? Alakası yok dedin. Evet. O bunu hazırlayan da öyle düşünmüş olabilir. Hiç alakası. Hocam hayır. Önemli bir pozisyon hocam, mu? Hazırlayan kişi buna karışamaz. Ben dikkat ederseniz Abdülkerim abi özür dilerim. Bir saat önce dedim ki bu pozisyonları istiyorum dedim. Sinan abi bir kez daha söyler misin hangi pozisyonları oldum? Hayır isteyeceksin. 12 bin dolar para veriliyor. Tamam, 40 milyar. 40 bin lira para veriyoruz bir özete. Caner Erkin'in pozisyonlarıyla Olcay Şahan'ın diğer sahası içindeki pozisyonu var. Josef. Aynı pozisyonu mu söylüyor? Top yüksekken. İtiyor hocam. Tamam. Darbe bence var. Bence penaltı değil o pozisyon. Bence değil. Penaltı nasıl oluyor? Bu bak Fener'in de var. İtmeyle hocam. Diğer sahasında darbe penaltı değil midir? Hocam bak. Eğer Olcay'ın pozisyonuna penaltı diyorsan Sinancığım. Bak şuna bak. Şimdi al istiyorsan geri. Sen bu Alper'in pozisyonuna faul diyorsan Olcay'ın pozisyonuna sabahtan akşama kadar penaltı veriyorsun. Demiyor ki adam. Diyor ki ben ya. Faul yok diyor. Alper'in pozisyonuna faul vermiyor. Ona veren hakem niye bunu vermiyor? Bak bu pozisyon Apo. Hocam eğer, bak vallahi iki dakika. Hocam şimdi. Darbeyi yaralı. Bak hocam veriyor ayağı kabul ediyorum. Fakat dikkat et bak iyi niyetine. İteliyor adam artık ayağını çekememiş. Değil. İtelemiyor. Kastel orada yerseye gidiyor. Hocam bak ben futbolun sert oynanması taraftarıyım. Ama ben haklısın adamın sırtına basmak dünyanın neresi? Hocam o istem dışı bir hareket. Adam topu uzaklaştırıyor. Volkan da geliyor ve ayağa geliyor. En fazla sarı kart olur hocam. Olmaz kardeşim. Bana göre kırmızının ne babası. Ya bak hocam ben Fenerbahçeliyim. Ben bunu söylüyorum. Yani futbol görüşümü söylüyorum. Ya. Ben futbolun böyle oynanmasını. Güzel. Hocam futbol böyle oynanır. Mesela bunu yani, söylüyorsunuz. Hocam tek gidelim. Tek. Siz mi odaya edin lütfen? Ben yok sizi... Yanlış anlamayın. Hangisini sizi hafırullah? İstekli olduğunuzu biliyorum. Diğer pozisyonlara takıldı kafanız. Niye verilmedi? İkisi de burada birbirine iteşiyorlar. Hocam orada yumruk atıyor ya. Ne yumruğu ya? Hocam yumruk atıyor Sosa'ya Volkan Şen ya. Peki kolay mı? Yine Beşiktaşlı'nın Beşiktaşlı değil hocam. Sosa... Bak Allah çarpsın değil hocam. Ya Sosa gelip ne yapıyor görmüyor musun? Adama ensesinden çocuk gibi. Bak hocam ya. Hocam orada Sosa'ya yumruk atıyor ya. Ya ne yumruğu bırak Allah aşkına ya. Tek tek gidelim istiyorsanız. Tek tek gideceğiz. Doğru söylüyor. Bana ne oluyorsa. Bir gelelim.
Size ne olduğunu ben biliyorum. Maça gelelim. Bir kez daha maçı vermek istiyorum. Müsaadenizle maçı bir kez daha vermek istiyorum şu anda. Maç gelsin ekrana tekrar. 20 kere. Tekrar alalım. Maçı bir kez daha tekrar verelim. Arkadaşlarımız klip de hazırlıyorlar Abdülkerim abi. Bütün Fenerbahçeliler için yürekten kutluyorum aynı zamanda. Adam öpeceğim. Onu da... Adamsın. Niye? Adamsın. Eğer hocam, Fenerbahçe... Eğer Fenerbahçe klibi yapacaksan... Adamsın. Fenerbahçe çatır çatır top oynadı. Cüneyt Çakır klibi ya. Lider oldu. Bir şey söylemiyorum. Lider oldu. Çakır klibi. Çok kritik bir anlayış. Ya da Fenerbahçe 2-0 kazanıyor. Ertem. Fenerbahçe'nin liderlik maçıydı. Buradan bana demin hocaya gösterdim. Olcay'ın pozisyonu, ayağa basma ve darbesi var. Fotoğraf olarak değil arkadaşlar. O görüntüyü video olarak atın bana. İçeriye atın, DM'den bana getirin çocuklar. Şey, video olarak atın. Oynanmış şekilde atın. Yani oynanan bölümünü atın. O bölüm pozisyonunu atın. Vardır şeyinden. Siz onları bulursunuz şimdi. Sosyal medyada bulursunuz. Şu maça baktığın zaman şu maç çok şahane bir maç. Çünkü TRT'ye bakıyorsun hiç problemsiz. Beşiktaş'ta şeyin çocuğun yaptığı pozisyonu vermiş. İşte Neo Van Persie'ye yapılan pozisyon var onu vermiş. Andreas Beck'in pozisyonu var falan filan. Bunları vermiş. Hayırlı olsun. Bu böyle görüntü vereceklerse Ertem'cim almayalım biz yani. Hiç bana bir şey yapmıyor. Ben bu maçı seyir zaten bu maçı seyretti. Ben burada önemli pozisyonları anlatmaktan sonra, yorumlamaktan sonra hiçbir özelliği yok ki. Ben burada hangi pozisyonu? Alper'in pozisyonu belli zaten. Vermene gerek yok. Anlatmana gerek yok Alper'in pozisyonu. Andreas'ınkisi belli. İnce pozisyonlar var orada. Andreas Beck'in pozisyonu kırmızının babası. Kırmızı. Ayak çekme falan bile yok. Sapına kadar kırmızı. Allah'a kadar kırmızı. Kırmızı. Allah'a ver kırmızı. Kim? Andreas. Kırmızı. Ya Beck. Şimdi şunu sor. Kırmızı hocam. Mesela şimdi şu an bir an için şunu fark edin. Evet, farz edin. Şu anda ben MHK başkanıyım diyelim. Farz-ı mahal. Akşam bir otelde, odada. Baştan sonra Cüneyt'i almışım. Cüneyt eşofmanları gibi. Cüneyt de oteldeyse. Hayır, maçı analiz ediyoruz. Ahmet abi çok özür dilerim. Fenerbahçe kafilesi Samandıra'ya giriş yapıyor şu anda. Görüntüleri bir ekrana verelim sıcağı sıcağına. Peki. Verelim. Samandıra teslimi tamam, hangi birazdan bir yani kesebilirim. Şimdi öyle demiş. Özür kes fark etmez alıştık zaten. Buyur. Şimdi. Ahmet'i kes. Peki. Şimdi mesela Apo'cum eğer uygunsan bir 10 dakikada Cüneyt Çakır ol. Tabii olayım. Cüneyt hoş geldin. Sevmem kendisini ama olayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir şey içer misin? Çok yorgun değilim aslında ama evlat, bir su içerim. Soğuk bir su içerim. Karınlarsa vereyim bir şey patates patates. Maçtan sonra hemen yiyemem hocam. Bir iki saat sonra yerim. Tamam. Maçı nasıl yönettin Cüneyt? Hocam bana göre major hatalar yapmadım. Zor bir maçtı ama oyuncular iyi niyetliydi. Bana da yardımcı oldular. Ben de pozisyonlara yakın süzdüm. Peki. Bir iki foul hataları yapmışımdır. Ben favorileri görememişimdir. Aha. Olabilecek şeyler. Ama onun dışında büyük major hata yaptığımı falan düşünmüyorum. Penaltı diye. Niye gözlerimden kaçırıyorsun? Buyur hocam. Ha. Buyurun. Beğendin yani kendi yönetimini. Evet yani süper değil ama bir derbi maçı için kendimi başarılı buldum. Başarılı buldum. Evet başarılı buldum. Peki pozisyonla birlikte bakalım mı Cüneyt? Bakalım hocam. Şimdi Cüneyt. Buyurun bakalım. Maç ben başladı. Baktım ama sizle bir kere daha önce bakalım. Önce fizik kondisyonu çok iyi beğendim. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Özellikle o saçlarına maç öncesi sürdüğün topik yağmur yağmadığı sürece seni hakikaten çok bol saçlı gösteriyor. Hocam devir imaj devri. Onun için kendimi doğru, güzel. Doğru. Bu televizyonlarda bir eski hakem var bir tane. Ahmet Çakar'ın çıktığı bir program var. Tanırsın Ahmet abini. Onu bir tane moderatör, o da topik kullanıyor. Tanırım aramızda kalsın ama hiç sevmem kendisini. Biliyorum. Onun için o programa pek bakmıyorum. Hocam beni çok sever. Ahmet abiyi de çok sever. Daha iki gün önce konuştuk. Peki. Devam edin hocam. Şimdi ben o kadar şimdi Cücü. O zaman sen oyna Cüneyt Çakır. Hayır. Cücü. Sevgili yavrum. Cücü. Bak şimdi. Hocam Cücü maçı... deme ya. O cücü diyor mu? Abisin sen başkanıysam cücü de derim. Ulan Cüneyt de derim. Kapalı kapalar ardındayız. Oteldeyiz. Tabii teke tekiz. Cücü. Odada mıyız? He. Cücü. Yavrum başlayalım mı maça? Başlayalım hocam. Buyurun hadi. Başlayalım hocam. Cücü ilk pozisyona gelelim. Al bakayım başa. Aspor. En başa. Varmış görüntüler. Hepsi bu kaçırılan pozisyonlar. Ümraniye'de destek var. Bir Ümraniye'ye geldik. Beşiktaşlı futbolculara yoğun destek var. Gelelim tam ekran verelim. Tam ekran. Her şeyi al ekrandan sevgili Onurcuğum. Her şeyi al. Beni al, hocayı al. Beni al. Evet. Ümraniye'de destek. Beni al, kendini al. Sesi yükseltin içeride. Beşiktaşlı futbolculara destek var. Görüntüler Ümraniye'den. Maalesef oluyor canlı yayın olduğu için kusura bakmayın. Bizle ilgisi olmayan şeyler tabii. Cücü. Sevgili Emre Sabunoğlu oradaysa bir anlatsın lütfen.
Nevzat Demir tesislerinde Beşiktaş taraftarlar. Ümraniye tesislerinden canlı Nevzat Demir'den. Üç dışıplak bir yerim mi var mı? Ben mi yanlışım? Doğru gördün hocam. Evet, Ümraniye'de Nevzat Demir tesislerinden canlı görüntüler. Sevgili Emre Zabunoğlu anlatacak birazdan. Evet, Emre şu anda hatta. Emre, beni duyuyorsun. Neler yaşanıyor bir anlatırsan sevinirim. Hemen senden alalım kardeşim. Gel abi. Duyuyorum Ertemçe. Hemen seni dinleyelim. Çok kısa hemen şöyle söyleyelim. 200'e yakın Beşiktaş taraftarı Nevzat Demir tesislerine geldi. Futbolcuları bekliyorlar. Az önce iki futbolcuda ilginç bir an yaşandı. Araba çıktı, futbolcu yok gibiydi ama arka koltukla ön koltuk arasında yatan iki futbolcu gördük. Açıkçası o da ilginç bir görüntüydü. Futbolcular, birisinin İsmail Köybaşı olduğunu öğrendik. İkincisinin kim olduğu Tolga Yarslan, hemen kameraman arkadaşım Halit'ten de yardımı aldım. Tolga Yarslan'mış ikinci kişi de. Pankart var hemen arkada, Beşiktaş taraftarı pankart açtı, onu da gösterelim. Süleyman Seba'nın abi, inanın çocuklar inanın çocuklar ver, pankartını görüyorsunuz. Beşiktaş taraftarının desteği var. Oyuncuları bekliyorlar açıkçası Beşiktaş taraftarı. Bazı oyuncuların stat'tan direkt evine gittiğini biliyoruz. Gökhan Tören'in, Olcay'ın ve Tosic'in evine direkt gittiğini biliyoruz. Onun haricinde de yavaş yavaş Beşiktaş taraftarı burada desteğini devam ettiriyor. Siyah beyazlı futbolcuları bekliyorlar. Gördüğünüz gibi de şu an Halit'ten yardım istiyoruz. Gördüğümüz gibi de Beşiktaş taraftarı tezahüratını yapıyor. Siyah beyaz taraftarlar yenilgiye rağmen takıma destek vermeye çalışıyorlar. Onu söyleyelim. Maç eksiğiyle Fenerbahçe'nin gerisine düştü Beşiktaş. Maç eksiğini kazanırsa da bir puanla tekrar Fenerbahçe'nin önüne geçme şansı yakalayacak Beşiktaş. O yüzden de siyah beyazlı taraftarlar moral vermeye çalışıyorlar. Aslında buraya galibiyet için gelmişti Beşiktaş taraftarı ama yenilgiye rağmen gördüğünüz gibi siyah beyaz taraftarın coşkusu devam ediyor. Gökhan Töre'ye atıfta bulunuyorlar. Siyah beyazlı taraftarın tezahüratı devam ediyor Ertem Şener. Görüntülerle baş başa bırakayım sizi. Ondan Sinan Engin'e de selamlar. Şey söyleyebilir miyim? Siyah beyaz taraftarın coşkusu devam ediyor. Özellikle Quaresma'ya olan kes. Evet, küfür var. Küfürlü sesi alalım. Teşekkür ediyoruz. Emre Zabunoğlu'na da teşekkür ediyorum. İşte tecrübe böyle. Bravo Emre. Gerçekten aferin tecrübesini Emre konuşturdu burada. Bravo. Beşiktaşlı taraftarlar Ümraniye'deler. Hocam görüntüleri tekrar söylüyorum ben. Çok rica ediyorum. TRT yönetiminden, spor dairesindeki arkadaşlardan çok rica ediyorum. Bize görüntüleri tekrar gönderirlerse sevinirim. Evet, Samandıra'ya gidiyoruz. Samandıra'da Sezgin Gelmez. Fenerbahçeli taraftarlar sevinç içinde. Galibiyeti kutluyorlar. Onlar hep destek, tam destek yine. Sezgin Gelmez beni duyuyordur. Gidelim Samandıra'da. Ertem Şener, duyuyorum sizi. İyi yayınlar diliyorum. Samandıra'da şu anda Fenerbahçe'nin takım otobüsü geliyor. Burada da yüzlerce taraftar, davullar, zurnalar adeta şampiyon olmuş gibi Fenerbahçe'yi karşılıyorlar. Görüyorsunuz burada yoğun güvenlik önlemleri var ama ona rağmen şu anda yol kapandı. Meşaleler yanıyor burada. Takım otobüsü yaklaşık 50 metre kadar geride kaldı ve buradaki bütün taraftarlar otobüse doğru gidiyorlar. Sevgi gösterisini bulunuyorlar futbolculara. Şu anda görüyorsunuz meşaleler yanıyor orada. Evet, yüzlerce Fenerbahçe taraftarı, davullar, zurnalar var burada. Fenerbahçe'nin 2-0'lık Beşiktaş galibiyeti bu şekilde kutlanıyor. Otobüs şu anda durdu. Bayrakları görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Atacan Gözlüklü. Fenerbahçe taraftarları gördüğünüz gibi otobüsün önünde toplantı 50 metrelik bir
bir mesafe var ve o mesafeyi de çok yavaş bir şekilde alacak gibi gözüküyor takım arkadaşı. 2-0'lık Beşiktaş galibiyetini Fenerbahçeli taraftarlar davullarla, zurnalarla, meşalelerle yoğun bir sevgi gösterisinde bu sevinçlerini futbolculara gösteriyorlar. Çok küçük çocuklar var, yaşlı insanlar var burada ve takım bu şekilde karşılanıyor. Görüyorsunuz otobüsün önünde her zaman gibi o şampiyon Fenerbahçe yazısı var. Taraftarın tezahüratını duyuyorsunuz. Pereira stattan çıkışta özel aracıyla gidiyor her karşılaşmadan sonra. Onun önünde ön koltuklar, sağ ön koltuklar boş gördüğünüz gibi otobüste. Ve çok yavaş bir şekilde ilerliyor sarı lacivertli otobüs. Yüzlerce taraftar var burada. Basın mensupları var Fenerbahçe'ye. Şu anda otobüs yeniden durdu. Yeniden durdu. Yaklaşık artık 30 metrelik bir mesafe kaldı tesislere gelmesine. Çok yavaş bir şekilde gidiyor. Aslında taraftar tesislerin hemen yanında bekletiliyordu güvenlik güçleri tarafından ama otobüs yaklaşınca o taraftar durmadı. Sevgili seyirciler, Samandıra'da Fenerbahçe'li taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylüyorlar. Ara sıra yine gelen bazı kötü sözler var. Tıpkı Ümraniye'de olduğu gibi Fenerbahçe'deki bu sevinci de kesmek zorunda kaldım. Bir yanda Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması, diğer yanda yeni liderin taraftarlarının büyük sevinci. Beşiktaş maç eksiğiyle ikinci sırada. Neler olacak, neler yaşanacak ama son 11 haftaya girerken inanılmaz bir lig bizi bekliyor. Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı var. Beşiktaş Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Kazanırsa bir puan farklı öne geçecek. Gerçekten inanılmaz bir lig yaşıyoruz. Samandıra'dan canlı yayın. Fenerbahçe'nin galibiyet coşkusu taraftarların futbolculara karşılık veriyor. Volkan Demirel, Gökhan Gönül öne kadar geldiler. Taraftarlarla orada tezahüratlara eşlik ediyorlar takım içerisinde. Takım içerisinde katılan futbolcular var taraftarın coşkusuna. Öbür tarafta Fenerbahçe-Beşiktaş maçının özet görüntüleri. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının özet görüntüleri. Arka arkaya pozisyonlar vardı. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin daha nadir gelişen atakları vardı. Kontra oyun vardı. Burada Volkan'la Sosa'nın mücadelesini birazdan Ahmet Çakar yorumlayacak. İki futbolcuya da sarı kart çıktı. Sosa ve Volkan Şen'e. Bakın her şey böyle başladı. Sosa gitti. Volkan'ı ensesinden çekti. Sonrasında yumruk. Burada da özet yarıda kalmış. Bence penaltı. Orada da özet pozisyon yarıda kalmış. Pozisyonlar arka arkaya geliyor. Burada Hasan Ali. Öbür tarafta Hasan Ali'den top Ozan'a geliyor. Ozan'dan Dani'ye. Bir parantez açıyorum. TRT yönetimine çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Müdür Şenol Gürka Beyefendi pozisyonların tekrar hazırlanmasını istemiş. Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdür Şenol Gürka Beyefendi'ye. Bravo. Çok çok teşekkürler Sayın Genel Müdürümüze. Çok teşekkürler. Pozisyonlar tekrar hazırlanıyor. Ve TRT Spor'daki arkadaşlar da bu pozisyonları tekrar bize gönderiyorlar. Gerçekten çok yoğun bir gece olduğu için onların da gözünden kaçmış olabilir. Pozisyonlar tekrar geliyor. Caner'in ortasında top Volkan'ın ayağına geliyor.
veriyor. 3. dakikada Türkiye'deki Fenerbahçeliler bu golle ayağa kalkıyor. Henüz 3. dakika Fenerbahçe 1-0 önde. Golden sonra Beşiktaş yüklenecek derken Fenerbahçe hayır ben 2 istiyorum diyor. Ve burada Andreas Beck Mehmet Topal mücadelesinde bir hücum faul çalınıyor. Evet. Burada Robin Van Persie ceza sahasında. Josef de Souza 3 Beşiktaşlı'nın arasında vuramıyor. Fena. Sevgili seyirciler bu pozisyona çok dikkatli bakacağız birazdan. Ve burada Volkan Şen. İlk golü atan futbolcu Tolga ayaklarından kapıyor alıyor topu. Burada pozisyona dikkat. Volkan 2 Beşiktaşlı'nın arasından sıyrıldı. Tolga aldı. Kafa vuruşu ceza sahası içine. Boşta kalan top. Bu pozisyona dikkatle sizlere aktaracağız. Ahmet Çakar'a bu akşam çok iş düşecek. Marcelo Robin Van Persie mücadelesiydi. Evet Fenerbahçe zaman zaman ilk yarıda 1-2 pozisyon gördü kalesinde. Quaresma o pozisyonlardan birini yaşamıştı. Bunu da tartışacağız. Beck kırmızı görmeli miydi, görmemeli miydi? Ve işte Volkan'ın burada çok nefis bir refleksi. Şenol Güneş çok gergin dakikalar yaşıyor. Bu pozisyonda top direkten dışarı çıkıyor görüntüler ikinci yarıdan. İkinci yarıda maçın genelinde Beşiktaş çok iyi futbol oynuyor. Dalga dalga geliyor. Gökhan oyunda ikinci yarıda. Olcay ikinci yarıda sahada yok. Kafa vuruşu boşta kalıyor. İsmail, Volkan ve topun dışarı çıktığı an. Mario Gomez'in şutunda kaleci Volkan'ın refleksi mükemmel gerçekten. Ceza sahasında yine bir tehlike yaşanıyor. Ve top yanağlarda kalırken bazı seyirciler ikinci gole tezahürata ayağa kalkıyor. İşte maçın en önemli dakikalarından birisi. Cüneyt Çakır soğukkanlılığını koruyor. Bir sarı kart Volkan'a, bir sarı kart Sosa'ya. Pozisyon bu. Fenerbahçe takım otobüsü bu arada ekranın öbür tarafında. Samandıra'dan içeri giriyor ve Fenerbahçeli taraftarlar da coşkusunu yaşamaya devam ediyor. Evet Samandıra görüntülerini alalım. Birazdan tekrar gideceğiz futbolcular arabasıyla çıkarken bir kez daha görüntü alacağız ama biz ekranın diğer tarafındayız. Kadıköy'deyiz. Şükrü Saraçoğlu sarında Nani'nin attığı gol Beşiktaş'ın umutlarının bittiği an. Quaresma artistik bir hareketle pasını veriyor ama Beşiktaş sonuç alamıyor. Önce Cenk'le sonrasında da Mario Gomez'le. Quaresma bir sağda bir solda. Cenk ve Mario Gomez Beşiktaş'a yetmiyor. Cüneyt Çakır buraya kadar diyor. Yeni lider Fenerbahçe diyor. Bu arada yeri gelmişken belirtelim. Hafta içi her gün saat 18.20 arasında Radyo Bilyoner'deyiz sevgili seyirciler. Ne oldu? Beni göster. Cüneyt Çakır'ı Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'a hizmetlerinden ötürü alkışlıyorum. Yapma Rasim bravo. Ya yapma ya. Yapsın, bravo. Yapsın. Yapsın. Önündeki. Bravo yapsın. Attım. Bravo. Yapsın. Yapsın yapsın. Bravo. Bırak Ertem. Bravo Cüneyt Çakır. Çok acıtmış. Bravo çok acıtmış. Serdar Çakır. Rasim'i Cüneyt çok acıtmış. Çakır, Serdar Çakır ikilisinin kimlerle işbirliğinde olduğunu bugün bütün Beşiktaş camiası ve bütün Türkiye Cumhuriyeti halkı ve Avrupa'da ve diğer kıtalarda yaşayan Türkler gördü. Ciddiye alınmıyorsun. Tebrik ediyorum sizi. 25 milyon Fenerli şu anda kalkan adamın tepesine bindiler. Birazdan bak birazdan senin Sinan İngiliz göstereceksin. Bir dakika sus. Bir dakika sus. Olsun. Bir dakika sus. Sizi takan olsun, yok. Fenerbahçeliler tepesine biniyor. Oğlum. Kimse seni kahramanıyor. Ya hayır size Fenerbahçeliler takan. Bir çok gün. Çok yanmış. Bir çok gün. Acıktı, çok acıktı. Bütün kulüpler birleşecek. Ve Fenerbahçe'nin dönemi sona erecek. Çok canın acıkmış. Çok. İhtilal yapacak. Rasim'in. Bütün takımlar Rasim, ihtilal yapacak. Rasim, ihtilal. İstediğin kadar bağır. İhtilal. Çok canını acıttı beni galiba senin bugün. İhtilal çok, zamanı. Çok. İhtilal çok, zamanı çok, işte çok bugün de Beşiktaş'ın puanını aldılar. Arkadaşlık Bertem çok Beşiktaş'ın puanı. Beşiktaş'ın puanını aldılar. Yuh. Buna iş yap. Sen burada terörizm yapıyorsun. Geziciler gibi gel. Terörizm. Sakin ama ya. Bağır. Sakin ya. Anlaşılmıyor gibi şey. Desem anlamıyorlar ki zaten. Ertem gel. Sabahın sesleri kız. Kız, hiçbir şey anlaşılmıyor. Sabaha kadar. Kız sesleri Ahmet. Şey Serkan. Fenerbahçe aldı operasyonu yaptı mı? Söyleyeyim. Sakin misiniz şimdi? Terörizm. Şimdi sakinim. Şimdi sakin misiniz? Evet. Şu anda sakinim. Söylüyorum. Ki Fenerbahçeliler lütfen Rasim Ozan'ı oflayın. Hiç ya, kale dağla almayın. Kale dağla almayın. Hiç dinlemeyin bile. Gülün. Gülün geçin. Rasim Ozan'a gülün geçin. Şu maçı provokete eden Rasim'e gülün artık kahkahalarla. Evet. Sevgili Ertem, Cüneyt Çakır ve Serdar Çakır tebrik ediyor. O kenardaki hallerin öyle ya. Şu penaltı pozisyonunu gösterebilir misin? Adam vallahi resmen oyuncuya konuda çakıyor. Bir dakika hayır ben o Sinan abi konuda, o konuda Sinan abiye katılmıyorum. Adam kenarda Sinan abi kendini
Böyle Fenerbahçe için yürütüyor ya. Ben de bunu erteme kadar. Bizimki böyle. Aferin size. Böyle duruyor. Böyle duruyor. Ya sen Ertem. 100. yılda Sinan abi. Ya 100. yılda sen nasıldın Sinan abi? Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün. Bir gol abicim. Böyle oradan öyle. Rüya Park'taki çocuklar gibi. Oradan oraya. Orası. Abi lider atıyor ama ya. Yani alakası var. Yapmayın arkadaşlar. Bu kadar biraz ağır olur kenarda. Yapmayın. Sevinirsin. Topu şöyle istop etmeler falan da filan da. Bırak ya. Ne alakası var ya. Topu istop ettiriyorsun. Onu diyorsun. Geldi mi arkadaş yeni görüntüler? Yeni görüntüler geliyor. Hazır geliyor mı? Mu? Hazırlanıyor mu? Serdar Kıvrak Bey'e çok teşekkür ediyorum. TRT Spor'dan sevgili Serdar Kıvrak. Beyefendi, çok teşekkürler. Serdar Kıvrak. Benim adamı istifaya davet ediyorum. Hayır ya. Serdar Kıvrak'ı ben tanımam. Ben Şenol Gökay'ı tanırım. Arkadaşımız Serdar Kıvrak'ı tebrik ediyorum. Şenol Gökay'ı da tebrik ediyorum. Görüntüleri doğru düzgün göndermelidir. Göndermiştir Şenol Gökay'ı. Ya bir görüntüyü görelim arkadaşlar. Şimdi görelim. Serdar Kıvrak'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Sinan abinin istediği Olcay Şahan pozisyonunu. Adamın tepesine binmişler abi. Evet, önce onu verelim Serkan. Çünkü sürekli olarak Sinan abi Ertem, çok kısa bir şey ve Ahmet Çakar konuşmuş. Dün Rasim Ozan Kütahyalı burada ne demişti? Ne demişti? Çağrı abi yapıyorum. Fenerbahçeliler hariç bütün Türkiye, hatta bütün Avrupa Beşiktaş'ı tutmalı demişti. Ben de diyorum ki şimdi biz bütün Türkiye'yi, bütün Avrupa'yı mı yendik? Evet, evet öyle ya. Evet. Cüneyt Çakır'ın yardımıyla yaptınız. Kabul et, işte böyle kabul et. Cüneyt Çakır dışarıda aslan, içeride kedi. Yapma. Bir gelsin görün. Sen abinin seni görüntü hangisiyle olacak? Arkadaşlar bir dakika dur Ertem. Bir dakika duralım. Arkadaşlar evet. Bakın. Bir şey yanlış anlamayın. Biz Fenerbahçe'nin televizyonu yeni açanı veya Fenerbahçe'nin bu galibiyetini tebrik ettik, kutladık. Ayrıca müthiş Fenerbahçe bir oyun oynadı dedik. Bunların hepsini söyledik. Sadece hakemin birkaç tane hata. Bu ülkede nasıl sevinen Fenerbahçeliler varsa üzülen Beşiktaşlar ve bir takım pozisyonları görüp onları ikna olmak istiyorlar. Evet. Bunları da anlatmam. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Fenerbahçe'nin galibiyetini asla biz bir gölgelemiyoruz konuşmalarımız. Sadece hakemi lütfen bir bakalım. Buyurun. Ben evet. Sinan'a katılıyorum. Sinan hakikaten böyle bir şey hocam, yapmıyor. Hocam bir saniye. Ne olursunuz onlara şimdi dalmayalım. Tamam. Ne olur bakın elimde maç görüntüsü varken şuna girelim hocam. Girelim abi. Buyurun, ne olursunuz. Buyurun girelim. Buyurun kardeşim. Buyurun girelim. Buyurun girelim. Hocam bakıyor evet, musunuz? Evet bir pozisyonu bir izleyelim hocam. Herkes bir dal yine. Seyirin. Bir gelelim. Olcay Şahan. Sinan'ın istediği pozisyon. Buradaki pozisyon. İşte biz reklam arasında bile bunu konuştuk. Bak. Mehmet Topal ve Olcay. Hadiye tartışılmaz pozisyon. Hadiye tartışılmaz Rasim. Bir dur abi. Sakin ol. Rasim. Bütün Türkiye'ye buradan söylüyorum. Instagram'a da söylüyorum. Bu ne mesele? Bu pozisyon penaltı değilse şu an seyrediyorsa arkadaşlar. Kesinlikle penaltı değilse ben özür dileyeceğim. Hocam. Buna penaltı diye bir yerde hakem değildi. Penaltıysa. Abdülkerim abi rica ediyorum. Rasim rica ediyorum. Eder misiniz? Abi ne olur bu? Pozisyon. Oha. Sence yana dikkat etmek. Ben önce fikrimi söyleyeyim. Ondan sonra siz yorumunuz. Dur burada dur. Burada dur. Bakın Beler. Ben Sinan gibi mülayim, şişli kebap yansın, kebaplı şiş yanmasın gibi konuşmam. Bu akşam Beşiktaş'ın mağlubiyetinde hakemin ciddi ama ciddi ama ciddi oranda kesinlikle, katkısı vardır. Caner'in oyuna atılması lazım. Tartışmam %100. En az 2 defa atılması lazım. Volkan Şen'in mutlak oyundan atılması lazım. Andras Bek'in mutlak oyundan atılması lazım. Fenerbahçe'nin kazanmış olduğu ilk golle sonuçlanan atağında serbest vuruşunda asla faul olmadığını söylüyorum. Bu pozisyon ise asla ve asla penaltı değildir. İzah et bana hocam. Niye? İzah et. Bir anlatıyorum. Anladım. İki futbolcudur şimdi bak. Evet. Bir penaltı verebilmek için gerek ve yeter şartlar vardır. İki topun, Topal'la Olcay'ın kafaları ve bakışları topta. Buraya mutabık mıyız? Mutabık. İkisi de tepedeki topa bakıyorlar. İkisi de yavaş yavaş oynat. Pozisyonun başına hocam bir şeye dikkatini çekti mi? Olcay önce ama orada kötü niyet yok. Çünkü hayır niye? Onu kapatıp önünü kapatıp hayır, kendi üstüne düşer mi diye bakıyor. Hakkı var ona. Var tabii canım. Çünkü onun koşu mesafesine göre kendini ayarlıyor. Var. Tamam ona mı? Ona bir dikkat et. Bir dakika yere al. Hem Mehmet Topal'ın hem Olcay'ın gözler topta. Devam et. Yavaş yavaş oynat. Hala topa bakıyorlar. Dur. Topallar şu anda bir dakika. Her ikisi de birden yere basarken evet. Her ikisinin de kollar vücuduna
futbolun doğal nizami içinde yapışırken bir kontakt, temas meydana geliyor. Oynat. Oha. Darbe hayır. Kontağın etkisiyle olcay düşer. Yasin, bu da futbolun doğasında son derece normal bir davranış. Peki hocaya ben soru soruyorum. Ben hocaya soru soruyorum. Bu ne ya? Biz bu görüntüleri nasıl yorumlayacağız? Ahmet çok bir dakika kardeşim. Hocaya soru soruyorum. Bir. Bu tip fauller veriliyor mu? Oyun içinde verilir mi? Verilir tabii, yanlış. Veriliyor mu faul? Yanlış olarak verilir. Yanlış doğru değil. Kırmızı kart. Bir dakika dur. Bu tip geleceğim oraya. Bu tip fauller veriliyor mu? Veriliyor. Ceza sahası içinde kontrolsüz hareketlerle yapılan kontrolsüz işte. Ya abi kontrolsüz, ikisi de kontrolsüz. Abicim bu darbeye eğer siz Sinan abi futbolcu bak Sinan bu penaltıysa bir dakika dur. Tamam. 82 tane penaltı gösterir. Bir dakika dur abicim. Bir tane dur. Aynı futbolcu. Sinan özür dilerim, sen bunu hakikaten. Hocam yapma. Hocam sanki uzaydan falan geldin, yapma. Bir şey anlatıyorum. Sen futbolu anlatsana. Sulandırmayın. Ayakta kal. Sulandırmayın. Bak sulandırmayın, sinirleniyorum. Sanki bu tip penaltılar bu ülkede verilmedi. Beni delirtiyorsunuz. Sen hakem olsan penaltı verir misin? Sen vermedin mi penaltı? Asla. Böyle faul vermedin mi? Asla. Böyle faul vermedin. Bak ne diyorum? Ya sen gol olmayan boksörü gol verdin. Hangisi? Penaltı çaldım ben. Hangisi? Halkayı boksörü penaltı çaldım. Penaltıydı. Bak bir dakika dinle. Şu pozisyonda sağ ayağına bakın top alın. Hadi bırak. Abi bir dakika. Hocam bak bu tamam, senin görüşün. Söylesin, doğru. Bir dinleyin. Doğru, bu senin görüşün, bu benim görüşüm. Evet, Sinan görüşüm. Top havada. Evet. Bakmayacaksın. Evet. Ceza sahası içinde kontrolsüz hareket. Evet. Bir darbe var. Evet. Topalın bir darbesi var. Ayağına bakın nerede. Bravo. Geç. Bravo. Aynısını Nani'de havaya bakıyordu Cüneyt Çakır. Real Madrid Manchester maçında. Doğru. Hatırlayın. Frankfurt'ta doğru. Bravo. Aynısı havaya bakarken çaldı. Abi boş ver. Abi niye boş ver? Futbol tarihinde öyle. Abi sen konuş Sinan'cığım. Takımları. Dinliyoruz da biz de konuşalım sonra. Sen konuş. Abi sabahtan beri burada pazarcı gibi karşılıklı bağırıyorsunuz. Yanındakine bir şey söyleyince bir şey anlatıyorum. Ciddi anlatsın, bir bitirsin. Ahmet Hoca hakem olarak bunun kuralını bilir. Ben de bir futbol adam olarak bunu söylüyorum. Ceza sahası içinde 9 kusurlu hareket, kontrolsüz hareket, yapılan faul penaltı değil midir? Kitapçıkta. Evet. Değil midir? Evet. Penaltıdır değil mi? Kontrolsüz hareket değil ki. Ne hocam? Her şey kontrolü. Adamı dövmüş ya. Kontrolsüz hareket. Ben yanlış şey mi görüyorum ben? Ya adamı dayak etmiş. Dayak. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Üst üste olmadan bir şey söyleyeceğim. Yani formaları çıkartın. Mehmet Topal'ı çıkar abi. Çıkar. Mehmet Topal'ı çıkar. Çıplak Olcay da çıplak. Sol kola dikkat. Sol ayağa dikkat. Yapmayın. Olcay'a basıyor mu basmıyor? İnanamıyorum ben. Sol kola söyleyeyim. Hocam bak inan Beşiktaş olmaktan değil. Buyurun. Kardeşim biz de söyleyelim. Tamam biz de söyleyelim. Bize burada provoke eden rahatsız. Yalandan Galatasaray boy boyculuğu yapıyor. Yalandan yapma. Sinan Engin'le bak, kavga sen, et yüreği yediyorsa. Ben onunla futbol konusunda her türlü kavga ederim. Etmiyoruz. Çünkü o futbol oynamış adam. Sürekli tartışılır. Kardeşim sen bir kere futbol işini sunarken. Abacım ben kitapçıya konuşuyorum. Sen söyledin mi kardeşim? 9 kusurlu bir hareket. Tamam. Ceza sahası içinde kontrol 10 neyse. Tamam ben bırakın. Bir faul burada var mı? Yok. Tamam. Bir dakika hocam. Hocam sen zaten söyledin, bir daha söyleyeceksin. Şimdi ben de Sinan'ı dinleyeceğim. Hocam seni Alpay olayı skandal diyor. Tabii canım. Yani ben çok zorlanıyorum ya. Sonra kızıyorum yani. Konuş abi. Hocam bak sakinim. Bak oradan provoke ediyor Rasim. Tamam boş ver hocam. Ben gideyim öyleyse. Rasim dur git gel canım. Git sen daha iyi olur. Ben gidiyorum. Rasim gel buraya. Bırak gitsin ya. Sen nereye gidiyorsun ya? Git, futbolla ilgisi yok zaten, gitsin ya. Su içmeye gidiyor. Bağırma, derin futbola gelirsin bağırmaya çağırmaya. Çabuk gel, bırakma beni. Şimdi bu pozisyonu baştan alır mısın? Başı burası Sinan hocam. Futbol oynadı. Tabii ki benim futbol arkadaşımdır. Hem aynı takımda oynadık, milli takımda kendisiyle Akdeniz oyunlarına. Bir de karşılıklı Fener Beşiktaş maçlarına çok oynadık. Ben de futbol oynadım, ben de görüşümü söylüyorum. Bakın bu pozisyon, her şey dönüyorsunuz. Rasim gel. Eğer bu pozisyonda bir hakem penaltı verirse ve bu örnekse, ben size bir maçta bütün 90 dakikayı tek tek alırım. 72 tane penaltı çıkar böyle. Her kornerde, her ölü atışta 18 içinde 60 tane, bundan daha ağır itişmeler, el ve vücut temasları vardır. Dolayısıyla ben futbol mantığıma, futbol bilgime dayanarak şunu söylüyorum. Bu pozisyona penaltı demek futbol adına cinayet olur. Kendi görüşümü söylüyorum, kendi görüşüme göre. Böyle bir penaltı veren hakeme hakemlik yaptırılmaz. Futbolun doğasına aykırıdır buna penaltı vermek.
çok komik olur. Sinan Engin de diyor ki bir dakika. Sinan Engin de diyor ki Ertem ben burada moderatörüm. Sinan Engin de diyor ki Manchester United. Ben şu an biz bir dakika siz dedi ben özetleyeyim. Şoktayım. Ben de şoktayım. Şuna çok masum bir hareket çıkarım formaları. Ben özür dilerim. Tek bir yorum yapacağım. Rasip. Ben özür dilerim. Manchester United Real Madrid maçında. Nani'ye kırmızı kart gösteren Cüneyt Çakır'ın görüntülerini istiyorsunuz. Manchester United Real Madrid maçında. Nereye getirdin? Aynısıdır. Getir görüntüleri. Aynısıdır. Cüneyt Çakır. El alemin gavurların canı can da bizimki patlıcan mı? Sen kimsin? Manchester United Real Madrid maçında Nani'ye kırmızı kartı gösteren sen. Beyler. Beşiktaş Fenerbahçe maçında Beşiktaş'ı doğrayan Fenerbahçe'ye galibiyeti hediye eden sen. Arkadaşlar sakin ol. Bu delalet turşusu Cüneyt Çakır. Arkadaşlar. Sevgili Onurcuğum rica ediyorum senden. Manchester United Real Madrid maçı. Cüneyt Çakır Beşiktaş. Sevgili dostum Sinan'dan. Sevgili arkadaşım Rasim'den. Önce özür diliyorum. İnsanlar yanılabilir. Yanıldığım nokta şu. Evet hocam. Ben sizin PlayStation'a meraklı olun. Futbola meraklı olun. Bunlar PlayStation'da filan. Tamam mı? Oradaki bilgisayara yanlış yükledikleri için şaft yapıyor bazen. Düştüğü vakit cırt. Orada hakem be. Beyler. Hocam bu ülkede şu kararlar verildi. Bu ülkede kararlar verildi. Bitti hocam yapma. Bu ülkede buna penaltı diyen adamla futbol konuşmam ancak Lilo Park'ta penaltı atışlarını konuşurum. Mal borasını çıkarım. Bak havada yine. İkisi de havada. Arkası var bunun ödeki basıyor. Adam karnına tek baltıyor basıyor. Hocam ikisi havadalar. Kasıyor. İkisi havaya bakıyor. Aşıktan basıyor. Hocam elime. İkisi havaya bakıyor. Ertem sen o pozisyonla bunu nasıl ödeştin? Hocam ya ben ikisi havaya. Ben vallahi gidiyorum. Futbol adına cinayet istemiyorum stüdyoda. Bu pozisyonla Bekir Bekir pozisyonu paralel. Hayır hocam bakın siz konuştuğunuzu unutuyorsunuz. Sinan abiye girerken şöyle dediniz. İkisi de havaya bakıyor. Bunlar da ikisi de havaya bakıyor. Havaya Arbeloa ve burada havaya Nani. Bak. Yani siz Nani'ye bakıyorlar hocam. Bir pozisyonla aynı mı bu? Ben doğru mu anladım? Ertem gidiyorum anladım. Nani ile bu Real Madrid çocuğun Arbeloa. Arbeloa'nın arasındaki dur. Geri al dur. Geri al dur. Ya ne çocuğu olacak Real Madrid çocuğu? Geri al dur ya. Geri al dur çocuğu. İspanyol çocuğu ya. Ne çocuğu? İspanyol çocuğu. Ya durun be abicim. Geri al dursana kardeşim. Gel al dur. Bu değil, bu değil. Hocam internetten veriliyor görüntü. Ben şimdi size çok komik bir şey söyleyeceğim. Ben anladım abi. Ben şimdi çözdüm işi. Bunu koymayın ya bu ayıp. Yani siz dur. Burada dur ya. Yani Nani'nin 17 numaralı Real Madrid Arbeloa'ya bilerek veya bilmeyerek bacağını göğsünün sol tarafına sokmasıyla... Evet. Şimdi normal pozisyona ver. Bizim pozisyonumuzu ver. Normal bizim değil mi tartışmamızı? Evet. Şu pozisyonu aynı görüyorsan bir şey söyleyebilirim. Siz Lübeck'te vazgeçtin penaltıda var. Lübeck'te ancak halka atarsınız. Halka kalk gidelim. Kalk sol omuz var. Yok. Ayak darbesi var. Allah aşkına bir durun ya. Arkadaşlar bir durun. Hadi Ertem formayı mı aldın? Futbolla alakalı yok da ya. Nasıl futbolla alakalı yok? Senin yaşın kadar futbol bilgin var benim. Sen ne diyorsun hocam? FIFA kupası Ahmet Çakar'a ne dedi? Ahmet hocam. Özgürlüğü. Ahmet hocam. Ben esprisini yapıyorum. Hadi bir dakika gel geriye. Gel geriye. Serkan gel. Hocam bakın buraya eğilmemin sebebi sevgili seyirciler monitöre, önümdeki monitöre. Al beni oradan. Al beni oradan. Al böyle bak. Al beni. Bak. Bak şimdi dur. 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 Evet, çok yavaş gel. Hocam. Hocam telefona bakma. Çok dikkat gel. Sinan abi bak. Hocam ne olur bak. Gel. Gel. Ayağa bak. Ayağa bak. Gel. Sinan abi. Topalın ayağına bak. Topalın ayağına bak. Hocam topalın ayağına bak. En altı. Sizin bilginiz futbolu ben kullanmadım. Hocam gitme gel. Hocam gitme gel. Gel seni çürüteceğim gel. Gel çürüteceğim. Gel buraya görüntü gel. Ben sizin bildiğini sürdüm. Hocam kullanıyorum. Hocam sen bir şey falan değil. Ya ne yapıyorsun yönetmen ne yapıyorsun? Bir dakika arkadaş bak şimdi. Bakın arkadaşlar. Oturalım ayıp olur. Önemli değil. Ceza sahası içinde. Bakın kontrolsüz hareketler. Ayaklarımıza bakın. Ne penaltılar verildi bu ülkede. Formaları çıkaralım. Sadece bak bir dakika formaları çıkaralım. Sadece çıkaralım. Hoca diyor yukarıya bakıyorlardı ikisi. Ben yukarıya bakarak o zaman gideyim adama böyle vurayım. Böyle bir şöyle şey vurayım yukarıya bakıyorum. Niye yukarıya bakıyorum? Vuruyor mu? Yok bakma vuruyor yukarıya mu? Abi. Adama vuruyor öyle vuruyor öyle mi? Vuruyor yani? Mu? Hocam ayak. Abi bir dakika dur.
Bakın, iyi bakın. Ayağa gir. Ben ayağa yukarıya gir. Bakarak, Samet ayağa gir abi. Yukarıya bakarak, hoca diyor ya, ikisi de yukarı bakıyor. Abi. Yukarı. Ben yukarıya bakarak Ertem'in buradan ayağına basıyorum. Ama yukarı bakıyorum ben. Ya. Ama engelliyorum bunu. Engelliyorum. Ya. Yukarı basıyorum. Bir. İkinci bir de bu da var. Bir de bu da var. Kalça da var hocam. Kalça da var. Darbe de var. Bir de bu da var. Şimdi cihaz sahası içinde yapılan bu faule. Penaltı ne mi? Yukarıya bakıyor. Bak Sinan abi, şuraya bak. Sinan abi bak, dön. Dön. Bak. Gel. Şimdi eli böyle açık olduğu zaman. Eli böyle açık olduğu zaman. Top buraya geldiği zaman. Penaltı veriliyor mu? Veriliyor. Bak bu arkadaş. Adamı niye o zaman veriyorlar? Elini aç. Ne yapsın? Elini buraya mı soksun elini? Abi bir dakika. Bir dakika. Niye açıyorsun elini? Saklaması mı lazım? Hayır. Açık elin. Şuna penaltı. He? Havaya da bakmayacaksın. Havaya bakarsan da basmayacaksın. Bırakın bu işleri hocam. Aynen. Ne oldu ya? Şimdi siz hakemler yüzünden Türkiye bu hale geldi. Doğru. Biz Türk hakemleri getirdik. Katili. Türk hakemleri hakemlerinde. Doğru. Ortada isteriniz ortada. Sinan, senden ikinci defa özür diliyorum. Ben demin... Ya hocam eksecer etme. Popülist konuşmana gerek yok. Ya bu penaltı değil. Bırak sen ne kararlar verdin burada. Ne bombalar mı var burada senin? Hakem değil. Yalan. Hakem şey itiraf ediyorum. Senin bildiğin kadar ben de biliyorum. Lafım yok. Kontrolsüz hareket bu. Lafım yok. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak. Ertem. Eğer Cüneyt bu pozisyona penaltı verse. Ertesi gün Cüneyt'i. Yürü. Türkiye'ye soruyorum. Evet. Mehmet Topal burada olacak şahane vuruyor mu? Vurmuyor. Vuruyor. İkisi de ayağından yere koyuyorlar birbirine çabuklar. Ya siz var ya Beşiktaş formasını çıkarın ya. Şimdi ben yazıklar olsun. Üzmek istemediğim için. Benim üzmek istemediğim için. Hocam sen beni üzdün. Şuradan sen Mehmet Topal. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Buna müsaade et. Vurmuyor. Sana sorayım. Üst üste olmasın. Şuraya vuruyor mu abicim ayağa? Bence vuruyor abi. Gel kameraman gel. Gel kardeşim. Beşiktaş TV'de konuşmalı çocuklar varsa onlar penaltı der bunu. Hangi takımsın? Fenerli var mı içinizde Fenerli? Gel Samet. Hayda Samet. Gel. Doğru mu Samet? Burada. Mehmet Topal mı Olcay'a vuruyor? Vurma. Olcay mı Mehmet Topal'a vuruyor? Normalde Mehmet Topal Olcay'a vuruyor. Ancak. Tebrik ederim. Ancak. Ben de bir şey söyleyeyim. Bu pozisyondan hiçbir şey çıkmaz. Ben sizi üzmek istemiyorum. Bu pozisyona Beşiktaş TV'de formalı çocuklar var. Onlar penaltı eder. Bir dakika. Ben sizi üzmek istemiyorum. Ya siz ne anlarsınız kontrolsüz hareketten? Siz ne anlarsınız futbol nizamındaki... Hocam ağır yapma sen de. Bir dakika beyler. Kontrolsüz hareketin tanımlaması çok önemlidir. Bir, normal şarjla orantısız güç kullanmak farklıdır. Bir de futbolun doğal... Aynen. Bu ülkede bunlar hesaplanıyor bu ülkede. He? Bu ülkede hakemlerimiz bu kuralları böyle ince hesaplıyorlar. He? Yok. Vay be. Sen şu hocam sol darbeye bak Sinan abi kaldır. Ya, son kez söylüyorum. Ertem, sana ne yakışmıyor olur, Ertem. Abdülkerim abi müsaade. Sana vallahi sol yakışmıyor. Sol bakın ya. Sana ya, yalvarıyorum Ertem. Ya. Yazıklar. Hocam sana hocam, yalvarıyorum. Olmaz bak müsaade. Ben sana başka bir şey söylüyorum. Kardeşin olarak. Sen bak beni ikna et hocam bak. Sol omuza bak. Dur. İkna almak için biraz futbol ayağında geçti. Futboldan anlamak lazım. Sol omuza bak Ahmet abi. Ya ne engin anlamıyor bak Ahmet abi. Ne var sol omuza bak. Engin anlamıyor mu? Bir dakika. Ne bağırıyorsun? Ne engin anlamıyor. Ya sol omuza bak deyip. Müsaade. Millete ne var sol omuza bak omuza ya. Beyler ben bu işin. Aa yanlış mı görüyorsun? Ne var omuza bak. Müsaade eder misiniz? Ben bu işin kitabını yazdım falan diye ukaralık yapmam. Ertem'de, omuzun rakibi yeni çıkıyor. Müsaade eder misiniz? Omuzun rakibi omuzuna dokunması kadar. Futbolda abi, doğal. Hiç bir olay yok. Noktası yoktur. Ya, omuz omuza temas hocam, olacak. Hocam sen Hakan Şükür Alpay Özalan mücadelesinde İnönü'de kırmızı kart verdin. Ben maçı sattım. Penaltı verdin. Maçı sattım. Ertem. Onu mu yakışıyorsun? Ya Ertem. Hayır hocam sen öyle şey yapmazsın. Ertem. Sen şerefin namusunu bir adamsın. Bu ülkenin sınavına göre yüzü komik penaltı verildi. Yani oradan yola çıkarak olmayan penaltıya penaltı denilir mi ya? Ayıptır ya. Ayıptır ya. Bundan daha hafif pozisyonlar hocam, bu ülkede böyle bir dakika, olur mu yani? Bu ülkede bunlara penaltı verilmedi mi hiç? Ya hocam Sinan onu anlatıyorum. Ya bir dakika abi verilmedi ama, mi? Ama dinlemiyorsun. Seni de destekliyorum. Diyorum ki bundan daha rezilleri hafifleri verildi bu ülkede. Müsaade eder misiniz? Öyle oldu diye. Hocam bu pozisyonda, ya bu pozisyonda, bu pozisyon penaltı... eğer bu pozisyonda Beşiktaş Fenerbahçe ters olsaydı, bak bundan, Sayın Aziz Yıldırım bana, sabaha kadar konuşuyorum. Bana ne? Sabaha kadar bana maç ne, sonrasında bana ne kardeşim? Ben aynı pozisyonu biraz bana sonra getir. Bana niye ne Aziz Yıldırım'la konuşursa konuşsun. Ben diyorum ki Van Persie'nin pozisyonunu getir aynısını. Aynısını. Bak bakalım ben Fenerbahçeliyim ne diyeceğim ona da.
Van Pürtü'nün daha ağırlar. Göstereceksin şimdi. Şimdi sizin yanıldığınız Sinan kardeşimin yanında bir nokta var. Eliyle penaltılar verir. Bu böyle bir örnek. Ben de şunu söylerim. Maradona Dünya Kupası örneği. Çeyrek finalinde gol attı. O zaman bütün el hataları verelim. El gol verelim. Şimdi böyle bir mantık olmaz. Arkadaşlar anladığım kadarıyla yorgunsunuz. Uzun bir sıkıntılı süreç geçirdiniz. Yorgun ve üzgünler. Üzgünsünüz. Hocam yorgun ve üzgünler. Yani şu anda siz çok üzgünler. Siz bence halüsinasyon görüyorsunuz. Ve bu halüsinasyon futbolun Doğan Nizami içindeki çarpışmayı penaltı olarak olabilir. Olabilir. Hocam ben kabul etmiyorum sizin dediğinizi. Tamam. Doğru. Saygı duyuyorum. Doğru. Kabul etmiyorum, saygı duyuyorum. Doğru. Kabul etmek zorunda mıyım? Hayır. Saygı duyuyorum. Saygı duymak zorunda değil. Saygı duyuyorum. Ben de size saygı duyuyorum. Ama kabul etmiyorum. Ben de size saygı duyuyorum. Ben Sinan abi ve Rasip. Üçümüz birden bu pozisyon penaltı. Sen Rasim ne? Rasim beyler, bu şey yapma. Onu Rasim penaltı diyor. Ya Rasim Ertem zaten penaltı. Biraz sonra hepsine Ertem'cim. Ben onu anlamam. Rasim. Ben ceza sahası içinde kontrolsüz havaya bakıyor falan değil. Mehmet Topal'ın darbesi var mı? Yok mu? Var abi. Adam ben saygı duyuyorum. Adam eli açtığı zaman. Kabul etmiyorum ama sessiz kalıyor. Rasim dur. Adam eli açtığı zaman. Adam elini açtığı zaman. Top çarptığı zaman. Penaltı veriliyor mu? Ceza sahası. Bazen veriliyor. Havaya bakmış da adama darbe yok mu? Sinan. Sinan. Şu anda dağıttım seni. Eyvah. Yani diyorsun ki kol açık olduğu vakit penaltı verilmeli. Veriliyor mu? Verilmeli mi? Veriliyor. Verilmeli mi? Verilmeli. Peki. O zaman şimdi ben seni göreceksin biraz sonra. Şimdi görüntülerin, 3 dakikalık görüntülerden Marcelo'nun koluna çarpan bir top var, onu gösterin. Hocam hepsine geliyoruz şimdi. Bak şimdi. Hepsini tek hocam. Gel başa. Hocam bırak Marcelo'nun. Ben şuradaki bana sen dedin ki. Bana bir dakika. Hocam bana şurada kalkıp sen dedin ki Mehmet Topal'ın Olcay'a darbesi yok dedin. Bizim gözlerimiz falan görmüyor demek ki. Olcay oradan uzaydan geldi, birileri Olcay'ı düşürdü. Şimdi darbe bir dakika. Darbe meşru darbe başka bir şeydir. Meşru oldu. Hocam yani. Ne güzel inceliyorsunuz ya penaltıları ya. Yani Beşiktaş'ın şeyin aleyhine olduğu zaman. Ya, bana mı söylüyorsun bunu? Ne sana? İki ters müdüz yapıyorsun. Hocam bırak. Hocam iki ters müdüz yapmayın. Bırakın bu güzeli. Hakemle kazandı demiyorum. Ben hakemle kazandı demiyorum. Penaltı ben diyorsun. Pozisyona bakıyorum. Peki buna ne diyorsun? Penaltı Sinan? Diyorsun. Bir dakika. İlk pozisyon. Bu bir faul ikinci. Faul değil hocam. Ne faul? Bir de oynat bakalım. Şimdi senin mantığın doğruysa. O da penaltı oldu. Bir dakika. Şimdi burada. Adler düşüyor. Faul. Doğru mu? Hocam, bak aynı geri al geri geri. Bak, hocam bak, aynı düşme mi ya? Dur elini çeker. Bak çekiyor elim. Göster. Böyle ağır çekim yakalarsan. Aynı düşme değil apacığım. Abi değil de bak Sinan ben görüşümü söyleyeceğim. Burada bak. O elini tutar yok değil. Bak söyleyeceğim ama. Elini tutarken durdur kardeşim. Yakın gösterirken. İsmail'in elini. Tam ekran ver abi. Abdülkerim abi. Dur. Bir geri gel. Dur. Elinle tutarken. Devam. Devam. Dur. Dur. Elinden tutuyor mu? Tamam, devam etsin. Tutuyor mu? Devam tutmuyor etsin. Mu? Devam et. Devam et. Tutu. Tuttu. Bir dakika dur. Tuttu. Tutuyor devam mu? Beni tutmuyor mu? Tutuyor. Evet, devam et. Tutuyor, devam. Bak forma ne oluyor? Devam. Bak, evet. Dur. Evet. Bir dakika evet. Dur. Devam. Falan, devam. 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 Faul şimdi hocam. Görüşümü söylüyorum. Faul hocam. Bence de faul değil. Bence de faul. Bak söylüyorum. Ben buna ceza sahasında beni çeker misin? Bir dakika gitti lan kardeşim. Beni çeker misin? Beni çeker misin? Kardeşim beni gösterir misin? Arkadaşım. Evet. Bir dakika ya şu ceza sahasında penaltı değil mi bu? Bu değil, ceza sahasında penaltı değil mi? Değil kardeşim. Bu bir futbol müsabakası için çok ucuz bir fauldür. Ceza sahasında penaltı değil yani bu. Sahanın hiçbir yerinde faul değil diyorum ben. Bak Ertem. Böyle Fenerbahçeliyim ben. Ertem sakin ol. Dalga mı geçiyorsun? Ertem futbol oynama. Seni ben burandan tuttuğum zaman, seni ben böyle çektiğim zaman kardeşim kameraya geldi. Seni ben buradan çektiğim zaman böyle düşmen lazım değil mi? Evet abi. Geriye. Evet. Bu çocuk böyle buradan bu eliyle buraya koyuyor. Sonra çekiyor kendini kontrol öne atıyor. Sinan ben dedim. Ben de dedim. Değil abi. Bakın ağır çekim durdurduğum yerde elimle tutuyor. Böyle durdura bak. Böyle aynı şey değil. Dur. Topalın pozisyonunda bu pozisyon. Foul derim böyle olmaz. Böyle olursa foul derim ben. Ama değil. Değil. Futbol müsabakasında bu müdahaleler normal temiz müdahalelerdir. Sinan'ı kutluyoruz. Sinan aynı görüşteyiz. Faul değil. Allah Allah. Rasim sence? Onun için biz. Hocam bence de faul değil. Ertem sence? Bu pozisyon. Ertem bak. Hocam ben maçı izlerken faul değil dedim. Şimdi ne diyorsun? Ceza sahasında olsa penaltı bana göre. Bulunsak da söyleme. Hocam Allah Allah. Bu benim fikrim hocam. Ertem. Bana katılmayabilirsin. Tamam katılın. Penaltı nedir? Hocam ceza sahasında bana penaltı hareketten bir tane. Müdahale varsa penaltı hocam. Ceza sahası için. Söyledikleriniz işi o kadar boş ki mağarabı. Ne demek müdahale varsa penaltı? O zaman saygı duyuyor. Hocam aşağılar gibi dalga geçer gibi yani. Aynen öyle. Ne söylüyor? Sana bu hocam verilmedi. Bu ülkede sanki bunlar verilmedi. Yani boş falan diyor. Sanki biz bilmiyoruz. Siz
Derbi sene şerefle yaptığım hakemlikte sen 60 metreden penaltı verdin. Tabii. Ve sen bunu verdin, bunu vermiyorsun. Neymiş, havaya bakıyorlardı. Ya herifin ayağına bastığını biz vermiyoruz. Başını çekiyor kardeş, bak. Anlaşılan verdi mi? Yok. Verdi. Ama foul gözüküyor ağır çekimde, durdurursan foul gözüküyor. Başka şu iddiamı reddediyor musun? Ne? 60 metreden penaltı verdin. Ben vermedim. Ben tekrar ediyorum. Bu ceza sahası olsa benim fikrim, ben buna penaltı veririm. Ben nasıl? Ben nasıl peki böyle foul değil diyorum da beni biraz önce şeyle itham ediyorsunuz. Sen Fenerbahçelisin de onun için bir şey demedi. Ben neyse. Hayır, ben futbol geçmişimi tehlikeye atmam. Ben bak. Ben burada Abdülkerim Durmaz'a katılıyorum. Ben buna foul verene ya da ceza sahası içinde penaltı verene saygıdan duymam. Ya hocam. Kabul etmem. Biz bu ülkede ne penaltılar gördük ya. Sessiz kalır. Rasim, biz bu ülkede Amerika öğrencilerinden ne penaltılar gördük. Yani inanamıyorum ya. Kusura bakma. Tamam da. Devam edelim. Tartışılıyor bir lafı. Ceza sahasına geliyor. Volkan vuruyor. Top ağlara gidiyor. Fenerbahçe mükemmel bir gol atıyor. Çalışılmış. Caner. Çalışmış. Ortası Volkan. Harika bir gol. Devam ediyoruz. Bu pozisyona dikkat. Doğru bu pozisyon karar. Dur. Doğru karar. Hücum foul. Mehmet Topal foul yapıyor. Doğru ya, karar. Devam edelim. Yakını var mı bunun yakını? Yok. Var. Bu pozisyon. Faul mi değil mi? Doğru karar. Bak sırtından niye yükleniyor? Yok. Niye? Nerede yükleniyor? Bak bu bir kere. Aynı pozisyon. Sinan abi buyur. Ya lütfen. Bu pozisyona faul diyorsunuz Ertem, ya. Bak bizi milyonlar çeviriyor. Hocam nerede yükleniyor? Bak. Hayır, bana göre faul. Ertem omuz omuza değil mücadele. Bekin arkasında. Abdülkerim abiciğim. Kemin ki. Abdülkerim abi bana göre faul. Tamam izah ediyorum bak. Ama sizin mantığınıza göre Ertem, o zaman değil. Ertem izah ediyorum. Tamam, diyorum ki bak bu pozisyonda Bekin arkasından omuz omuza mücadele değil. Bak omuz omuza futbolda gelip hocam. Bana vursan omuz omuza. Estağfurullah. Bak dur hocam şöyle hocam bak. Ya vurdun mu? Bak omuz omuza hocam olsun. Bak bak şu vurmalar foul değil. Omuz omuza ama adamın arkasından gelir vurursan bu fouldür. Bu ayrı pozisyon değil. Peki devam. Hocam ne diyorsunuz bu pozisyon? Ya Apo ne diyorsa altırayım. Mehmet Topal foul yapıyor. Ben buna foul demin görüşümü açıkladım. Foul demiyorum. Foul diyene de saygı duymam. Bu değil. Mehmet Topal foul. Bu seyretmiyor. Bu seyretmiyor. Pardon ben dalmışım. O kadar komik o güzel hoş vakit. Şimdi bir arkadaşımın da yardımıyla korkunç bir detay yakaladım. Bana göre korkunç. Belki Türkiye gülecek. Yalnız birazdan sevgili Cüneyt Çakır'ın yaklaşık 5 veya 8 dakika sonra vereceğim bir örneği çok iyi dinlemesi istiyorum. Sonra alsın Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim'i gitsin okusun ve günahkar mı değil mi kendisi karar versin. Evet. Devam edelim. O an geldi deyince hocam, lütfen ışıkları falan da söndürmeyin. Tamam. Öyle testere müziği falan değil bu iş. Tamam. Bu iş ver testere müziği. Oyna. Mehmet Topal Andreas Beck mücadelesi. Burada Robbie Van Persie ceza sahasına giriyor. Giriyor. Evet. Devam ediyoruz burada. Kol açık. Ulan vuramıyor. Nasıl? Dur hocam. Kol açık kol. Ama buraya vuruyor hocam. Evet bu pozisyon. Sağ TRT Spor'un logosunun altında. Sağ göğsüne vuruyor hocam. Nereye vuruyor? Sağ göğsüne vuruyor. Ele vuruyor. Sağ kolunun üstüne vuruyor pazusuna. Ele çarpıyor şuraya. Evet pazuya vuruyor. Rasim nereye vuruyor? Pazuya vuruyor. Bir daha bakayım. Pazuya çarpıyor. Bir daha bakayım. İlerle. Elle yakın çarpıyor. Pozisyon yok. Evet. Elle kol çarpıyor. Açık mı? Açık. Sinan az önce ne demişti? Nereye çarpıyor arkadaşlar? Siz daha yakınlaştırıyorsunuz orada. Penaltı. Kola olmaz. Çarpıyor. Bu penaltı olmaz. Koluna çarpıyor. Sinan nereye demişti ki? Hocam koluna pazusuna şekli var. Şekli var. Ama orada gole giderken, çarparsa. Bak, bir şey söyleyeceğim sana. Burada hocam göğsünden koluna gidiyor. Veya direkt koluna çarpar. Ne kadar? Penaltı olmaz. Hayır, direkt koluna böyle çarparsa penaltı olmaz. Ne? Niye? Gole giderse dur. Değil, hayır. Çünkü 12 numara oyuncu, Beşiktaşlı oyuncu topu ceza alanından dışarı doğru vurup savuşturmaya çalışırken. O da kendi kendisine koşuyor bir türlü. Ötekisi koşarken koluna çarpıyor. Amaç topu. Bak. Hocam verildi ama bunlar hep çok. Hala diyorum ki. Verildi ya. Maradona eline gol attı. O zaman Maradona'ya örnek verme. Türkiye'de verilmiyor mu? Yanlış hakemler. Aramıyor topu oraya gitti. Buraya gitti. Yanlış. Sinan penaltı mı? Bu pozisyon. Değil hocam. Bence değil. Erdem. Rasim. Kesinlikle penaltı. Apo. Değil. Kameraman Samet. Değil. Yok hocam. Değil. Çünkü burada oyuncu ani bir çarpıyor. Ve oyuncu kendini toparlayamaz. Devam edelim. Adam burada gol pozisyonu engellemiyor. Bir şey yapmıyor. Abdülkerim Bey'e katılıyor. Olmaz. Öyle şey olur mu? Normalini konuşacağız her şeyi. Bu ne bu? Volkan'ın kaçırdığı pozisyon. Peki. Devam edelim. Ama yok galiba. Hocam offside mi değil mi? Bir daha gel bakayım geriye. Bir daha gel. Deminki pozisyona ben mesela gel. Şu offside mı değil mi sorusunda fazla da yardımcıya kızamıyorum. Bir saliselik olay. Çizgi olay. Geometri. Al Ahmet abi orada. Bir santim değil mi hocam? Kaldır bakayım.
Offside. Top ayağından çıksa. Bir dakika. Bak. Ama bir dakika. Bekin de sol ayağı arkada gibi sanki. Evet, yani. Offside değilse bir santim içe değil. Offside değil. Bak, bir de Marcelo'ya bak hocam. Marcelo bozuyor offside. Peki bir şey hocam. Buna hakem offside verse yine kızmam hakeme. Ben de günah yani. Bu günah bir santim abi. Bunu nasıl yani insanoğlu ayırt edecek? Şimdi onun için size bir bilgi vereyim. Hani hakemler, futbolcular, hakemler. FIFA der ki böylesine diskutabl, tartışmalı, şüphedeyse inisiyatif kullanabilirsin. Yürü oynat. Kesme oynat der. Peki. Onun için burada hiçbir sıkıntı yok bence. Devam ettik. Şimdiki gelelim bakalım. Şimdiki pozisyona bakalım. Evet. Bu pozisyon evet. İşte maçın en kritik pozisyonu. Evet, buyurun. Al geri. Hocam net penaltı bence. Buyurun. Al geri. Sen görüşünü söyle. Herkes söylesin. Ele bak hocam. Sağ ele bak hocam. Ben vermem. Böyle bir penaltı. Hocam nasıl vermez? Ben vermem. Bir dakika abi ya. Çocuk yukarı bakıyor. Bir dakika abi bir dakika. Ya bir dakika. Marcelo da yukarıya bakıyor. Penaltı mı? Bir şey söyleyeceğim. Penaltı mı? Bir şey söyleyeceğim. Marcelo da yukarıya bakıyor burada. Bir şey söyle. Bak çok. Bir dakika. İyi daha bir dakika. Emin Topal da şeyde yukarı bakıyordu. Aynı şey değil. Bir dakika dur. Sinan anlasın. Bir dakika dur. Bir daha bakıyorum pozisyona. Bir dakika. Bir daha bakalım pozisyona. Bak hiç topa da bakmıyor Marcelo. Marcelo bir de topa da bakmıyor. Yukarıya bakıyor. Topa bakmıyor hiç. Ben buna penaltı veririm. Ben vermem. Ben buna veririm. Ertem. Bence hocam bence net bence penaltı. Ben buna veririm penaltı. Sen şimdi baktım itiyor hocam. Oğlum yıllarca liber oynadım. Böyle şimdi hareket... bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu ağır çekimle bunu durdurursan bak göster. Dur. Eller karnında dur. Bak bunu kim görürse penaltı der bu bizi yanıltır. Lütfen normal oynatır mısınız? İlk başta normal oyununu oynatır mısınız? Normal. İlk. Evet gel. Normal oynat. Bir oynat o pozisyonu. Oynat. Bunun penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Evet. Hocam nasıl yok ya? Bunun penaltı. Bak futbol. Alakası ağır çekim. Ağır çekim. Ya Ertem. Ertem. Temin Mehmet Topal'la Olcay Şah'ın pozisyonu nasıl penaltı olmazsa bu da penaltı olmaz. Asla ağır penaltı çekimlerde, değil. Ağır çekimlerde bizi Apo, bunlar. Apo. Ya hocam. Apo. Hakem yorumcusu değil. Ben Apo. 20 yıl. Van Persie bozuyor mu? Milli takımda. Marcelo hocam ya. Bak. Marcelo şeyi bozuyor mu? Marcelo şeyi bozuyor mu arkadaş? Van Persie bozuyor mu? O müdahale bozmaz. Bozmuyor mu? Niye düşüyor? O düşer. Niye düşüyor? Orada oyun. Orada. Herkes penaltı. Orada var. O desin. Orada akıllı futbolcu, Van Persie çok akıllı bir futbolcu, pozisyonun öldüğünü, geverdiğini bilir. Ve dolayısıyla o hamleyle kendini yere atıp penaltı almak şu ister. Şu ellerde. Ona iyi niyet vaadidir. Evet. Kontaktlardaki şiddet, eylemle şiddet, ilinti vaadidir. Hocam bana verirse bir şey daha oldum, ikna oldum. Buna penaltı verirse kim ne der? Eğer bütün Beşiktaşlar havaya kalkardı, sen de dahil. Böyle penaltı kime? Olur mu diye. Bu penaltı. Evet. Bence değil. Verilebilir. Sence Ertem? Bak verilebilir. Hocam ben penaltı diyorum. Bana her türlü verilebilir. Ben anlamıyorum. Beni ikna ettiniz 3-2. Burası Beyaz Futbol Mahkemesi kararı 3-2 penaltı değil. Penaltı değil. Tebrik ediyorum burası. 3'e 2. Abicim boş verin. Başka Beyaz Futbol bakın. Mahkemesi. Tamam. Burada bakın bir de bakın. Şimdi bakın. Bizim Beşiktaş'ta oyuncu Van Persie'yi bozuyor mu? Evet ona bakmak lazım. Bozuyor, itiyor değil mi? Ağır çekime veya düz çekime bakma. Orada öyle yanıltıyor falan değil. Bakın. Bunlar verilebilir. Sinan, ben de bir Topal'ın pozisyonunda bir şey söylemek istiyorum. Topal'ın darbesi var yukarı. Burada da bakın havaya bakıyor bakın çocuk. Bak havaya bakıyor abi. Sinancığım bak bir şey söyleyeyim. Biz burada ancak voleybol maçında böyle müdahaleler olmaz. Ortada oyundur. O timasın şiddeti önemlidir. Futbolcunun düşüncesi önemlidir. Daha kötü bir şey söyleyeyim. Yani benim için en kolayı şudur. Bu penaltı, öbürü de ben. Ya böyle futbol olur mu ya? Ya her hocam, maç 34'e 33 biter. Bak bir şey söyleyeceğim. Siz bağırarak konuşuyorsunuz. Güzel biz bir şey bak, söyleyince... Size bağırmıyorum. Hayır. Burada Robin Van Persie. Şimdi bu pozisyondaki... havaya bakıyor. Şimdi bu... Marcelo geliyor. Yüzüne bakarak itiyor bak, hocam. Ben bu pozisyonda... Bu penaltı hocam. Çok enteresan. Ben bu pozisyonda tamam, fikrim. Peki. Bu benim fikrim arkadaş. Buna penaltı hakem verirse... Kimse bir şey demez bence. Peki sen bunu ağır çekimde görmeden önce alakası yok dedin. Çok dikkat etmedin pozisyona. Demedin mi ama? Hayır. Çok dikkat etmedin pozisyona. Maçın içinde çok dikkat etmedin bu pozisyona. Maçın içinde yakalan falan dedin. Şimdi baktığım zaman itiyor mu bozma. İşte Sinan bu görüntüler... Şimdi ben bunu söyledim. Mesela bana şimdi diyorlar ki ooo Fenerli oldu Sinan Engin. Demin şey yapıyordu Fenerler kızıyor. Ya desin bana şimdi Beşiktaşlı mı diyecekler. Biz yorum Allah yapıyoruz. Allah. Bu benim görüşüm. Aynen bu bozma öyle. Var. Burada Van Persie'ye burada bir bozma var. Bakın ayakları yerden kesiliyor. Buyurun. Buyurun abi. Evet. Ayakları yerden kesiliyor. Ne alakası var? Tamam düşün. Ya bak bu ben diyorum ki. Herkesin bak, fikri var abi. Elle resmen müdahale var bak, bence. Bak bu görüntüyle demin normal oynattığımız aynı mı?
Bak Allah aşkına bu, bak bu görüntüler öbür kanallarda da spor kanallarında da yapıyorlar. Dur dur, geri al, orada dur, burada dur. Sana fotoğraf çekip gösteriyor. Fotoğraf çekersen penaltı dersin. Normal oynatırken ben anlarım bir pozisyonu. Şey normal oynarken anlarım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Normal oynarken anlarım. Karşıdan orta geliyor karşıdan. Karşıdan orta geldiği zaman. Karşıdan dur, dur dur. Ben bu saçları bekle. Şimdi karşıdan orta geldi. Karşıdan orta geldiği zaman. Karşı arkadaki stoper santrafor çıkarken ittiği zaman faul veriliyor muydu itince? He? Nasıl ittiğine bakacağım ben. Üstüne koydu. Elini koydu. İttiği şiddet, elini koydu. İtmenin şiddetine bağlı. Niyet ilişkisi bulacaksınız. Hayır hayır. İtiyor. Tabii sert itiyorsa vuruyorsa ona vuruyorsa penaltı. Bak, bak. İtiyor ya. Bak anlatayım bak tamam. İttiği zaman ne oluyor? Dengesini kaybediyor, topu vuramıyor. Tak çaldı penaltı. Çok gördük bunları değil mi? Evet tamam. Çok var. Tamam. Bu pozisyonda da bir itme tamam. Var. Var, ben yok demiyorum Sinancığım, bak ben yok demiyorum. Ama yani cihaz aslında kusurlu hareketler. Sinancığım. Ben demin Mehmet Topal'ın ayağına basma var diyorum. Ama hakem... Bunda bu ben kurallara göre konuşuyorum. İşte hakem futbolu bildiği için, bilmesi gerektiği için bunları süzecek. Hocam bir soru sorayım. Yoksa her itme, her denilen penaltı çalarsa... Abdülkerim abi. 35-35 biter. Futbol oyun kuralları içerisinde, ceza sahası içerisinde bir pozisyon vardır. Evet. Rakip takımın oyuncusunun evet. Ayakları havadayken evet. Defans oyuncusu evet. Elle müdahale ettiğinde evet. Rakip futbolcunun dengesi bozulduğunda evet. Pozisyon penaltı değil midir? Penaltının tanımlarından biri değil midir bu? Değildir. O, değildir. Ya nasıl abi, değildir hocam? Abi değildir. Siz Ertem, iyi misiniz ya? Ertem. Bu net penaltı tamam, hocam. Ertem ya. Tamam bak saygı duyuyorum sana. Sen de bana saygı duy. Ben saygı duyuyorum hocam. Anlaşamadık. Çünkü benim futbol mantığımla senin futbol mantığın aynı değil. Ben bu oyunun voleyboldan farklı bir oyun olduğunu bildiğim için, düşündüğüm için bu tip müdahaleler bana mantıksız geliyor. Onun için futbol maçı 2-1, 3-2, 4-2, 1-1, 0-0 bitiyor. Yoksa bunların hepsi dediğiniz gibi olursa her futbol maçı 28'e 26, 14'e 13 abi, böyle biter yani. Abicim, pat şimdi, penaltı, pat penaltı, elini derken, penaltı, omuzuna yaslandı penaltı, bakın, bitti. Şimdi temas verken, şimdi bu pozisyonlara bizim bu fikrimiz... Bu teması sen çok bakın, sert buluyor musun? Bakın, bizim fikrimiz bu. Temas şiddeti, tabii. Darbenin şiddeti diyorsun. Bugün Andreas Beck'in mesela kart gösterilmemesi. Daha ondan serti, hani futbolcunun ne alması lazım? Kemiğinin mi kırılması lazım? O anda onu mu tespit edecekler? Ha kemik kırıldı, ha kırmızı. Burada çok şiddetli itti. İtmenin şiddeti. Burada vücudu sarsılıyor mu? Vücudu dengesi bozuluyor mu? Buna bakarsın. Evet, abi kimse, evet, ama maalesef Cüneyt Çakır pozisyonları öyle güzel ayarlıyor ki. Orada onu vermedi. Burada bunu vermedi. Burada onu verdi. Burada Eyyam diyelim. Ertem, biz Sinan, biz birbirimize bir dakika. Eyyam. O zaman biz birbirimize cümle anlaşamıyor. Biz de anlaşamayacağız. Birbirimize saygı duyuyoruz. Ben devam diyorum ediyoruz. Ki Mehmet Topal'la Olcay Şahan'ın kontağı da penaltı değildir. Tamam. Bu kontakta devam penaltı ediyoruz. Değildir. Ben devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak Ahmet Çakar'a bırakacağım. Pozisyonlarla ilgili devam edelim. Estağfurullah ya. Devam edelim. Neymiş bu? Quaresma vuruşunda dışarı gidiyor. Devam ediyoruz. Quaresma'nın vuruşunda top dışarı gidiyor. Yanında 3 Fenerbahçeli. Evet işte bu pozisyon. Çok konuşuldu. Ahmet Hoca'yı alır mısın oradan Serkan'cığım? Hocam. Andreas Beck ve Volkan Şen. Burada İlk sarı kart çıktı mı? Bu aslında bir dakika biliyorum bir dakika. Kırmızı kart. Sarı çıktı mı burada? Oha. Beck'e sarı kart çıktı hayır, mı burada? Ben takip edemem. Şey hayır. Çıkma evet. Ben görüşümü çünkü ona göre söyleyeceğim. Aslanlar gibi bir kırmızı kart. Bak en sonunda da böyle bir itiyor. İyi niyet yok. Ama tam da götüreyim demiyor. Atılırım diyor. Ve başarıyor. Aslında bir yer şey yapıyor. Bana göre tartışmam. Net kırmızı. Net. Rasim bağırta sen... bağırta kırmızı. Hocam futbol kurallarının içinde kalarak... sinirlendiği arkadaşına, sinirlendiği futbolcu arkadaşına bir pres, bir böyle bir hafif taciz yapıyor. Pres demeyelim de taciz yapıyor. Bana göre en fazla sarı karttır. En fazla. En fazla. Kırmızı kart değil. Çünkü hocam. Bence kırmızı. Topla Sinan, yapıyor. Kırmızı hocam. Kıpkırmızı. Tartışması ben yapıyorum. İçeride seyrettim. O zaman Cüneyt Çakır şey mi yapacaksınız? Hocam. Hocam. Yani buna. Bakın Volkan topu atması bile öyle sert bir Ertemcim, öyle yani an, iyi niyetli değil. Ertemcim şurada. Ama iyi niyetli değil. Bakın şurada neyi? Bakın Caner'in de. Caner'in de Volkan Şen'in de kırmızı kartı. Serkan gösterir misin? Caner'in eli gerekiyor. Caner'in Volkan Şen'in de normal olarak devam ettirsin, sonuna atılması kadar gerekir. Durmasın, devam şuna ettir, kırmızı devam göstermeyen bir hakemin devam penaltılarını tartışıyoruz. Verir mi vermez devam mi? Ettir. Tartışmamıza gerek yok ya. Zatmaz şuna mı? Verilmeyen. He? Ertem aynen. Bakın şuna sarı bile vermeyen. Çünkü niye biliyor musun? Sarı verseydi derler ki pozisyonu gördü. Caner'e sarı verdi. Çünkü pozisyon sarı değil. Pozisyona verirsen kırmızı verirsin. Çünkü bu iyi niyetli. Alves atılmadı mı aynı şekilde? Ya bir dakika buraya faul bile vermedi. Taşla devam etti oyun hocam, biliyor musunuz? Alves atılmadı mı? İşte hocam. Alves demin de, atan kim? Hocam. Alves atan kim?
Cüneyt. Peki Nani şeyde atan kim Manchester'da? Aynı Cüneyt. Sen de diyorsun ki şu penaltıyı diyorsun, darbe var diyorum, değil diyorsun. Ya Cüneyt Çakır bunu vermemesi anormal yani. Anormal. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani ben buradan buraya buna varmak hocam, istiyorum yani. Cüneyt Çakır'ın Manchester'da Nani'yi atmasından sonra İngiliz basını ve Manchester'lılar Cüneyt Çakır'ı ne yaptılar? Yemeni yönetmediler. Devam edelim pozisyonlara. Adamlar oradaki bu faulleri bile normal karşılıyorlar. Cüneyt Çakır'ın yemeni yönetti İngiliz'de. Volkan tokatlıyor. Şenol Güneş ekrana geliyor. Yine bir ceza sahası içerisinde pozisyon. Marcelo. Kafa vuruşu Marcelo'dan dışarı gidiyor. Volkan Şen, Gomez'in vuruşu. Gökhan bırakıyor. İkinci pozisyon Kuvarecim'e bıraktı. Mario Gomez ceza sahası kafa vuruşu. İsmail, Volkan top kornere gidiyor. Mario Gomez'in vuruşu Volkan. Önemli kurtarışlar. Yani çok zor toplar değil ama. Pozisyonlar tekrar ekrana geliyor. Luis Nani oyuna sonradan girdi ceza sahasında. İşte bu pozisyon. Al beni yine oradan. Oha. Tam daha bir şey görmedin. Ya ben onu iyiydim. Maçı beraber dedim. Bildiğimiz olay. Volkan Şen topa vuruyor. Sosa gidiyor yardımcı hakeme. Ne yapıyor diyor. Volkan Enes'e. Ondan sonra yumruğu göstermiyor. Orada bir yumruk var hocam. Siz de gördünüz. Ben hiç görmedim yumruğu. Nasıl görmediniz hocam? Vallahi görmedim yumruğu. İlk pozisyonda hocam. Bak ben burada görüyorum. Burada normal sarı kart. Ya bir şey söyleyeyim hocam, yumruk attı. Normal ben tekrar bir şey yapmayın. Yumruk atmadı. Hocam ya, attı yumruk yapmayın. Ya siz hayır ben ciddi söylüyorum. Bakın ilk pozisyonu getir ekrana. İnanamıyorum bak yine görüntü eksik gelmiş. Şimdi böyle söylemek istemiyorum. Bakın bak hocam oraya gel bir dakika gel. Gel bir dakika gel. Dur. Onur tam olduğu yerde gösterin. Şu pozisyona yumruk atmadı diyorsunuz ya. Hani? Şuna yumruk atmadı diyorsunuz. Ha, hocam gösterdi bunu gösterdi. Yumruk atmadı bitti diyorsunuz mi? Hocam. Bitti mi? Evet. Bitti mi? Sen bu pozisyona yumruk mu diyorsun? Hocam ben hiçbir şey demiyorum. Şimdi burada sarı kart gösterdi mi? Hayır sorun hiçbir şu. Şey demiyorum sorun şu anda. Siz buna yumruk demiyorsunuz ben ya. Ben bu pozisyonda hem Şener abi şuna yumruk değil hem Volkan'a hem hiçbir futbolcuyla tartışmadın değil mi sahada? Hem Soza'ya sarı kart vermesini doğru buluyorum. Ya şimdi Cüneyt'e çok sıkıntılı bir soru soracağım. Şimdi Cüneyt. Bak hocam Cüneyt'e sonra sorsanız da şu pozisyonda yumruk haline getirip itelemektir. Yumruk vurmak değildir. Abdülkerim abi ben taraflı mıyım sence? Deminden beri Marcelo atılsın diyorum. Taraflı değilsin. Diyorum, taraflı diyorum. Değilsin. Şu pozisyonda Volkan Şen'in yaptığı iyi niyet değil hocam. Taraflı değilsin. Ben taraflı hayır, mıyım sence? Yok değil. Değil. Hayır ben size söylüyorum. Tamam. Andreas Beck nasıl atılmalıysa Volkan da burada atılmalı hocam. Burada, bak Volkan benim kardeşim, arkadaşım, evet, dostum. Volkan ama Volkan... Volkan değil, 20 numaralı oyuncu diyelim biz. Boş ver 20 numaralı evet. Futbolcu diyelim. Evet. 20, Volkan Şen diyelim. 20 numaralı. Ertem diyelim. Evet. 20 tamam mı? Şurada yumruk atıyor hocam. Ben sana normalde tartışırken şöyle bir hareket evet, yapsam bak, ne yaparsın? Bak ben Ahmet Çakar'a yumruk atarsam bu yumruk atmaktır. Sen hocam benim kafamı elinle tutar mısın? Sol elinle benim buramı tutar mısın? Bak... Bak Ertem bakıyor musun senin için gösteriyorum. Bak bu yumruk değildir. Değildir. Yumruk hocam değildir. Şu nasıl bak, yumruk, yumruk değildir ya? Tamam ben sordun diye söyledim özür dilerim. Ama sordu değil ki. Söyledim. Ne hocam Cüneyt, geçen sene Beşiktaş Galatasaray maçında Veli Kavla aynı bu pozisyona çok benzer. Şöyle suratından evet, tutup ittiği hocam. İçin oyundan attın bravo. Da. Volkan Şen'i bugün Sinan oyundan niye atmıyorsun? Eğer o kırmızı kartlı hareketse burada niye Volkan'ı atmadın? Yok bu hareket sarı kartlık bir hareket Volkan'a doğru yaptığını iddia ediyorsan o gün Veli Kavla Olimpiyat stadında Beşiktaş Galatasaray maçı evet, Veli Kavla niye oyunlar attın? Şimdi adama derler ki o zaman sen nabza göre şerbet veya takımların popülaritesine veya ligdeki konumlarına göre kartlarını mı uyguluyorsun? Ya adama sorarlar kardeşim o zaman derbi Veli'ye attın. Bugün evet. Niye atmadı? Evet. Korktu mu Fenerbahçe 10 kişi kalırsa puan kaybeder bravo, diye. İşte eyyamcılığı orada Cüneyt'i zaten. Burada adama çok ciddi hesap sorarlar. Kesin. Bana göre kanaatim o zaman da söylemiştim. Veli Kavla'ya o gün atması da yanlıştı. Bugün Volkan'la Soza'ya gösterdiği sarı kart. Doğru. Makul. Makul. Oh. Sinan Engin ne diyor? Abi ne diyeceğim ben? Hakem sanki çok dört dörtlük çok kuralları uygulayan bir hakemmiş gibi. Ben anlatamadım derdimi. O pozisyon penaltı. Yani sonra hoca biz de burada oynuyor bizde. Yok siz PlayStation, yok şu siz böyle şöyle. Yani sanki bu ülkede hakemler tam kuralları tam oynuyor. Uyguluyorlar. Bilmiyorum, tam o şey yapıyorlar falan. Abi Cüneyt Çakır'ın ben verdiği penaltıları hatırlayın ya bir tane. Sarıçoğlu'nda penaltı verdi hatırlıyor musun? Eli şöyle penaltı verdi. Şöyle penaltı vermiş hatırlayın. Ciddi. Yapma. Hatırlıyor musun geçen 2 sene evvel? Şöyle şutu kötü geldi. Şöyle tabii. Ya ne verdi kardeşim. Ya. Bu yapmayın. Sene vermedi mi? Ya sanki anormal bir şeyden bahsediyoruz. Bu sene Kasımpaşa maçında vermedi mi? Kasımpaşa Beşiktaş maçında. Yani bunlar sarı. Bunlar ağır hareket. Bu hareketler sarı. Bak bunlar itiş kakış var sarı. Bunda bir şey değil.
normal Caner'in yapmış olduğu fauller, bilmem ne kart. Volkan Şen'in var. Ama bunda sarı ama Volkan 2 sarı kart, 3 sarı kart. Caner 2 sarı kart, 3 sarı kart görebilirdi bu maçta. Normal olarak oyun dışı kalabilirdi. Burada sarılma yok Sinan abi, yumruk var. Hayır. Gözünüzden kaçtı. Var biliyorum ya Ertem. Yani onlar evvelde sarı var, göreceği pozisyonlar var. Hareketleri var, bir sürü şeyleri var abi. Evet. Atılması lazım. Evet. Volkan'ın da Caner'in de oyundan atılması gerekiyordu. O ayrı. Ama ben başka bir ceza sahası içinde havaya baktım da bilmem ne oluyor da ayağına... Ya o pozisyon, abi, o pozisyona şaşırdın. Devam edelim. Pozisyonu devam ettirelim. Bu pozisyon sonrasında devam ediyoruz. Gol geliyor. Ozan geliyor. Nani kaçıyor. Nani'yi bırakıyor Beşiktaş savunması ve top ağlara gidiyor. Fenerbahçe 2-0 yapıyor. Gerçekten güzel bir kontra. Beşiktaş savunmasının özellikle kim aldıysa bu defans oyuncusunu çok enteresan. Evet. Alexis Delgado, yemin ediyorum bir ay antrenman yapsam çıkıp oynarım. Ertem hani, ilk alındığı gün sana demedim mi? İlk baştan sonra demedim mi? PTT birinci ilk de böyle bir şey söylemişse. 100 tane var. Top dışarı gidiyor. Çok, bak şimdi Caner'in pozisyonuna gelsin sıra. Mi, Ertem çok Alex'le ilgili konuşacağım. Hiçbir meziyeti yani özel bir meziyeti yok. Yine Marcelo yine kafacı mafacı falan filan. Dengeli falan. Tabii, bunun ne fizik kafası olarak kuvvetli, ne iyi bir kafacı, ne çabuk ne agresif. Yani bir özelliği yok. Ben bunu almış olsaydım böyle bir oyuncu. Neler demişlerdi. Seni bitirmişlerdi. Onun için beni kimse bitiremez. Öyle değil ya. Seni bitirmişler de gel. Ya öyle değil ya. Yani bahsettin can saldırılardı. Yani onun için burada Alex Delgado bak bu orta ikililiyle gitmesi çok zor. Bakın ben Şenol Hoca'nın yerinde olsam Necip'i oynatırım orada. Bu arada acil reklama gitmemiz gerekiyor. Niye? Bu pozisyonu konuşacağız. Reklamdan yani sonra ne kadar para verildi? Reklamdan sonra tekrar beraberiz. Bir kahve molası. Sonrasında Ahmet Çakar'ın Cüneyt Çakır'la ilgili olarak söyleyeceği şeyler varmış. Dedin ya müzik vermiş. Onu söyledim işte. Müzik Allah niye atmadın da burada attın veya Osman niye attın da burada atmadın gibi. Bunu söyledim. Yok böyle bir şey yok. Reklamdan sonra tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Sorularınızı, yorumlarınızı Derin Futbol Derbi'de etiketiyle bizlere gönderebilirsiniz. Hala şey yapamadın ya. Aa, tartışmalar hala sürüyor. Evet sevgili seyirciler devam ediyoruz. Sen de kızardın ha. Haftanın en sağlamı bu arada belli oldu. Ertem kardeşim. Şu için haftanın en sağlamı. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını engelleyemeyecekler. %45 oyla Volkan Şen. %28 oyla Mehmet Topal. %27 oyla Raul Rusescu. Sevgili seyirciler %27 ile. Şu an sosyal medyada en çok konuşulan senin programın kardeşim. Seni tebrik ediyorum. Hepimizin. Survivor'lar falan her şey altında. İşte buyurun. Survivor. Herkes hepsi. Bakın ne var altımızda? Bir de ben bakayım. Dur bakayım. Survivor, kiralık aşk, Poyraz kariyer, kısmet, güneşin kızları. Sinan bir şey soracağım. Hani biz futbol konuşulmayan bir magazin programıydık. Hani biz bir stand-up'tık. Ya konuştuk işte köküne kadar konuşuyoruz. Köküne kadar konuştuk. Köküne kadar yürüyoruz. Hadi eline bak. O zaman diğer pozisyona yapma. Geçiyoruz. Caner daha mı pozisyon var? İstediğin ya sen istediğin ya. Caner'in pozisyonu vermemiz lazım. Caner'in pozisyonu bir gelsin ekrana bir kez daha. Hangi pozisyon Ertem? Efendim? Caner'in pozisyonu. Burada pozisyona dikkat ediyoruz. Evet. Al beni alır mısın oradan? Al geriye. Sosa ve Caner. Faul. Bu pozisyon hocam. Faul var hocam burada. Buna foul da yok demeyin foul yani. Yuh kart mı? Faul tamam. Kart direkt adama sen giden. Bak top buna led tackle denir. Ha hocam anlat. İngilizcesi led tackle yani gecikmiş hamle. Gecikmiş kabaca, hamle. Kabaca Türkçesi. Evet, led evet tackle dediğimiz. Bak. Late tackle. Gecikmiş hamle. Gecikmiş hamle. Burada al geri. Caner net bir şekilde topu kaldırdığı andan itibaren devam et. Çocuğun adı Ozan mı? Yok Sosa. Sosa. Sosa'ya yaptığı hamle Sosa'nın geçmesini engelleyen bir hareket. Evet. Bunu avantaja bırakıyor Cüneyt. Ondan sonra sarı kartı vereceğim diyor. Ama diyor galiba iş boğuntuya geldi. Çünkü Caner'in sarı kartı var. Oyundan atmak zorunda. Ha, kim vurduya gidiyor? Bir hakem böyle düşünür mü? Bir hakemin böyle affedersin. Andaval kaygıları olur. Bilmiyorum düşünme. Mesele hazır. Hocam. O zaman buna eylemcılık nedir hocam? Gecikmiş hamle diyorsun değil mi? Zaten fauller bundan olur. Hamleyi geç yaparsın. Adam senden önce kaçar oyuncu. Adam senden önce kurtarır ve sen adama foul yaparsın. Bak geçikmiş hamleyi bu şekilde alma. Ne alma? Bak nasıl hamle? Bak şimdi. Top gelir. Evet. Top ikimiz de topa. Burada evet. Caner hamlesini gecikti diyorsun. Adam topa vurduktan sonra hamle devam ediyor. Peki bak, ayakta kalabilir mi sence artık ayağını bak sol ayağını açtıktan sonra Caner bir daha ayakta kalabilir sol mi? Ayak dikkat Caner et. Yatacak foul yapacak. Sol ayak. Evet foul yapacak sol da foul yapmış. Sol ayak hamle yapılan hamle topa değil. Hocam bu adam sarı kart mı? Onu söyle. Bu foul. Bu foul. Gecikmiş hamle bu sarı kart mıdır? %100 sarı kart. Bu foul sarı kart mı? Sarı. Futbolda. Sarı. Hayır.
İlk sarı kartı. Hayır, oradan aldım kadar. Sevgili Karagümrük'le hocam. Ne? Hayır. Hocam Karagümrük'le hafta şunu söylüyor. Ne? İtirazdan dolayı gösterdi. He, o itiraz bir kere hocam, o itiraz. Hocam anladığım kadarıyla sevgili Abdülkerim Durmaz şunu söylemek istiyor. Gecikmiş hamle, topa hamle yapmak istedi. Evet. Ama kaçtı, vurdu, faulü kabul edelim. Evet. Sarı kart doğru değil. Eğer arkadan ise gibi arkadan gecikmiş değil. Gecikmiş hamle değil, doğrudan kötü niyetli ayağa çaktı. Öyle mi diyorsun? İşte ne o Yesiç'in Rıdvan'a yaptığı gibi. Sen öyle mi hissediyorsun bunu? Kötü ayağı daldı. Adamı sakatlamak için. Ayağı daldı o zaman sarı ya da kırmızı. Hayır. Adamı sakatlamak için yapılmış hareket değil bu. Adamı ekarte etmek. Evet, bertaraf etmek için. Yani adamı durdurmak için yapılmış bir hamle. Hocam anladım. İlk sarı kartı çok ucuz gösterdi. İnsanlar itiraz edebilirler hakeme. Hele bir derbi maçta. Hele derbi maçta. Derbi yemiş Quaresma'dan dönüp hakeme. Üçüncü faul bu niye göstermiyorsun der. Bunu kabul ediyorum. Gelip hemen sarı kart çıkarıyor. Sonra da dediğin gibi böyle fotoğraf ben onu. O sarı kartı fotoğraf göstermese Cüneyt bak buradaki itirazda evet. Niye sarı kart göstermedin demem. Bu bir kanaat meselesi. Bravo. Çünkü futbolda futbolcu hakeme makul bir şekilde evet, belli itiraz edebilir, nezaket kuralları içerisinde itiraz etmeyi kabul edebilmek evet. Çünkü onlar insan. Evet. Onlar insan. İlk sarı kartı sarı kartın varsa burada şu harekette atacaksın. O da eğer burada var ya avantajı olmasa atmıştı. Avantaja bıraktı sonra boğuntuya geldi. Başka var mı? Maç sonu geldi mi röportajlar? Başka Ceren'in şeyi var mı pozisyonu? Yok. Bir tane de, işin kötüsü şu var. Bu pozisyondan 5 dakika sonra Caner'in yine bir sarı kartı faulü var. Evet, Beke muhtemelen. Evet. Beke. Ertem'cim pozisyonlar bitti mi? Hocam ya Türk hakemi her türlü maçı Ertem'cim. İki ters bir düzle mehter marşı gibi eyyamcılıkla yönetmek zorunda mıdır ya? Ertem'cim. Buna hakemlik denmez hocam. Bir saniye. Tamam. Ertem'in buna affedersin başka bir şey değil. Ben son olarak 10 saniye bir şey söylemek istiyorum. Maçla ilgili, tamamıyla ilgili. Bu görüntüleri izledikten sonra sevgili seyirciler. Bu görüntüleri izledikten sonra, maçı da izledikten sonra kanaatim şudur. Fenerbahçe, Beşiktaş harika bir derbi maçı oynamışlardır. Ufak tefek hakem hataları vardır iki takımla da ilgili. Fakat kesinlikle hakem maç skoruna etki etmemiştir. Fenerbahçe hak ederek sonuna kadar hak ederek bir maç kazanmıştır. Beşiktaş da pozisyonlara girdi. Bunda hem fikir miyiz? Yapamamıştır. Şanssızdır. Fenerbahçe hakemle kazandığı demek futbol adına cinayettir. Fenerbahçe'ye karşı uyuz olmaktır. Söyledi. Fenerbahçe'ye karşı Rasim Ozan gibi alerji duymaktır. Yanında Kamil Çakar söyledi. Bu kadar. Benim söyleyeceklerim budur. Rahat olun Şirin Fenerbahçeliler. Tebrik ediyorum. Harika oynadı takımınız. Rahat evet, olun. Sevgili seyirciler. Sinan'ı kale alın, Rasim'i kale almayın. Beşiktaş bir maçı eksik. Ahmet Çakır'ı kale almayın diyorsun. Ben diyorum. Beşiktaş'ın bir maçı eksik. Uzmanlık dalında görüşlerine şimdi bir maçı eksik. Ahmet Çakır'ı yapamıyorsun. Bu an durumunda ilk ikiye bir bakalım. FIFA kokuya bakalım sevgili seyirciler. Biz ne yapıyoruz? Özetlerimizde yayınladık. İlk görüşümüzü söyleriz sadece. İlk ikiye bir bakalım. Tamam ben size söz verdim. Siz de ne olursunuz? Hadi gidelim. 23 maç sonrasında 53 puan Fenerbahçe. 22 maç sonrasında 51 puan Beşiktaş. Evet. Ahmet Çakar. Kim şampiyon olur? Beşiktaş. Çok zor sorular soruyorsun ya. Şanslar çok eşit. Bir de şu Trabzon maçını görsem bitse net bir şey söylerim. Haftaya çarşamba günü. Onu biliyorum. Şimdi Beşiktaş 15 Mart özür diliyorum. 15 Mart. 15 gün sonra. Bağışlayın. Trabzon Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak hamleyi yapar mı hocam ya? Bu ihanet de olur ya. Ya bilemiyorum ya. Zor bir soru. Çok erken. 13 hafta çok önemli. Puanlar kaybedilecek de. Beşiktaş'ın çok ciddi bir iki avantajı var bence. Çok ciddi ama korkunç. Avrupa birinci avantajı yok. Bir maça eksik. Oynanmamış maç kazanılmış maç değildir ama kaybedilmiş başta değildir. Ben çok açık net bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle. Herkesin şu anda televizyonlarda sustuğu, konuşmadığı, korktuğu, konuşamadığı. Söylüyordum ona geliyoruz ve kestin. Biz çok açık bir yayın olduğumuz için söylüyorum. Şöyle. Anladım diyeceğim. Beşiktaş'ın Trabzon bir maçı eksik olması avantajı dışında Beşiktaş'ın çok çok ciddi bir avantajı var. Sondan bir önceki hafta Galatasaray'la Seyrantepe'de oynayacak. Fenerbahçe Galatasaray'la Seyrantepe'de Beşiktaş'tan daha önce yani bugünden belki birkaç hafta sonra oynayacak. Şunu demek istiyorum. Beşiktaş %100'ü kuyruğuna getirdi. O gün Galatasaray'ı yenerse aradaki örneğin Fenerbahçe ile bir puanlık farkını devam ettirip sonra da son maçın evinde X Spor'la oynamak gibi bir tablo çıkar ise ben Beşiktaş'ın Galatasaray'ı Seyrantepe'de 40 bin Galatasaray seyircisinin coşkusuyla kazanacağını düşünüyorum. Coşkusuyla mı? Bak. Türkiye bunu hiç yaşamadı ama. Madem diyorsun ki şu var. Tablo şu.
sondan bir önceki hafta Beşiktaş örneğin 68 puan, Fenerbahçe örneğin 67 puan. Yani aralarında bir puan fark var. O gün Beşiktaş Galatasaray oynuyor Seyrantepe'de, aradaki puan fark. Son haftada Beşiktaş evinde kimle oynuyor bilmiyorum ama bir Anadolu takımıyla oynuyor. Tamam. O gün Galatasaray Beşiktaş'la berabere kalır veya ederse %95 oranında Fenerbahçe şampiyon olacaksa Beşiktaş o gün orada Galatasaray'ı seyircisinin katkısıyla da yener. En önemli tehlike budur. Ne demek yani diyorsunuz ki Trabzonspor'da Galatasaray'da Beşiktaş'ın şampiyon Trabzon olmasını ister. Trabzon için aynı şey demem. Trabzon çünkü Trabzon kendi canınla boğuşuyor şu anda. Yemiş o Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı kendi canının derdinde. Ama Galatasaray öyle olmayacak. Abdülkerim abi sizce? Şimdi ben Ahmet Hoca'nın söylediklerine harfiyen katılıyorum. İçimden geçenleri söyledi bir. İkincisi Rasim Ozan zaman zaman hatta çok zaman Fenerbahçe'ye olan kininden dolayı saçmalasa da dün ilk defa doğru bir şey söyledi. Türkiye'de 20 milyon Fenerbahçeli dışındaki her takım hatta Avrupa'da yaşayan Fenerbahçeliler Türkler. Dışındaki her Türkler Türk vatandaşı Beşiktaş'ı tutacak bu sene dedi. Evet. Hakikaten doğru söyledi. Ben de buna dayanarak diyorum ki Beşiktaş bu yüzden daha şanslıdır. Beşiktaş Trabzon ve Galatasaray'la, Fenerbahçe'de Trabzon Galatasaray'la oynayacak. Fenerbahçe bu iki maçta bütün zorlukları göz önüne almalıdır. Her türlü zorluk çıkarılacak iki maçta Fenerbahçe'ye rakipler tarafından. Beşiktaş iki maçta da bence çok rahat mücadele edecek. Bak rakipler maçı bırakacak demiyorum. Ayıp olur. Bravo. Trabzon'a da ayıp olur, Galatasaray'a da ayıp olur. Hocam yürekten ben diyorum ki Trabzon'da Galatasaray'da futbolcusu seyircisi normal motivasyondur. Biz de yaşadık bunu. Adamın gönlü istemezse ayağı da az gider futbolcunun. Bir şey söylemek şart değil. Gönlü istemezse ayağı, ayağı az gider. Ayağı da ağır gider insanı. Çok yavaş gider. Evet öyle olurdu. Açık net söylemek lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin işi budur. Ama Fenerbahçeli olmanın güzel tarafı da budur biliyor musun? Şampiyon olduğun zaman bunlara rağmen şampiyon olursun. Bütün cihana karşı, karşına dikilen bütün cihana karşı şampiyonluk ne demektir biliyor musun Ertem? Bilemezsin çünkü Fenerbahçeli değilsin. Sevgili Ertem, Fenerbahçe bu sene şampiyon olması gerekiyor. Ertem bir ben konuşayım. Öyle. Sinan abi göstersin. Bir ben konuşayım. Kaldı öyle. Bana niye kaldın? Niye kaldın? Sinan niye öyle kaldı? Bir an kendimi muhteşem yüzyılı seyreder gibi. Süleyman çok konuşuyor. Çok mu şey yaptım? Süleyman, yani, Süleyman. Buyurun Rasim Bey, sizde sıra. Şimdi bakın. Sinan niye böyle şaşırdı? Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe, ben Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istediğimi söylüyorum. İçimden Türkiye'deki geçen 60 milyon insanın yine da gelsin öyle modul yine düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma olasılığı kuvvetli olabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin lobisi Beşiktaş'tan 100 kat daha güçlüdür. Bugün Beşiktaş katledildiği halde bir Beşiktaş yöneticisi kamuoyunu değiştiremiyor. Konuşamıyor. Gümbür gümbür inletemiyor. Biz konuşuyoruz. Neredesiniz? Kedi biz misiniz? Sen konuşuyorsun sen. Senle konuşuyorsun. Aynen ben konuşuyorum. Senle benimle artık itibarlısın. Yani hale bak. Ben Galatasaraylı Rasim Ozan. Hariçten tamam. Gazel okuyan Rasim Ozan. Tamam, Rahat Beyaz Ahmet Şakar deyip sövdüğünüz adamın şu anda desteğine ihtiyacınız var Beşiktaş. Beşiktaş'ın durumu bu. Hadi Beşiktaş güzel. Nerede yöneticiler? Ankara'dan Beşiktaş'ın yöneticileri nerede? Selim kardeşimin babaannesi. Modunine şimdi Modunine'nin ellerinden öpüyoruz buradan. Öpüyoruz. Büyük bir Fenerbahçeli ellerinden öperim. Modunine'nin ellerinden öpüyorum. Selim kardeşime de sevgiler, selamlar. Sinan abi konuştuktan sonra Vitor Pereira'nın Galatasaray'la ilgili çok ilginç. Şimdi bu tip maçlarda oynamak arkadaşlar bu tip maçlarda oynamak farklı bir şey. Yöneticilik yaptığım için kimse kendi menfaati için başkasının menfaatine çalışmaz. Kendi menfaati varsa başkasının menfaatiyle çalışmaz. Hepsi hikayedir. Gücü yetiyorsa Trabzon'da Beşiktaş'ı yener. Gücü yetiyorsa Galatasaray'da Beşiktaş'ı yener. Falanca şampiyon olsun ben onu yenmeyeyim. İtimaz geçeyim ayak gitmez falan filan bunların hepsi fasafiso. Ben öyle maçlar hatırlıyorum ki bir maça çıkarken bir büyük bir maçla ilgili sahanın içinde öldük dirildik. Sonra yine belki de o maçı biz şansa kazandık diyebiliriz. Yani rakip belki bizden daha iyi oynadı. Abi diyor falanca olmasın siz olun. Maçtan önce niye söylemiyorsun? Kazanınca. Yırttılar kendilerini. Maçtan önce söylemediler. Onun için burada Beşiktaş'ta Fenerbahçe daha çok puan kaybedecekler. Beşiktaş'ın avantajları vardır. Ama Beşiktaş bu akşam
büyük avantaj kaybetti. Evet. Beşiktaş bugün maalesef, kazansaydı 3 merdiven yukarıdaydı. 3 basamak. Bak merdiven. Maalesef. Eğer bugün Beşiktaş berabere kalsaydı 1 basamak. Yani 1 merdiven çıkacaktı diyebiliriz. Onun için şurada Beşiktaş'ın Trabzon, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe Trabzon'da oynayacak bilmem ne falan filan. En az 7-8'er puan daha kaybedilecek bu gidişatta. Belki daha fazla kaybedecek. Ama Beşiktaş bu akşam tarihi bir avantajını kaybetti. Belki de bugün yolu yarılacaktı. Yolu yarılacaktı. Ama şunu kesinlikle arkadaşlar, Galatasaray, herkes kendi prestijini düşünür. Herkes kendi mukavelesiyle ilgili. Çünkü transfer sezonu takımında kalabilmek için veya bir yere transfer yapabilmek için falanca takım şampiyon olsun, ben bu takıma kızıyorum falan. Bunlara inanmayın. Göreceksiniz. Trabzon Beşiktaş maçı çok zor bir maç olacak. Bakın çok zor. Ama şunu unutmayın ya. Trabzon Fenerbahçe'ler arasında şey var. İşte Beşiktaş'a falan veya böyle şey unutun arkadaşlar. Trabzon Beşiktaş maçını kazanırsa camia bir rahatlar. Mesela Galatasaray Fener'i veya Beşiktaş maçını kazanırsa bir camiadan moral olur. Öyle demeyin. Onun için kesinlikle bunları unutun. Kim şampiyon olur dersen de Ertem'cim, Allah bilir. Aynen. En güzel cevap evet, bu olur. Vitor Pereira maç sonrasında neler söyledi? Önce bir izleyelim ama Pereira ile ilgili galiba birazdan burada bir tartışma çıkabilir. Rasim Ozan da uyutmayalım. Bir ekrana gelsin bakalım. Rasim bizi uyutacak ya. Öyle yap. Ama Türkiye çok büyük bir ülke. Türkiye'nin Avrupa'da saygı görmesi gerekiyor diğer ülkeler tarafından. Bu nedenle dediğim gibi Avrupa'da devam etmemiz çok önemli. Biz Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisiyiz. Sadece Fenerbahçe yoluna devam ediyor Avrupa'da. Hafta içi maç oynuyoruz, hafta sonu maç oynuyoruz. Hafta içi oynuyoruz, hafta sonu oynuyoruz. Ve toparlanmaya zaman bulamadan yapıyoruz bu karşılaşmaları. Bugün dediğim gibi rakibimiz 8 gün dinlenip geldi buraya. Ama maçı biz kazandık daha az dinlenmemize rağmen. Bunun değerini bilmemiz, bunu konuşmamız gerekiyor bence. Ben bunun kesinlikle konuşulmasını istiyorum. Çünkü eğer siz gözlerinizi kapatmaya çalışırsanız o zaman tabii ki bunu göremeyiz. Eğer gözünüzü kapatırsanız bu benim sorunum olmaktan çıkar. Örneğin Galatasaray Lazio ile karşılaştı ve gerçekten bitik bir görüntü sergilediler. Biz bugün Beşiktaş'la oynadık hafta içi maç oynamamıza rağmen ve iyi oynadık. Ki Lokomotiv maçında çok uzun saatler seyahat etmemize rağmen toparlanma ve çalışma zamanımız olmamasına rağmen. Evet, Galatasaray Avrupa'da Lazio karşısında bitik bir görüntü. Pereira haddini bilsin. Bir kere Vitor Pereira'nın bu şekilde konuşmak, bu şekilde terbiyesizce Galatasaray'ı takdir ve tezif etmek. Ben bırak. Şimdi bak Pereira'yı eleştirirken ama. Bitik lafı, yani bitik, lafı bitik bir laftır. Bitik ama terbiyesiz lafı, demeyelim adama ya. Müsaade et. Bitik lafı bitik bir laftır. Bir. İki. Fenerbahçe'nin Portekiz'in Balıkçı kasabasından gelen bir teknik direktörü görünümlü adamı Galatasaray'ı tahkir ve tezif edemez. Ama hakaret ediyor. Vitor Pereira Galatasaray'ı tahkir ve tezif etmenin bedelini sana TT Arena'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Seyrantepe TT Arena'da çok ağır ödetirler. Ya Rasim öyle deme şimdi yani. Galatasaray seni oradan çıkartmaz. Ne yapalım şimdi, konuşma. Galatasaray Avrupa'da bir dikliği küçümsemek, aşağılamak, underestimate etmek, böyle hareketler böyle falan filan, bunlar palavradır. Bunlar palavradır. Galatasaray camiası tahkir ve tezif edilmiştir. Elmas yere de düşse elmastır. Elmasın üstüne kum da taneciği de gelse elmastır. Biraz temizlersin, elmas elmas kalır. Ama tenekeyi istediğin kadar altına boya, altını yaldızladın mı teneke çıkar. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynamış kulüp bellidir. UEFA Kupası'nı almış kulüp bellidir. Avrupa Süper Kupası'nı almış kulüp bellidir. Meksiko City'de, Şili'de bile Galatasaray deyince bilinen kulüp bellidir. Fenerbahçe ancak Edirne'den Hakkari'ye olan sınırlarda bilinir. Pereira da bunu iyi öğrensin. Olay şimdi budur. Pereira'ya bir şey söylüyorum. Sonra bana kızma sakın Pereira. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Asla hakaret kabul etme. Pereira hokkabazlık yapıyorsun. Bunu hakaret kabul etme lütfen. Niçin? Şimdi açıklıyorum. Hoca adam hokkabaz. İyi adamsın, hoş adamsın dediklerinde olabilir. Galatasaray hakikaten bitik. Lan hani sen maçtan sonra maçla ilgili konuşurdun. Bir basın toplantısı maç sonrası sen maçın
performans, takım, şablon, oyuncu, niye? Bunları öyle diyordu. Sen bırak bu işleri. Kabul etmiyordu. Sen tuttun. Şu anda hakikaten bitik bir görüntü sergiliyor. Onu biz söyleriz. Ezeli rakibini. Tahkir tezgif. Tahkir ediyorsun. Haklı da olabilir sadece. Ben Galatasaray çok iyi oynadı veya Antep'te. Onu diyen mi var hocam? Ama senin bir özelliğin vardı. Hani sen diyordun ki maçtan sonra maçla ilgili konuşurum. Futbol sorun bana. Başka şey konuşmam ben. Ya öyle diyordun. Diyen Pereira şimdi bayram değil, Seyran değil. Rakip Galatasaray değil. Haftaya Galatasaray'la maçın yok. Galatasaraylardan seninle ilgili en ufak bir şey söylenmemişken... İyi oldu, iyi oldu. Pereira. Şimdi, hokkabaz insana kötü bir laf olarak gelebilir. Ama bunu asla hakaret olarak söylemediğimi şimdi açıkladığım gibi açılımını da yapıyorum. Yakışıyor mu sana? Sen Fenerbahçe teknik direktörüsün. Saçının başının oynaması iyi bir şey değildir. Ya bu tür şeylerden sonra toplantılarda her türlü soruya cevap ver. Kıvırma. Ya da işine geldiği vakit rakibi kudurtmak için Galatasaray'a bulaşma. Bravo. Doğru mu Ertem Bey? 25 doğru milyon hocam, sadece maçla ilgili sorunlar diyordu. Ya Van Persie'yi niye çıkarttın ki? Bana maçla ilgili sorun diyen adam sensin. E şimdi Galatasaray'ın ne alakası var bunlar? Hocam bunların kanı bozuluyor. Mesela şeyde... Kanı bozuluyor. Şeyde, öyle deme abi. Ağır girme. Bak, yani şeyde kanı bozuluyor falan demek. Tertemiz şeyde adam öğretmen, gibi adam bak, yapma ya. Bak, şamlon bozuluyor. Bir tane örnek vereyim. Mesela bizim Snyder'de Fener ağlama diye şarkı söylettiler. Abdülkerim abi. Yok böyle. Ben Ahmet Çakar'ın girdiği yerden gireceğim. Bir gerçekten her maç sonrasında... Biliyorsunuz son aylarda hani şunu söylüyordu. Sadece bana bu maçla ilgili, futbolla ilgili sormuyorsunuz ki. Lazio maçı ne alaka? Futbolun güzelliklerini konuşalım hocam. Yani şimdi baktığınız zaman tarafsız olacak şimdi bir şekilde. Şimdi düz mantıkla baktığınız zaman durup dururken konuyu Galatasaray'a getirmişse öyle bir şey izlenimi öyle oluyor. Öyle bir şey yok ama bravo, ben öyle olduğunu hiç düşünmüyorum. Ezeli rakibinin hukukunu koru. Öyle bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Kesinlikle fiziksel açıdan eksiklik, Avrupa'da oynayıp 3 gün sonra oynamak falan, kendi takımının güçlü olduğunu buna rağmen eleştirdiğinizi. Yok be abi ya. Örnekle bir dakika. Abi, bak bitin kelimesi bir dakika. Sizin bir dakika kardeşim. Birkaç cingöz ya, bir dakika, ben şuna, seni bak o kadar hakaret etmene rağmen dinledim seni, evet, hiçbir tamam. şey söylemedim. Futbolda Sinan da bilir ki futbolda bitik kelimesi geberik oyuncular için söylenir. Geberik bak mi? Dinle oyuncular için, futbolcular için, fizik gücü düşük oyuncular için söyler. Ya bitik futbolcu mu denir? Bitik. Ya da kötü takım için bitik bir takım denir. Galatasaray'ın Lazio karşısındaki hakikaten fiziksel açıdan durumu içler acısıydı. Bunu her futbol sever gibi ben de gördüm. Galatasaraylar da zaten bundan şikayetçi. Tespiti bu. Bitik ama demekle. Ama bu maçla ne ilgisi bak, var? İşte diyorum ki bak durup dururken öyle bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Basın toplantısında kesinlikle ilgili fiziksel konuyla ilgili bir soru olmuştur. O da Avrupa'da oynuyoruz 3 günde bir. Buna rağmen takımımız lig maçlarında da çok diri, Avrupa'da da diri. Örneğin rakibimiz mesela 3 günde bir maçı kaldıramıyor. Biz çok iyi durumdayız demek istemiş olur. Ama birebir hiç ortada bir şey yokken Galatasaray hocam, bitmiş. Şu anda basın derse, toplantısındaki arkadaşım devrimize gidiyor ki hiç alakasız olan bir yerden konuya geldi. Bravo devrim zengi. Ben de ne diyorum? Devrim zengi şu an Kadıköy'de bağlansın. Bak ne diyorum? Hayır rejide ya. Oradan geldi. Oradan geldi adam şu an rejide. Ertem gibi zaten ne diyorum? Bak devrim bizi aldı. Şimdi durup köyde. Dururken hiçbir şey yokken örnekler verirken hani biz de oynuyoruz rakibimiz mesela niye Beşiktaş'tan örnek vermiyor? Beşiktaş Avrupa Kupası maçı oynamıyor. Galatasaray'la ikisi oynuyor ve hata yorma kendini. Hayır bitik demek ne demek sen bilirsin. Hayır bu öyle bir şey değil. Ben de onu diyorum Türk ama. Türk dil kuralı arayalım bari. Kardeşim, ben buradan gidelim. Ne diyor Ertemciğim, adam? Bu akşam. Bitik diyor adam güçsüz demek. Güçlü. Ver müziği. Fiziksel abi. Kırmızı yap. Size şöyle gelebilir miyim abi? Kırmızı yap. Abi son derece bak Vitor Pereira Galatasaray hakkında tabii ki yorum yapabilir. Vitor Pereira diye. Tabii ki futbol tabiriyle bitik tabii, demiştir. Ben Pereira'yı çok seviyorum. Güç bak, fiziksel lakin Aziz ben Yıldırım. Ben Pereira'yı sevmiyorum. Sayın Aziz Yıldırım. Sayın Pereira. Sayın Pereira maç sonlarında hep şunu söylüyorlar ya. Biz soru almıyoruz. Soru almayız. Sadece Fenerbahçe'yle ilgili soru almayız dediği için Ahmet Çakar'da bu soru. Sen buradan şenden bir özür dile. Kendine yorma. Bir şey anlatıyorum. Ne o ki? Bugün Beşiktaş'ta hiçbir yönetici veya kulüp başkanı bu maçtan sonra demeç verdi mi Şenol Hoca'nın haricinde? Vermedi. İnanılmaz bir müziği bir şey. Alalım. Kimse verdi mi? Godfather müziğini alalım. Godfather'ı verme. Neyi verelim abi? Hiçbir şey verme. Testere. Kırmızı istediniz yap. Kırmızı yap. Tek göster beni kırmızı yap. Müziksiz olmaz abi. Müzik olmaz. Verelim. Testere. Bak giriş müziğimiz. Hadi bir şey göndereyim mi? Bir meyve tabağı.
Ya Sinan'ımı üzmeyin bu kadar ya. Adam bütün 5'ten beri maç seri adamla oturuyor. Bravo. Fenerbahçe'yi. Morali de bozuk kardeşim. Fenerbahçe'yi bu galibiyetinden dolayı. Sus. Kutluyorum. Müthiş bir 45 dakika oyun oynadılar. Ama ligin sonu yaklaştıkça bazı işler olabilir. Ben buradan diyorum ki sevgili Fikret Orman. Nereye ya? Sinan da gidiyor. Sinan ne yapıyorsun? Sevgili Fikret Orman. Ben de kalkayım oturayım. Fark etmez. Beni iyi dinle. Ve yönetici arkadaşlara söylüyorum. Bu memlekette ağlayana demeyeyim de konuşmayan karşılığını alamıyor. Teslimatçı olmayın. Hakkınızı savunun. Ufak ufak, ince ince Cüneyt Çakır ayar yaptı. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Fenerbahçe'nin galibiyetini ben burada küçümsemiyorum. Galibiyetine de hiç gölge düşecek bir şey söylemiyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. Sevgili Fikret Orman, işi sıkı tut. Ve yöneticilerine söyle, işi sıkı tut. Gereken açıklamalarını, gereken görüşmelerini yap. Fazla efendilik iyi değil, fazla mütevazilik iyi değil. Hakkını aramazsan hakkını vermezler. Beşiktaş'ın hakkını koruyun. Biz burada milyonlarca bu akşam küfür yedik. Sizden hiç ses çıkmadı bu akşam. Oysa ki televizyonlara bağlanacaksınız. Bazı şeyleri söyleyeceksiniz, anlatacaksınız. Ha, bugün her Beşiktaş'ın hakkı yenmediyse hakem tarafından, eyvallah. Ama Fikret Orman, stat, şampiyonluk olmazsa o statın hiçbir özelliği yok. Şampiyonluk varsa o statın bir anlamı olur. Buradan söylüyorum, işi sıkı tut. İşte konuştuk demin. Ahmet Hoca söyledi, daha ağır mı? Ben o kadar ağır konuşamam. Ama söylüyorum. Federasyonda git yat. Federasyonda git otur. Sonuna kadar hakkını savun. Beşiktaş'ın hakkını savun. Çünkü Beşiktaşlı hep son haftalarda Beşiktaşlı haksızlığa uğramıştır. Rasim ne diyor orada? Beşiktaş'ın lobisi yok. Hayır, Beşiktaş'ın lobisi var. Ama lobiyi çalıştırmak lazım. İyi akşamlar. Bravo Sinancığım. Evet, Sinan Engin konuştu. Doğru yaptı. Şenol Güneş, Cüneyt Çakır hakkında konuştu. Şenol Güneş ne söylemiş? Bir izleyelim sevgili seyirciler. Şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum. Kendimize de güvenimiz var ama bugün tabii böyle bir maçı da, iyi bir ambiyans olan maçı da kazanmak istiyorduk. Sadece top kayıtlarımız, bloklarımız, kopmalarımızda eksiklerimiz oldu. Onun dışında ligi tekrar force eden bir takım olarak geri döneceğimizi düşünüyorum. Hocam, lig yarışının yeniden başladığını söyleyebilir miyiz? Bir de Beşiktaşlı taraftarların özellikle sosyal medyadan hakem Cüneyt Çakır'a çok büyük tepkileri var. Hakemin yönetiminden memnun musunuz siz Şenol Güneş olarak? Şimdi lig devam ediyor. Başladı diye bir şey yok. Yani biz maçı kazansak da bitmeyecekti. Kaybetsek de bitmeyecek. Ama tabii rakip kazanarak hem moral hem puan buldu hem de şu anda öne geçti. Bizim bir maç eksik olmasına rağmen. Biz bu maç önemliydi. Onu kaybettik ama son maçı oynamadık. Dolayısıyla lig yarışı devam ediyor. Kendimize de güveniyoruz. Takımımıza da güveniyoruz. Orada bir son bulacağını düşünmüyoruz. Ama kazansaydı daha avantajlı olur. Onun da bir garantisi yoktu. Hakemle ilgili bir şey söylemek doğru değil. Sadece faul mü değil mi, sarı kart dışarı atılan oyuncu olabilir. Onu ben söylersem şimdi 2-0'dan sonra döneriz o pozisyona. Onu ben de herkes görüp konuşacağı için ben susmaktan yanayım. Bu
Burada Başakşehir maçından sonra Cüneyt Çakır da maçın hakemi ve Cüneyt Çakır'a sarılması hocanın çok konuşuldu, gündeme geldi. Bugün böyle bir şey görmedik. Bir tepki miydi bu hocaya karşı, onu sormak istiyorum. Ben aslında o bahsettiğiniz sarılma olayını gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Hatırlamıyorum. Belki Fatih hatırlıyordur. Fatih çünkü bu konularda beni sıklıkla bilgilendiriyor. Açık bir şey söylemek istiyorum. Ben Türkçe anlamıyorum, Türkçe bilmiyorum. Ne gazeteleri takip ediyorum ne de televizyonları. Bazen sadece fotoğraflara bakıyorum gazetelerdeki veya televizyonda gördüğüm görüntülere bakıyorum sadece. Ama Fatih beni o zaman da bu konuyla ilgili bilgilendirmişti. Maçtan sonra hakeme sarıldığımı bana söylemişti. O gün bana verdiği bilgide. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Ben Portekizli bir hocayım, bildiğiniz gibi. Eğer bana sorarsanız Portekizli kaç tane hakemi tanıyorsun, kaç tane hakemin yüzünü hatırlıyorsun diye samimi bir şekilde söylüyorum. Yüzlerini hakemlerin Portekizli'de sadece bir veya iki tanesinin hatırlıyorumdur. Burada durum daha da kötü Türkiye'de. Türkiye'de hiçbirini gerçekten hatırlamıyorum. Ben maç sonu duygularımla, hissettiklerimle, eğer hakemin iyi bir yönetim sergilediğini düşünüyorsam ondan sonra gidip sarılmışımdır. O gün öyle bir durum söz konusu olmuştur ama gerçekten hakemleri tanımıyorum, isimlerini bilmiyorum ve yüzlerini de net bir şekilde, samimi bir şekilde söylüyorum, hatırlamıyorum. Evet hocam. Ya bu çocuk iyice şaşırdı. Kim hocam? Çocuk Pereira. İyice şaşırdı. Vitor. Lan insan tanımadığı adama sarılır mı? Mesela ben Taksim'de gidiyordum, bugün bir tane abla gördüm. Sarılır. Zenci mi? Efendim? Siyahi abla, mi? Siyahi. Eli böyle abi, biliyor musun? Aman hiçbir hakem tanımam diyor. Çıktı. Yani sen tanımadığı adama sarıldın. Peki güzel. Yanlışlıkla ve sarıldığını hatırlamıyorsun. Ertesi gün bu burada konuşuldu gazetelerde filan. O gün çok iyi yönetmişse sarılmışımdır diyor. O zaman diğer sarılmadıkların hiçbirisi iyi maç yönetmedi. Yani 30 tane maç oynadın. Evet, memnun değil demek. Bak. Diyorum ya. Şaşırdı bu çocuk. Şaşırdı. Aynen hocam. Şaşırdı bu çocuk. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Hocam ya. Allah Allah. Böyle bir şeyden yana gidiyoruz. Artık böyle yapmak çok tuhaf ya. Ya. Vallahi yeter ya. Çok Allah tuhaf. Ya ne diyor hocam adam? Çok tuhaf bir ülkede yaşıyoruz. Sarılıyorum diyor. Adama sarılıyorum diyor. Çok tuhaf bir ülkede yaşıyoruz. Adam ona bakarsan Kudüs'ün lifte olur ha. Çok tuhaf bir ülkede yaşıyoruz. Ona da sarıldı. Ne var bunda yani? Ne var? Çok ben tuhaf. Seni bu korurum Kudüs'ü. Antrenörler birbirini tanır mı? Mesela maçtan önce sarılıyor. Hikmet Karaman. Ne var abi? Ne olmuş sanki? Maçtan önce sarılıyorlar birbirlerine. Taksim'de... Ya sarılmaz mı insan hocam yani? Sen hakemken biri gelip seni tebrik etmedi mi sana? Hiç tanımadığın bir yönetici. Yok. Bravo hocam, helal olsun. Çok iyi yönetici. Sarıldı diyelim. Hocam aklıma bir çağrı geldi. Ne derim ya bana hocam, Pereira deyince hocam. Adamın tek, kim bu adam? Fenerbahçe teknik direktörü adam ya. Kim, model misin adama ya? Gelmiş seni. Bir dakika. Pereira'nın şarkısı şu. Işıkları kapat. Hangisi? Dün gece... Hiç tanımadım. Öyle bir şey vardı. Sırf sana benziyor diye sevgilim dedim falan. Onu sen söyleyelim. Ver. Güzel, hoşuma gitti bu saatte. O müziği ver. Ben de söyleyeyim. Dün gece. Ben mesela geçen akşam. Ya mesela geçen akşam. Var mı arkadaşlar? Ya bir gün Ersin'de program yapıyorsunuz. Hiç tanımadım ya. Niye sarıldım o adam? Şeker İsmail'i özledim ben ya. Dur bir dakika. Şeker İsmail tanıyor musun? Gece... Oğlum sen ne diyorsun? Kaşın gözünü biliyor musun? Bir şey mi söylüyorsun? Şeker İsmail'i tanımış. Ertem, Şeker İsmail'i özledim ya. Şeker İsmail kim abi? Nasıl kim ya? Dün bağlandı ya. Dün bağlanan. Yarışmaya bağlı. Ertem nereye? Şeker İsmail tanıyor. Neden? Şeker İsmail'i getirdim bir anda. Şeker İsmail bugün statta. Ertem. Şeker İsmail bugün statta omuzları almışlar. Ya abi, Şeker İsmail dostum bağlandı bizde. Yıldız olmuşlar ve Şeker İsmail çok yakında bu televizyonda. Farklar oldu o ikisinin. Hakemleri tanımadığını söyleyen. Portekizli bir çocuk. Aynen. Lemansam. Lemansam da keşke böyle sadece şarkılarda kalsaydı. Evet, keşke. Sezen Aksu'yu mu söyleyecek? Lemansam ya söyleyeyim. Lemansam. Keşke böyle hepsi şarkılarıyla güzelce hatırlasam. Akdenizlerin, arkadaşlar, Akdenizlerin aşkı böyle. Hazır mı? 40'lı yaşlarda bir Akdenizli, Portekizli Vitor Pereira. 38-40 yaşında bir Türk çocuğu Cüneyt Çakır'ın aşkıdır. Askerim.
ben hiç tanımadıkları için mi sordular? Sırf ona benziyor diye. Ne? Maçını aldım. Var ya Zeynep'ten. Ben bir tane biraz sonra bizim kim klip ne oldu? Arkadaşlar bir dakika. Böyle bir şarkı var. Sinan, bu yıllar önce bu şarkının değişik versiyonu sana yazıldı. Sen de sırf sana benziyor diye Kudüs'ü koruma altına almışsın. Kudüs'ü. Tabii. Sırf ona benziyor diye Kudüs'ü koruma altına aldı. Ya sen korudun, o şey yaptı. Sarıldı. Sonra tanımam dedi. Sen de tanımam filan dedin. Çok özledim. Ben tanımam. Tamam işte hep aynı tezgah zaten. Özel bir şarkı biraz sonra istedim. Aynen. Sizler abi mikrofonu düşmüş galiba. Aa, razı sağ oldu. Ben mi düşürdüm? Çok özel bir şarkı istedim arkadaşlar. O şarkı biraz sonra çalacak. Yalnız ben bir şey diyeceğim. Hazır mı? Son şarkı benim izleyim olacak. Ben kızart. Bu akşam kapanışta Fenerbahçe maçını izliyorum. Veriyoruz hocam. Galibi kızart. Olur. Askerlerimize selam çakalım. Bütün Güneydoğu'ya, Doğu Anadolu'da. Türkiye'nin dört bir köşesinde görev yapan özel harekat polisimize, askerimize, herkese, bütün komutanlarımıza kucak dolu selam sevgiler. Olsun. Sizlerle gurur duyuyoruz. Selam olsun. Selam olsun. Allah yardımcı olsun. Karış karış bu vatan, bu millet size emanet. Bizler bugün burada Fenerbahçe gülüyoruz, eğleniyoruz bir şey ama yapmış. Siz vatan peşindesiniz, vatan derdindesiniz. Ayrımızın olduğu her yere kucak dolu sevgiler. Sizleri bütün çok seviyoruz. Şehitlerimiz Allah rahmet eylesin. Annelerine, baba, ailelerine sabırlar. Oradaki yine aynı şekilde bir savaş var. Orada bir savaş. Ve bizim için savaşanlara buradan selam olsun. Allah yardımcılar olsun. Amin. Evet. Amin. Madem geldik programımızın sonuna ve Fenerbahçe maaşı şart. Hocam dur bir dakika. Ne var hocam? Şimdi ben gidiyorum. Fenerbahçe'nin taraftarlarına sözümüz vardır. Asım saygılı olalım. Evet her şey bir yere kadar. Ya Fenerbahçe maaşı bu kadar ya. Fenerbahçe taraftarlarına sesliyorum. Çok haklı bir galibiyet. Yürekten kutluyoruz. Şu an lidersiniz. Fenerbahçe marşıyla buradan sizlere veda ediyoruz. Fenerbahçe taraftarını kutluyoruz. Fenerbahçe takımını kutluyoruz. Ve işte Fenerbahçe marşı biz sizlere veda ediyoruz. Ben reddediyorum. Reddediyorum. Nasip Ozan ve Ahmet Çakar. Saygı duymuyorum.